Gece iyi akşamlar. Ne oluyor? Hoş geldiniz. Başlıyoruz Musul operasyonu. Günlerdir, aylardır beklenen operasyon sonunda başladı. Türkiye belki de günlerdir bu konunun e, gündemde kalmasını sağlıyor. Hükümetten, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ardı ardına sert açıklamalar geldi. Bağdat yönetimiyle ipler gerildi. Günlerdir bu konuyu konuşuyorduk ki Musul operasyonu başladı. Bu arada Beşikada Türk askeri çıkacak mı çıkmayacak denilir çıkmayacak mı denilirken Beşika'da Türkiye'nin eğittiği askerlerin de bu operasyonda yer aldığı haberleri ortaya çıktı. Şimdi Peşmerge bir taraftan diğer taraftan Irak ordusu koalisyon güçleri havadan ve karadan destek veriyor ve Beşiktaş'daki askerler de sınırlı bir biçimde Musul operasyonunu gerçekleştiriyorlar. Yapılan açıklamalara göre operasyon planlandığından da önde gidiyor. Yani şu anda durum memnuniyet verici görünüyor en azından operasyonu başlatanlar tarafından. Bugün bir kapa, kafa karışıklığı oldu çünkü Başbakan Binali Yıldırım dedi ki e, Türkiye'de hava operasyonlarında yer aldı. Sonradan düzeltti aslında alması gerekir dedi. Savunma Bakanı Işık'tan biraz önce bir son dakika haberi açıklama geldi. Hava Türk Hava Türkiye'nin hava unsurlarının e, da bu operasyona katılması için koalisyonla mutabakat vardır yönünde bir açıklama. Dolayısıyla katıldık mı katılmadık mı e, bunu tartışıyorduk saatlerdir bir açıklama. Savunma bakından geldi. Biz de ağırlıklı olarak bu operasyonu konuşacağız ama nasıl konuşacağız? Şöyle konuşacağız. Biz Musul'da tam olarak ne istiyoruz? İşte oradayız. Beşikada eğitilen askerler de operasyonda. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin istediği olmuş durumda. O zaman hala neden e, tartışma var ortada? Neden Türkiye kızıyor? Masada olmak istiyorum diyor. Fransa'da bir masa kurulacak. Oraya Türkiye davetli. Daha Musul konusunda daha fazla ne talep ediyor Ankara? Nedir istedik isteyip de alamadığımız biraz bu konuya bakacağız ve sonrasında tabi e, paralel yürüyor başkanlık meselesi bugün e, devlet Bahçeli MHP lideri uzun bir konuşma yaptı ama sözün özü şu şunu söyledi. Anayasa teklifinde MHP'nin istedikleri olursa biz de referanduma gidilme konusunda AK Parti'ye destek veririz nokta. Bu konuyu da ilerleyen dakikalarda programda konuşacağız. Şimdi kimlerle birlikteyim bu akşam? Konuklarımı sizlere tanıtmak isterim. E, Kemal Öztürk bizimle birlikte Yeni Şafak gazetesi yazarı. Kendisi e, aslında bölgeden, tam da konuşacağımız bölgeden. Erbil'den sonrasında da Musul'dan döndü. Sıcağı sıcağına bize aktaracak. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yine bölge uzmanlarından Turan Kışlakçı bizimle birlikte gazeteci. Hoş geldiniz, Hoş teşekkür ediyoruz. Tarık Çelenk, o da Süleymaniye'deydi. O da sıcağı sıcağına bölgeden gelmiş oluyor. Ve aktaracak bize gözlemlerini, tecrübelerini ve e, tabii ki e, tespitlerini. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, devam edelim. Ee, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakanı ağırlıyoruz bu akşam. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz katıldığınız için. Muhalefet nasıl bakıyor bundan sonraki sürece e, konuşacağız. Güven Gürkan Öztan bizimle birlikte akademisyen, e, yazar aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ve Yunus Emre'yi ağırlıyoruz. Ee, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Birazdan başlayacağız. Kısa bir ara. Her zamanki gibi bizler ayrılmayın. Birlikteyiz birazdan. Evet Musul operasyonuyla başlıyoruz. Operasyonun detaylarını zaten haber bültenlerimizde takip ediyorsunuz. Şimdi mesele şu. Biz hala neye itiraz ediyoruz? Bir bunu konuşalım. Çünkü sokaktaki vatandaşımız aslında etrafımızdaki herkes ya biz ne istiyoruz da alamıyoruz ne yapacağız da daha farklı olacak meselesini konuşuyor. Önce Kemal Öztürk'le başlamak istiyorum. Nedeni aramızdaki en... Ee, ee, tek kişi diyelim daha doğrusu bölgeden bu kadar sıcağı sıcağına dönen. Dolayısıyla ee, Kemal Bey şimdi bize bir anlatır mısınız ne oluyor? So, öyle sorarak başlayalım. Musul'a gittiniz ne gördünüz? Ee, nasıl bir durum tespiti yaparsınız? Tabii uzun uzadıya anlatabilirsiniz ama kısaca soruyorum size <laughs> ne oluyor yani? Tabii Musul'a içine girmek mümkün değil ama Musul'un e, bugünlerde operasyon yapılan noktalarını. Gitme fırsatımız oldu. Hazer denen bir bölge ve Beşika bölgesine, oradaki e, işit mevzilerine, işte bir kilometre, iki kilometre kala sınıra kadar gitme fırsatımız oldu. E, Erbil e, çok tedirgin e, ve operasyonun aşağı yukarı e, önemli merkezlerinden bir tanesi. Çünkü e, en büyük silahlı güç şu anda. E, Kürt peşmerge grubu, geri evet. kalanı Irak ordusu ve Haçlı Şabi denen bir e, paramiliter milis gücü var. Hı hı. Dolayısıyla e, Musul'daki sünni halkın ve geri kalan Kürt, Yezidi ve Hristiyanların en çok dikkat ettiği ve gözünü diktiği e, grup peşmerge grubu. Biz de onlarla birlikte bu siperlere, bu giriş noktalarını dolaştık. Şimdi ben... Benim gördüğüm şey, enteresan bir şekilde kimse IŞİD'den bahsetmiyor bu bölgelerde. Ben Arap aşiretleriyle de görüştüm, Türkmen liderlerle görüştüm, Kürtlerle de görüştüm. Herkes Haçlı Şabi denen bu paramiliter gruptan korkarak, ürkerek bahsediyor. Herkesin cep telefonunda bu örgütün vahşi infazları, biraz konu açıldığında sen bu örgütün ne olduğunu bilmiyorsun deyip hemen çıkartıp cep telefonundan video. Ee, çünkü bu militer grup e, kancalara insanları takıp uzuvlarını canlı canlı kesip bunu Şimdi videoya bu, alıyor. Kim bunu? Belki seyircilerimiz bilmiyordur Haçlı Şabi. Evet. Şimdi... E, Nedir bunlar? 2014 yılında Suriye'den e, 4000 kişilik bir işit grubu telafer ve Musul hattına saldırdığında Biliyorsunuz o bölgedeki bütün Irak ordusu tabancalı tüfeklerin topunu bırakıp elbiselerini çıkartıp Bağdat'a doğru kaçtılar. Aynı şekilde Peşmerg güçleri de siperlerini terk ettiler. Musul'u aldıktan bir gün sonra Irak'ın en büyük dini otoritesi kabul edilen Ayetullah Sistani bir cihat çağrısı yaptı. Ve dedi ki ehli beyte ait kutsal beldeleri, mekanları, türbeleri korumak için... Bütün Şiileri cihada çağırıyorum dedi. Yaklaşık olarak 35 Şii aşireti ve on binlerce insan sokaklara dökülüp etten duvarlar kurarak Kerbela'yı ve benzeri Beyt mekanlarını koruma altına aldı. İşte o gün aslında Haçlı Şabi dediğimiz bugünkü adıyla bir oluşum başladı. Şii. Bu Şii, bunların şii, tamamı hadi, Şii. Evet. Bunların tamamı Şii ve özellikle Telafer, Ramadi, Samara gibi bölgelerden kaçıp yani IŞİD'in saldırısından, zulmünden, IŞİD'in katliamlarından ailelerini kaybetmiş, zarar görmüş Şii çocukları, Şii gençlerinin yetiştirildiği ve aşiretlerin tugaylar, tümenler kurarak bir militarist gruplar oluşturduğu bir dönemdir bu. 2014 Haziran ayı. İran işte o zaman Kasım Süleymani adıyla bir general gönderdi buraya. Bugün efsanesi kendisinden de daha büyük olarak andığımız Suriye'de büyük örgütlenmeler yapan ve savaşın çok etkin ismi olarak kabul edilen Kasım Süleymani o tarihlerde Irak'a gitti. İran'ın askeri ve mali desteğiyle bu tümenleri disipline etti ve askeri eğitimlerden geçirdi. Sayıları tam olarak bilinmiyor. Tümen sayısı, grup sayısı ama 100 ile 150 bin arasında Erbil'deki kişilerin verdiği rakamlar medyada çıkan rakamlar 300 bine kadar dayanıyor. Ama gerçekçi rakamın 100 ile 150 bin arasında hı hı. silahlı, eğitim almış, öfkeli, kızgın ve intikam almaya yemin etmiş bir paramiliter grubu. Tamamı Şiilerden oluşuyor ve son derecede atak bir savaşçı grubu. Bu eğitimlerden bir süre sonra Amerika'nın öncülüğünde IŞİD'in ele geçirdiği şehirler ve kasabalar geri alınmaya başladı. Bunlar Ramadi, Samara, Tikrit gibi aslında sünni nüfusun yaşadığı, IŞİD'in işgal ettiği, Amerikan öncülüğünde de bunları geri almak için başlatan operasyonların en önünde bu Şii milis grupları vardı. Yirdiler, çarpıştılar, Oraları ele geçirdiler. İşte o ele geçirme esnasında işici diye yakaladıkları insanlara yaptıkları çok vahşi, çok ürkütücü görüntüleri, videolarını çektiler, sosyal medyalara web sitelerine yüklediler ve tıpkı IŞİD'in Suriye'de yarattığı korkunun aynısını Irak'ta meydana getirdiler. Irak'ta yarattılar ve gerçekten de. Bu Amerikan öncülüğündeki operasyonlarda kullanıldıktan sonra Amerika şöyle bir açıklama yaptı. Sanırım Siya savunma Bakanlığıydı ya Pentagon'du. Saygı duyulacak bir grup, o kadar savaşçı ve o kadar önemli bir rol üstlendi ki Amerika bunları saygı duyulacak gruplar olarak gördü. Ama bir süre sonra kontrol edilemez, disipline edilemez bir hale geldiler ve Irak'ın merkez resmi ordusundan daha güçlü ve daha büyük bir hale geldiler. Şu anda nereyi kontrol ediyor diyorsun? Yani nerelerde dağıl? Anlatacağım onu. E, kontrol edilemedikleri için bir problem doğdu. Bağdat hükümeti orduya bağlı olmayan bu milislerin bir süre sonra yargısız infazlar, adam kaçırmalar, işte bu tür vahşi görüntülerden rahatsız oldu. Kasım Süleymani'yi dengelemek için ikinci bir general daha gönderdi İran üzera bu konuda. Ve bu genel bu milis gruplarını disipline etmeye çalıştı ama hiçbir zaman Bağdat hükümetine bağlanmadılar. Emirlerini önce aşiretlerinden, daha sonra o ülkedeki sadr gibi, el Hekim gibi ya da Sistani gibi dini liderlerinden ve son olarak da İran'dan Hameyneden aldılar. Dolayısıyla paralel bir devlet gibi, şey ordu gibi varlıklarını bugüne kadar sürdürdüler ama bütün Irak'ta büyük bir korku yarattılar. İşte bugün Musul operasyonu, ben dört gün kaldım bölgede. En çok tartışılan konusu Haçlı Şabi denen bu paramiliter grup Musul'a girecek mi girmeyecek mi? Neden çok tehlikeli ve herkes çok korkuyor? Çünkü bu örgütün, bu sivil ordu mu diyeceğiz, milis ordusunun en ürkütücü olan Tugay'ı, Asabil Hak isminde Butugay'ın başındaki imam daha geçtiğimiz cuma günü cuma hutbesine çıktı ve şöyle bir açıklama yaptı. Musul'a gireceğiz ve Hazreti Hüseyin'in intikamını alacağız. Büyük bir infial yarattı Irak'ta. Herkes bunu konuşmaya başladı ve ondan sonra Peşmerge yani Erbil hükümeti karşı açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Ve bu militer grubun Irak ordusunun konvoyuna dahil olarak Musul'daki operasyon cephelerine gelmesini de engelledi. Asıl kilitlenen nokta ve Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin, Erbil hükümetinin ısrarla üzerinde durduğu konu Haçlı Şabi Mısır, Mısır operasyonuna Şey Musul operasyonuna katılması. Burada bir virgül koyalım. Ne diyorsunuz Emre? Şimdi tabii Amerikalılar bakımından ciddi bir zorluk var. Çünkü her ne kadar bu operasyon ilgili hemen herkes iyimser olsa da yani operasyonun başarılı olacağı düşüncesi hakim görüş olsa da ki şimdiye kadarki gelişmesi yani düşünün eşit işte yaklaşık üçte birine hakim vaziyetteydi e, İran ve bu hakimiyet yaklaşık yüzde on'a kadar düştü yani süregen operasyonlarla hava operasyonlarıyla işte musul operasyonu artık son nokta kilit nokta ancak şu önemli Amerika'nın bu operasyonda karada oluşturduğu ittifak yani bir yanda Kürtler bir yandan kimi Sünni aşiretler bir yandan da tabi Irak ordusu ama daha çok tabi böyle hep biz biliyoruz ki aslında kastedilenin Irak'taki Şii nüfus olduğunu. Şimdi bu ittifak bir yanıyla çok aslında zayıf bir ittifak yani IŞİD den sonra ne olacak diye bir gündem ortaya çıktığında aslında böyle bir ittifaktan bahsetmek zor hale gelecek. Bir de bunun yanına, bu karmaşanın yanına diğer aktörleri de ekleyin. Yani örneğin işte Sincar bölgesinde bir yeni kanton peşinde olan PKK'yı ekleyin, efendim Rusya'yı ekleyin falan. Yani çok görünenden karmaşık bir hadise. Şimdi özetle burada Türkiye'nin vaziyeti ve Türkiye'nin duyarlılıkları e, Kemal Bey'in de uyguladığı gibi özellikle e, bölgedeki mezhep çalışması bakımından Türkiye'nin duyarlılığı, Türkmenlerin durumu, konumu bakımından Türkiye'nin duyarlılığı e, Amerika'nın e, bu az önce anlattığım kurduğu dengeyi zorlayan bir durum. Çünkü Türkiye oyuna dahil olduğunda bütün bu bahsettiğim oluşan çerçeve bir yanıyla zorlanıyor. Yani çünkü Türkiye dahil olduğunda az önce anlattığım temel aktörler rahatlıkla kendi politikalarını özellikle e, Musul, e, IŞİD'den kurtarıldıktan sonra kendi politikalarını uygulayamayacakları anlaşılıyor. ya Bu sebeple çok katı bir şekilde Türkiye'nin bu işin dışında bulunması konusunda özellikle e, Şii, Irak Şii temsilcilerinin çok e, sert ve kesin açıklamaları var. Bugün gazetelere yansıyan bilgi doğruysa e, sadrın e, çağrısıyla Türk elçiliği önünde bir protesto toplantısının falan düzenlendiği de yazılıyor. Yani şimdi özetle böyle bir katı bir mezhep taassubuna dayalı bir cepheleşme ve bunun tabi Türkiye'nin Türkiye için yarattığı riskler orta yerde duruyor. Şimdi bunu not etmem gerekir. Bu başlangıçta bu, bu önemli bir boyutudur. Bir başka önemli boyutu da yani bugünkü gazetelerdeki bilgiler doğruysa eğer Amerikalıların e, Türkiye'deki üsleri incirlik dahil olmak üzere Bu operasyonda kullanmadığı Anlaşılıyor Aynı zamanda Türkiye'nin hem başıka'daki birliğin hem de hava unsurlarının operasyonun dışında bırakıldığı anlaşılıyor. Ancak bugün Sayın Başbakan konuşmasında hava birliklerimizin katıldığını söyledi. Yani biraz çelişkili bir durum var Başı ama Savunma Bakanı açıklama getirdi. Evet. Hava unsurları katılacak. Yani itimat etmek gerekir. Yani Savunma Bakanı ve Başbakan öyle söylüyorsa öyledir. Şimdi bu ama gene olarak bir bir hissiyat da var kamuoyunda. Yani Türkiye'nin bu Musul'daki süreçten dışlandığı hissiyatı. Hani başlangıçta sorunuz ya ne istedik de alamıyoruz konusu. Yani bir yeni Irak oluşuyor. Bir yanıyla yani bir, hı hı. bir yeni başlangıç yani 2003'teki işgalden sonra bir yeni başlangıç ve Türkiye'nin bir dışlanması durumu. Şunu not edelim yani 25 Ekim'de Paris'te bir toplantı yapılacak işte 12 evet. ülkenin katılacağı toplantı Türkiye'nin davet edilmediği belirtiliyor. Edildi. Ha? Edildi, edildi. mi? İran bir tek evet. Edildi. Evet şimdi şunu demeye çalışıyorum yani genel bir kamuoyu hissiyatı olarak Türkiye'de yani iktidar partisi de bunu açıklıkla söylüyor. Türkiye'nin bu işin dışında bırakılması gayreti. Bunun temellerini açıklamaya çalışıyorum. Şuna, şuna getirmeye çalışıyorum. Ama şunu da hatırlamamız gerekir. Yani Irak'ta geçmişte Batılıların gerçekleştirdiği müdahale ve tabii diğer coğrafyadaki diğer müdahaleler pek de bölge halklarında onların ortak hafızasında olumlu hatıralar bırakmadı. O yüzden yani aktif bir dış politika yaklaşımı ve aktif dış politika yaklaşımı çerçevesinde müdahil olma gayreti yani bugünle ilgili bir mesele ama bir yanıyla da yarınla ilgili bir Peki, mesele. Peki şimdi yani... aynen böyle onun için biraz ha. konuşalım tartışabilelim istiyorum. Şimdi bu noktada aslında bugün geldiğimiz şeye bakarsak geldiğimiz duruma Fransa'da bir masa kuruluyor ve Türkiye davetli. Fransa ve Irak ev sahipliği yapacaklar. İki ülkenin Dışişleri Bakanlığı oturuma başkanlık edecek. İran dışındaki bütün ülkeler davetli Türkiye masada istediğini aldı. Beşikadaki askerleri çekilmiyor. Türkiye'nin tam tersi oradaki küçük bir grup operasyonlara katılıyor. Türkiye'nin eğittiği ve destek sağlıyor. Orada da istediğini aldı. E biraz önce Savunma Bakanı ışığa bakılacak olursa koalisyon güçleriyle hem fikir olundu. E, Türk Silahlı Kuvvetleri hava operasyonlarında yer alacak. Sonuçta şu ana kadar aslında istiyorum dediği her konuda isteğini elde etmiş görünüyor. Dolayısıyla hala Neyin pazarlığı devam ediyor? Ne diyorsunuz Murat Bey? Aslında Türkiye'nin e, Musul'da olmayı bu kadar istemesinin sebebini sorgulamak lazım. Yani Musul e, müdahalesinde biz olmalıyız, koalisyonun içinde olmalıyız demesinin gerekçesi ne? Türkiye için Musul'un önemi komşumuz olduğu için Irak önemli. Yani komşumuzda bir barışın tesis edilmesi, demokrasinin tesis edilmesi açısından önemli. Zaten Cumhuriyet'in başından itibaren bizim politikamız bir yönde şekillenmiş. Yani biz Musul'a bir şey önermeliyiz. Burada barış, kardeşlik, etniste ve inanç üzerinden şekillenmeyen bir e, ulusal birlik önermeliyiz. Hıra. Biz onu mu yapıyoruz şu an? Hayır biz onu yapmıyoruz. Tamamen mezhepçi bir e, dış politikayla e, olayı Musul'un sünni kimliğine, şii kimliğine getirmiş durumdayız. Şimdi Haçlı Şabi'yi konuşuyoruz ama Haçlı Şabi'nin içindeki Şii Türkmenleri konuşmuyoruz mesela. Çok sayıda Şii Türkmen var. Telaferde katliamdan kurtulmuş ve gitmiş oraya katılmış onları konuşmuyoruz. Ya da yine Musul'u konuşuyoruz Sünni kimliğini ama oradaki diğer halkları işte yüzde on civarındaki Şii nüfusu daha önce orada olan konuşmuyoruz. Biz oraya Türkiye olarak önereceğimiz bir şey olması lazım. O nedir? Nasıl Türkiye'de Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türk'ü herkesin kardeşçe yaşadığı bir cumhuriyet ideali varsa biz oraya onu önermeliyiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı başka bir şey. Oradaki etnisiteyi, inanç kimliklerini kaşıyor ve bir yandan da onun bize nasıl bir zarar vereceğini de geleceğe ilişkin hesap etmeden yapıyor bunu. Bugün ben şeyde bu akademik yıl açılışındaki konuşmasını dinledim. Birkaç kelime dikkatimi çekti. Mesela Irak Başbakanı'na diyor ki bana kaba dayılanacağına işte PKK'ya kaba kaba dayılan, işi de kaba dayılan diyor. Daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Sen benim kalitemde değilsin dedi. Bugün Amerika ile ilgili bir açıklaması var. Diyor ki biz bu tezgaha gelmeyiz. Şimdi bu nasıl bir diplomatik dil? Türkiye bu diplomatik dille nasıl bir diplomatik zafer kazanabilir? Biz orada masada olsak ne olur? Yani biz oraya eğer bir barış götürmeyeceksek, demokrasi götürmeyeceksek. Yine bugün e, Sayın Başbakan'ın grup konuşmasında Ninova mücahitleri dedi. Daha önce Haçlı Vatani'ydi. Arkasından Ninova bekçileri oldu. Şimdi Ninova mücahitleri diye telaffuz etti. Mücahit ne demek? Biz zaten Müslüman olan büyük çoğunluğu bir kente cihat yapmaya gitmesi üzere savaşçı mı eğittik? İşte ÖSO gibi. Ben kilis heyetindeydim. Biz kilise bir heyet götürdük. Bu kat gelirken işte 4-5 milyon arkadaş gittik. Orada sokakta bir Vatandaşla karşılaştık, sakalları göbeğine kadar. Aman benim fotoğrafımı çekmeyin dedi. Niye? Ben dedi ÖSO savaşçısıyım. Ne yapıyorsun sen burada? Ben 3 gün savaşıyorum, dört gün burada dinleniyorum dedi. Şimdi nasıl Suriye'de bugün Türk Sağlık Kuvvetleri'nin e, de, lojistik destek verdiği topuyla, obüsüyle vesaire cihatçı, selefi bir yapı varsa, bugün aynı şekilde o Ninova bekçileri, Sonradan Ninova mücahitlerine dönüşen dönüşen yapı da bence ondan farklı değil. Aslında adı Biz, Ninova muhafızları. Ama bugün Sayın Başbakan yani kendi, Ninova mücahitleri olarak ben belki not ettim. Belki yanlış söylemiş. Kendine koydukları isim, kendileri değiştirdiler o ismi. Ninova muhafızları. İsmi. Kendilerine onu koyabilirler ama hani Sayın Başbakanın söylemiyle tamam. söylüyorum. Ya da yani nasıl bir dil sürçmesidir bu? İş nasıl cihata dönüştü? Nasıl bir de Sayın Cumhurbaşkanının söylemleriyle bunu eşleştiriyorum. İşte bir Sünni Araplar, Sünni Türkmenler, bir Sünni kentidir. Bakın bir kent inanç kimliği üzerinden tanımlanamaz. Siz Paris'i bir Hristiyan kenti olarak mı tanım, tanımlıyorsunuz? Londra'yı Anglikan kent olarak mı tanımlıyorsunuz? Dünyanın uygarlığın beşi olan kentlerdir buralar. Musul da öyledir, Halep de öyledir. İnanç üzerinden tanımlamaya biz karşıyız. Orada yurttaşlık temelinde demokrasiyi ve oradaki insanlara barışı önerecek bir çözüm üretmesi lazım Türkiye'nin. Ama maalesef Cumhuriyet'in kurucu dış politikasının dışına çıkarak ki kurucu dış politikası Türkiye'nin ihtiyat, barış ve denge üzerine kuruludur. Bugün orada savaşçı ve bir de misak-ı milliyi de buna dahil ederek, misak-ı milliyle ilgili bizim oradan bir toprak talebimiz yok ki. Misak-ı milliden gelen neyi konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı bugün? Ciddi dış politikada hata içindeyiz. Biz hiçbir şekilde bu işin sonunda kazanamayacağız diye ben endişe Pardon. ediyorum. Bir bilgiyi düzeltmesi yapabilir miyim? Şimdi e, orayı görseydiniz sayın vekilim bütün jeopolitik okumaların ve konuşmaların tamamının mezhep üzerinden olduğunu fark ederdiniz. Yani bir Türkmen etnisite üzerinden meseleyi okumuyor. Şii Türkmen ve Sünni Türkmen üzerinden okuyor. Cihat ilan eden de oradaki Sünniler değil Şiiler Sistani cihat ilan etti. Sistani İran. cihadı işi de karşı yaptı. IŞİD'le sünnileri eşleştirdiler ve o başlarına ya Ali bandajları takan, bayrakları takan, ellerinde bayrakları olan Şiiler, olayı mezhep üzerinden okuyor. Yani Türkmen, sünnilerin en çok zulüm gördüğü kişiler Şii Türkmenler. O kadar dramatik ki, o kadar hazin ki yani biz buradan Gerçekten İstanbul'dan baktığımızda çok şık cümleler. Demokratik olarak bakalım. Etnisite üzerinden olaya bakmayalım. Mezhepçilik hiç yapmayalım. Fakat Işitten kurtarılan bütün bölgeler Tikrit, Ambar, Samara, Ramadi bu bölgelerin tamamı Işitten kurtarıldı ve hepsi şiileştirildi. Sünni nüfus göçmek zorunda kaldı. İran'ın ve Bağdat hükümetinin yapmış olduğu mezhep politikasına karşı Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. Diyor ki burada mezhepçilik yapmayın. Gerçekten oraya gitseniz bir Kürt'ün meseleyi bir Kürt etnisitesi üzerinden okumadığını görürsünüz. Bana konuşan Türkmen lider en çok zulmü biz Türkmen şeylerden gördük diyor. Çünkü olay başka bir yere gitmiş. Yani bizim buradan hiç anlayamayacağımız bir tarafa kaymış. Kemal Bey eğer Sayın Cumhurbaşkanı Şii Türkmenler orada işit tarafından katledilirken aynı tavrı göstermiş olsaydı o zaman bir tutarlılık arardık. Derdik ki burada bir katliama karşı çıkılıyor. Ama Şii Türkmenler orada katledilirken teleferde bu tavrı, bu agresif dış politika hamlesini göstermedi. Dolayısıyla bizim ÖSO'ya verdiğimiz destek, Suriye'deki pozisyonumuz, açık sınır e, politikamız sonucu işte Suriye do dolan e, ve arkasından ee, Musul'a giden, siz söylediğiniz 4 bin tanesi şeyden, Suriye'den gitti dediniz. Ee, politikaların sonucudur bu. Hayır. Do dolayısıyla öyle değil. De ee, özür dilerim. Çok söz aldım. Bir cümle bir şey söyleyeceğim. Bakın herkes şurada yanılıyor. Suriye'den giren 4 bin tane işitli, 2 milyonluk Musul'u şak diye ele geçirebilir mi? Akıl e, işi Alayım. değil bu. Neden evet. biliyor musunuz? Öyle oldu? Çünkü Musul'daki 45 tane aşiret Maliki'den öylesine zulüm gördü ki yani Bağdat hükümetinden yani Şii hükümetten. Öylesine zulüm gördü. Öylesine muzdarip oldu ki sonunda şunu söylediler. Bir tane Saddam gitti, bin tane Saddam geldi. Biz bunların bir Şii diktatörlüğünde yaşayacağımıza bu lanet olası işitlerle birlikte yaşarız diyerek onlarla işbirliği yaptılar. Sünni aşiretler. Yoksa 2 milyonluk Musul'u 4000 kişi ele geçirebilir mi? Geçiremez. Aslında birbirini doğuran bir şeyden bahsediyoruz. Yani Bağdat hükümetinin Şii mezhepçi politikalarına tepki olarak doğmuş bir işitten sonra işi de karşı tepki olarak doğmuş bir e, Haçlı e, Şii. Şii milis grubundan bahsediyoruz. Tabii, tabii. Yani birisi öyle bir organizasyon yaptı ki ikisi de aynı örgüt gibi yani. Biri Şii tarafında biri de Sünni tarafında. Bu güzel bir yere geliyor yani, tartışma. Ama Zorba. gelemiyor çünkü reklam arası vermek zorundayım <laughs> ve diğer konuklarım daha konuşamadı. Evet. Reklam arası değil mi? Kısa bir reklam arası vereceğiz sonra güzel bir yere geliyor. Buradan devam edeceğiz. <laughs> ee, ne oluyor sorusunu sormaya devam edeceğiz aslında. Biraz önce söylediğim evet. gibi. Aslında bakılırsa Türkiye şu ana kadar elinde... E, Güçlü kartlar tutuyor gibi görünüyor Kesinlikle. çünkü istediklerini almış gibi. Gerçekten öyle oldu mu? Hadi buyurun gelin Musul'a girin deseler ne yapacak? Demeseler BC planını biraz daha. Devam ediyoruz. E, CHP Milletvekili Murat Bakan dedi ki e, reklam arasına gitmeden önce, Türkiye'nin söyleminde tutarsızlık vardı. E, Şiisiyle, sünnisiyle Türkmenleri koruyacağım deseydi zamanında, değil mi? Evet, tutarlı e, olabilir. Tut, e, o zaman daha tutarlı olurdu ama bu tutarlılığı göstermedi. Şii Türkmenler orada e, 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 nedir Katledirken ya da e, ma, nedir... E, e, olur. Mağdur olurken sesini çıkarmadı. Katılıyor musunuz Turan Bey? E, katılmıyorum. Şundan katılıyorum. Bu tutarsızlık Çünkü mı? ben Türkmen'in Şiilerle görüştüğümde, Sünnilerle de görüştüğümde Türkiye'nin aslında bir desteğinin olduğunu biliyoruz. Fakat İran'ın e, Irak üzerindeki etkisi Şii Türkmenleri uzaklaştırdı. Bunu da görmek lazım. Burada Türkiye'nin suçundan çok. Aslında İran'ın orada oynadığı rol ve etkiyi e, okumak lazım. Bu çok mühim çünkü Türkiye 2013'te 2014'te Şiilere oradaki Türkmen Şiilere yardım gö gönderdi. Telerferay yardım gönderdi. Fakat bu gö gönderilen yardımların o özellikle tırların nasıl havaya uçurulduğunu, tır şoförlerinin nasıl yakalandığını onunla ilgili onlarca haber çıkmıştı 2014-2013 yıllarında falan. Bunu da görmek lazım. İkincisi Türkiye bence çok büyük haksızlık ediliyor mezhep konusunda. Amerikalılar bile Türkiye'yi doğru düz tamam bazıları suçlese bile çıkan makalelere baktığımızda Türkiye'nin mezhep politikasından çok aslında Türkiye'nin oraya büyük bir duvar örmeye çalıştığını, Şii-Sünni kavgasını ve Kürt-Arap kavgası engellemeye çalıştığını herkes itiraf ediyor. Bu takdir ediliyor aslında bir yönüyle. Yarın Şarkul Üstad gazetesinde yine Şii bir düşünürün yakından tanıdığım Bu akşamda da kendisiyle görüşmüştüm Şarkul Üstad'da bir makalesi çıkacak Türkiye'nin rolünü daha aktif olarak oynaması gerektiğini ifade eden bir şey Bunu görmek lazım Bunu biraz aslında tarihi kaç örnek vererek aydınlatmak istiyorum Musul'da olan kavgayı eğer biz bugün sadece Türkiye orada sanki Irak'la Türkiye arkasında bir kavga varmış gibi okursak bütün hatta Türkiye'nin olmuş olacak ve sanki Türkiye hakikaten büyük hatalar yapıyormuş gibi okuruz o zaman. Bu büyük bir hata. Musul sorunu 2000 yıllık bir sorun. Sadece yeni bir sorun. 2000 yıldır 2000 yıllık bir sorun. Büyük İskender'den tutun ta bugüne kadar Musul, Ninova bölgesi, kadim medeniyetlerin, Mezopotamya'nın en büyük savaşlarının olduğu yer. Ninova'ya, Musul'a sahip olan kişi Irak'ın hepsine, Orta Doğu'nun hepsine hükmeder. Tıpkı Halep gibi o kadar mühim bir yer. Bunun birçok tarihi şey var. Onu zikretmeyeceğim. Tarihte bir örnek vereyim. 1508 yılında, 16. yüzyılda Şah İsmail şöyle bir rüya görüyor. Bunu kendi yaverlerine de anlatıyor. Diyor ki ben bir rüya gördüm Tahran'dan. Musul üzerinden, Tahran'dan Irak'ın Musul, oradan Suriye ve Suriye'den Lübnan üzerine Akdeniz'e açıldık biz diyor. Ben böyle bir rüya gördüm ve bu rüyamı gerçekleştireceğim diyor. Fakat önde tek engel Osmanlı. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz diyor. Portekizlerle bir anlaşma imzalıyor. O zamana kadar Osmanlı'yla İran arasında bir sorun yok. İranlılarla Memlükler arasında bir sorun yok. Hatta Yavuz Sultan Selim'in kardeşi Mısır'da okuyor, El Eser mezunu birisi. Daha birçok örneği var. Fakat Şah İsmail'in bu rüyası ile birlikte Şah İsmail Memlüklerle bir anlaşma yapıyor. Portekizlerle bir anlaşma yapıyor. Gelin ben Akdeniz'e açılacağım bu konuda bir destek istiyor. O dönem Yavuz bir mektup gönderiyor e, Şah İsmail'e 1509 yılında. Yavuz'a bir e, Şah İsmail'e bir uyarı sakın böyle bir rüyayı gerçekleştirmeye çalışma. Önünde bizi engel olarak görürsün. Memlüklere mektup gönderiyor Şah İsmail'in bu rüyasına iştirak etmeyin. Bakın Mısır o dönemde. Ve yine Portekizlere bir uyarı gönderiyor. Siz de sakın Basra üzerinden bu bölgeye gelmeyin Portekizler o dönemde fakat anlaşma imzalanıyor 1510, 1513 yılında Tahran Musul'a giriliyor Bin, e, Şah İsmail katliamlar yapıyor ta Çaldıran'a kadar geliyor işte Çaldıran'da 1514'te çaldıran muharebesi. Orada Şeyh İsmail'i yeniyor ve iki yıl sonra da 1516'da Memlükleri Mecidabık'ta yeniyor Osmanlı ve Portekizler Memlükler ve çekilmek zorunda kalıyor. Bu rüya böylece bitiyor. Fakat bir sorun çıkıyor. Bunu Şii o düşünür Alim onu getiriyor. Yavuz coğrafyayı büyük bir katliamdan korudu. Biz de tabi jeopolitikle olay, okunmuyor olaylar. Sanki Yavuz o bölgeye girdi. işte Mercibat'a girdi. Mısır'ı aldı. İran'a, Irak'a girdi. Irak'ı aldı. Hiçbir sebep yok. Ama Şah İsmail'in Portekiz'de, o dönem e, emperyalist güç Portekiz'de, Portekiz'de yaptığı ittifak, Memlüklerle yaptığı ittifakı hep görmezden gelir. Şimdi İran 500 yıl sonra aynı rüyayı bu Şii düşünür. 500 yıl sonra yeniden görmeye başladık. Yeniden biz Musul üzerinden ve buradan Rakka, e, Kamışlı, Kamışlı'dan Rakka, oradan Halep, oradan e, Lübnan'a doğru e, inip Akdeniz'de mi hevesi var. Bu açık bir şekilde orada ve İranlılar bunu açık bir şekilde söylüyor. Dile de getiriyor. Hani kapalı bir şey de değil. Ve aynı Peki. şey Amerikalılar da. Amerikalıların ta yıllardan beri Musul Hayfa boru hattı projesi. Çünkü Musul bölgesi hem petrol bakımından zengin ve bu yüzyıllık bir kavga. Mesela bu konuda yazılmış en önemli kitaplardan bir tanesi bizim İngilizlerle en büyük mücadelemiz Irak'ta. Ee, İngilizlerin Osmanlı'yı yok etme İngilizce yazılmış bir kitap. Halil Halid'i Osmanlı ailesinden biri. Cambridge'de uzun yıllar ders vermiş birisi Halil Halid. İngilizlerin Musul hedeflerini 1919'da yazdığı bir kitap. Anlatıyor. Bugünle aynısı. Şimdi İngilizlerin Kanadalıların, İtalyanların Amerikalıların. Siz bu dönem buradaki amaçları, ajandalarını bilmezseniz hakikaten Türkiye burada sanki bir şey. Türkiye'nin şu anda yapmak istediği şey çok doğru. Bunu Araplarla şimdi bir örnek daha vereceğim. Onu bitireceğim. Türkiye'nin şu anda yapmak istediği Halep özellikle e, Suriye ve Irak arasında bir duvar. Şu anda önümüzdeki günlerde Türkiye bunu yapmaya çalışacak. Bence Jeopolitik okuduğunda Türkiye'li birçok kişi de buna... Yani bir dakika, maalesef... Karışacak orasına girersiniz. Evet. ilk bölümü bir konuşalım. Ondan sonra yumurtaları aynı sepete koymayalım. Evet. Suriye'ye geçerseniz <laughs> kafalar karışar herhalde. Irak, şey, Irak'a gireyim. Irak'tan birkaç yıl... Tamam, <laughs> evet. Söylerseniz tekrar evet, daha program bitmiyor. Tamam. Katılıyor musunuz? Güven. Şimdi Aslında birkaç tane... E, Sağdaki aktörler ve bu aktörler arkasındaki güç jeopolitik stratejisine o kadar çok gömülüyoruz ki bazen. E, makro bakışı yani büyük resmin kendisini görme kabiliyetimizi yitiriyoruz. Türkiye'nin de böyle bir kabiliyet yitimi yaşadığını söylemek mümkün. Bunu e, tarihsel bir tecrübeyle ortaya koymak çok kolay. E, bölgede yaşadığımız gerilim yani yönetilemez gerilim aslında ee, Birinci Dünya Savaşı öncesi konjonktüre çok benziyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde de o zaman ortalıkta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya vesaire yoktu. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bölgedeki bir nüfuz mücadelesi vardı ve bunu Dürziler, Maruniler ve Sünni Müslümanlar üzerinden yürüttüler. Şimdi e, bu politika eninde sonunda bir emperyal yarışın ve bölgede pay kapma e, müsabakasının oradaki yerel aktörlerin kendi e, rüşterini ve gelecek vaatlerini sömürerek yapılmış bir stratejik hareketti. Sonu Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci tetikledi ve sadece bölge değil tamamen bütün dünya neredeyse bu savaştan nasibini aldı. Şimdi korkulan şey şu. Ee, özellikle 2014'ten bu yana bölgedeki dengeler, e, diplomasi uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebilme ihtimalinden her geçen gün uzaklaşıyor. Çok haklı e, konuklarımız İran'ın bir nüfuz mücadelesi e, çabası var eee ona yani çok, bu. Yani çok açık, çok açık bir şey elbette evet. çok açık elbette çok açık ama Türkiye'nin de gündeme gelmiyor bu ne muhalefet bunu gündeme getiriyor ne haklısınız. de aydınlarımız yani sıkıntı. haklısınız haklısınız evet. ama Türkiye'nin de bir nüfuz alanı yaratma projesi var bunu e, ben desek daha ben şey. Çünkü ben daha ağır olan Türkiye. E, ben daha ağırını söyleyeyim. Türkiye'nin bir lemens yaratma projesi. A, anlaşılmaz yani. E, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye kendi iç güvenliğini sağlamak için evet. kendi hayat sahasını e, Türkiye sınırları dışında e, kendini güvence altına alacak aktörlerle işbirliği yaparak koruma hevesi. Kendi yani iç güvenliğini var. sağlamak için Evet. Yani bu PKK'yı mı söylüyorsunuz? Aynen. Lermedim Türkiye'deki Kürt sorunu da işte dahil Türkiye... buna. E, evet dahil. Türkiye'deki... Ama bu terimin de tabii tarihsel bir, bir anlamı öne, var. Evet. var. Evet. Yani, bunu e, tesadüfi seçmedim. Şimdi üniversite ee... öğrencilerine konuşmayacak. <laughs> daha doğrudan konuşun. Akademik test, <laughs> test komitesinin önünde değilsin. Çok iyi Türkiye'deki <laughs> PKK sorunu çözmek için Musul'da ya da A, o bölgede. Aynı bölgedeki. zamanda da <laughs> e, Türkiye'nin <laughs> Kendi e, dış politika eğilimini ve bu zamana kadar sahip olduğu geleneği değiştiren, dönüştüren ve bununla da birlikte bölgede etkin bir aktör olmanın yolunu e, kendi iç politika sorunları çözmenin de bir aracı olarak gören Türkiye'de bir devlet haklı var. Şimdi bunun şöyle bir sonucu var. El, elbette Türkiye bölgedeki insanların çeşitli grupların hayrını istiyordur. İran'da kendine yakın olanlarınkini istiyordur. Fakat bölgenin toplam dinamiklerine bakıldığında bu nüfuz mücadelesinin o bölgeyi bir daha geri dönülemeyecek bir biçimde ateşe attığı gerçeğiyle yüzleşmeden bunu ortadan kaldırmanın yönteminin de diplomasiye ve uluslararası hukukun prensiplerine dönmek konusunda ısrarlı olmaktan geçtiğini idrak etmeden, açıklamadan, deklare etmeden uygulanabilecek aktörler üzerinden her türlü siyasi politika kısa erimli sonuçlar vermek dışında Türkiye'ye bir kazanç sağlamaz. Peki, şimdi bir bunu daha basit şekilde bir tartışalım isterseniz. Siz diyorsunuz ki PKK sorununu çözmek için Musul'da ve bölgede varlığını korumak istiyor. Önemli bir, bu, evet. bir tanesi. Bir bunu konuşalım. Tarık Bey, kat, katılıyor musunuz bir? Çözebilir mi İki... Şimdi tabii yani buradan girmek istemiyorum konuya ama şunu ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye'nin iç konsolidasyonu, iç dengeleri ile dış politikasındaki dengeler birbirinin simetriğidir. Türkiye iç konsolidasyonu, iç dengelerini başarabildiği takdirde dışarıdaki sorunlarını da çok daha rahat çözecektir. Bu çok açıktır. Yani şimdi ne kadar çok içeride ve dışarıda düşmanlarımızın sayısını azaltırsak hem içeride hem dışarıda çok daha etki alanı yaratabiliriz. Bu bir gerçek. Şimdi burada ben şunu vurgulamak istiyorum. Bakın şimdi tartışmalar daha çok günün sıcaklığı ve taze haberlerle geçiyor ama iki şey yani bir şeyi gözden kaçıyoruz. Birincisi Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin iki temel anahtarı vardır. Anahtarlardan birisi Türkiye'nin uluslararası hukuktaki buradaki herkesten fark olan haklarıdır. İkincisi de bu sosyoloji ile ayrılmaz olan parçasıdır. Şimdi bu iki mesele kaçıldığı zaman Türkiye niye buraya var mı olmak niye istiyor? Niye hakkımız oluyor uluslararası? Bakın Burası e, Hatay konusu neyse Musul konusu birbirine çok yakın konular. Uluslararası hukuk açısından da çok yakın konulardır bunlar. Yani maalesef Türkiye'nin uluslararası hukuktaki hakları ilgili ne devlette ne üniversitede bunun ilgili yabancı dokümanlar dahil olmak üzere, Lozan dokümanları dahil olmak üzere, Irak Krallık Sözleşmesi dahil olmak üzere, 25-26 Ankara Anlaşması Londra görüşmelerinin bir arşivi yoktur. Bugün inanın e, gerek devlet yetkililerine gerek bu tip platformlarda bu uluslararası hukuktaki hakların detaylarını yorumlayabilecek e, çok şey yok. Yani detaylı bir hafıza yok. Türkiye en azından bunu yıllar boyunca şöyle yapabilir. Uluslararası bakın hukuk büroları vardı. Ve Musul'da kurulan bir sivil toplum kuruluşu, Musul Vilayet Konseyi 1992 yılında bunu Birleşmiş Milletler'e akredite oldu. Ve uluslararası bir hukuk bürosuyla çalışarak bunların hepsinin dökümanlarını çıkardı. Ve inanın Hatay nasıl statüsü açığa çıkmış ve o zamanki cemiyete akvanda bir boşluk alanı olmuşsa ve Hatay kendi statüsünü Hatay Meclisi kanalıyla oradaki e, azınlık ve mülkiyet haklarını da referans göstererek Türkiye'ye bağlanma kararı aldıysa Musul'da da uluslararası hukukta aynı hakları alabilirdi. Ve Türk Musul inanın 1921'den 26'ya kadar boştu. Sadece İngiliz mandası altındaydı. Ve size katılmıyorum. Musul Misaki Milli sınırları içindedir. Evet. Ee, Osmanlı Meclisi mebusanı tarafından alınan karardır. Ondan sonra da Atatürk'ün zannediyorum emin değilim ya Sivas'ta ya Erzurum kongrelerinde de Musul ve oradaki vilayetler Kerkük falan deklare edilmiştir. Ee, Türk bir Orada büyük antlaşmasını evet. tanımıyorsunuz bu durumda. Hayır, Ankara, Ankara anlaşması şeydi. Ankara bir dakika. Irak'ın siyasi o ayrı. Istikler o, o şey. ondan çelişki bir, bir, şey şey. Şey. bir şey söyleyeceğim Onlar, yok, Bir dakika. Ondan çelişki arz etmiyor Aynen. bakın. Onlar hepsi birbirinden tutarlı işler bunlar. Son olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi de Musul'un tanımını Musul vilayetinin misak milli sınırları içinde ayrılmaz bir parçası olduğunu e, ispatlamış, şey yapmıştır, kabul etmiştir ve Tam tersine Mustafa Kemal Paşa Atatürk e, Remanduz'da İngiliz ordusundan mücadelede e, Yarbay Şefik Özdemir'i 1921 yılında görevlendirdi ve o zamanki Kürdistan Kralı olan Süleymaniye Şeyh Mahmut da askeriyle Türkler ve Kürtler İngilizlere karşı savaştılar ve İngilizleri Remanduz'da yendiler bu tarihi bol hala orada onun hat, anıtları vardır yapılmış hem Türk askeri hem Türk askeri. Söylediğiniz kaç askerine. yılında diyorsunuz? 1921 22 Şimdi hatırlıyorum. Siz söylediniz 1921 25, sene 2016. Bu evet. 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 anlaşmasından evet. sonra aslında. Ya, yok. hala evet. hak iddia edebilir diyorsunuz. Ede, edebilir. Peki, hak, bunu... da Hı, pardon, bakın, <laughs> hak da şuradan geçiyor. Peki, Pardon, yok, bakın hak da şuradan geçiyor. Bir defa Türkiye'nin e, özellikle e, Musul'u e, şartlı olarak İngiliz krallığının e, müsaadesiyle Irak krallığına bıraktı. Ve Irak krallığı e, mülkiyet ve azınlık haklarına o bölgenin Musul vilayetinin mülkiyet ve azınlık haklarına riayet etme koşuluyla bıraktı. Irak krallığı şu ana kadar 5 defa statü değiştirdi. Öyle bir krallık evet. kalmadı şu anda. Ve özellikle 92 yılında Amerika'nın Irak müdahalesinden sonra, kuvvet müdahalesinden sonra kurulan bu Musul Vilayet Konseyi de Hatta yerel meclisi gibi 63 civarında aşiretin temsilcileriydi. Ve bu aşiretlerin içinde Yezidi var, Şii var, Türkmen var, Arap var, Kürt var, Hristiyan var, herkes var. Ve bunlar aslına bakarsanız bunların uluslararası hukuktaki hakları ya İngiltere'ye bağlanmak, ya Türkiye'ye bağlanmak, ya Irak'a tekrar devam etmekti. Ve bunları maalesef Türkiye o dönemde destekleyemedi. Oradaki şey dengelerinden dolayı. Peki şimdi, şimdi nasıl oldu şu anda? Bir dakika bunu bir tartışalım. Bir dakika. Şimdi, <laughs> biz bakın sizle beraber toplantı yaptık hatırlıyor musunuz Şaklava'da 70 civarında aşiret gelmişti o konseyin devamıydı zaten o toplantı Şaklava'da yaptığımız toplantının bir kısmı da Musul vilayeti çalışmalarının bir parçasıydı. Tamam Şu ama doğru. şimdi o zamanda kaybedilmiş. Aşiretler oradalar. Yani bugün itibariyle biz nasıl olup ulus, Musul'da ulus, daire uluslararası hukukta, ulus... şimdi. çünkü uluslararası hukukta yani. Türkiye'nin hala hakkı var. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ilgili özel memorandumu me 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 -me da vardır burada. Şimdi şöyle, e, Misak-ı Milli, tabi biliyorsunuz siz de söylediniz. son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen ant... Sınırlarımız şudur demiyor. Yani bizim ateşkes yapıldığı sırada, süngümüzde Elini tuttuğumuz alandır diyor. Ve Musul da öyleydi. Yani Musul Osmanlı ordusunun tuttuğu bir yerdi. Ateşkesten sonra. Ateşkes hükümlerine aykırı olarak İngilizler bu sulu ateşkes sonrası işgal ettiler bir gün sonra. Ve yani bildiğimiz evet. hikaye sonra ve Lozan görüşmelerinin de yani kilitlenmesi biliyorsunuz iki aşamadır. Yani ama Lozan görüşmeleri kilit... dışında bırakıyoruz. bu konu? Şimdi hayır. hayır. Lozan görüşmelerini kitleyen konu hayır. musul hayır. konusudur demişti. Ama Türkiye'nin gerçekten gücü yetmemiştir. Evet. Yani kabul etmek gerekir gücü yetmemiştir. Ve ikinci tur Lozan görüşmeleri Nisan ayında başlar. Biliyorsunuz Temmuz'da sonuçlanır ama yani vazgeçmez Türkiye halklarından siz de bahsettiniz. Uzun görüşmeler olur, meşhur işte Brüksel hattı oluşturulur falan bir tarihsel süreçtir bu. Ama siz de vurguladığınız gibi neredeyse 100 yıl geçmiş bir hadiseden bahsediyoruz. Ve bölgenin tabii bütün demografik yapısı değişmiş, Türkiye'nin vaziyeti değişmiş falan. Hani bunları şunu anlatmaya Bunlar çalışıyorum. Bunlar caridir hukukta yani. Birleşmiş bakın, de... söylenir misiniz? Evet. Yani şimdi üzerinden 100 yıl geçtikten sonra böyle bir gündemde, biz böyle bir tartışma programında bunu konuştuğumuz zaman, yani bunu komşularınız yani hukukta bunun terimi iradantizmdir. Evet. Yani sınırlarınız dışındaki topraklara ilgi gösteriyormuş gibi bir manzara. Ben bugün başbakanın da, sayın Cumhurbaşkanı'nın da, sayın başbakanın açıklamalarını gördüm. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur diyorlar. Şimdi dediğiniz, ben şu bakımdan katılıyorum yani Türkiye'de bizim ortak hafızamızda Musul bir yaradır gerçekten. Atatürk'ün biliyoruz bu yakınlarına çok defa söylediğini hep bununla ilgili bir e, fırsat gözlediğini İsmet Paşa'ya bunu özel bir şekilde açıkladığını da biliyorsunuz Ecevit ölmeden önce söyledi yani İnönü'nün kendisine 1970 yılında ya Musul meselesini halledemedik senin de aklında olsun bak Musul Türkiye için mühimdir. Bu, 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 bu fırsat ki, gelirse fırsat Gülentil gelirse kaynaklanan bir şey yani, yani. yoksa nostaljik bir şey değil şimdi netice itibariyle şöyle bir şeye geliyoruz yani bizim <laughs> Cihan bir sonunda elimizde tuttuğumuz ama İngilizlerin işte hileyle elimizden aldığı falan bildiğimiz hadise ve bununla ilgili biliyorsunuz bölgedeki Hristiyan unsurun kışkırtılması sonra Şeyh Said ayaklanması falan bununla iç içe olaydı ama bunu getirmeye yani çok karıştırmayalım ya. hadiseyi. Yani şimdi bir siyasi gerçek vardır. Yani itibariyle Türkiye Türkiye ya da başka bir ülke yani fetih yaklaşım Bakın olur. Bakın ben bu. fetih kastetmiyorum. Ya, böyle yani fetih böyle olur. Ya. Böyle, Peki, böyle söylersek bu fetih olur. Ama bir gün gelelim lütfen. Yani lütfen, lütfen, yani. tamam, lütfen, 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 lütfen. Lütfen müsaade edin ben tamamlayayım. Tamam o zaman ben şunu tamamlayayım. Tamamlayayım şunu. Şimdi ben ilk şeyi söylemiştim olacaksınız oturacaksınız bu 25 Ekim toplantısını. Şimdi haklısınız. Şimdi tam bununla ilgili bir şey <laughs> var. Hayır konudan konuya Bununla ilgili. Yani. Bununla ilgili. Bir karşı cevabı değil. Tamamlayayım Devam edeyim. Hadi. Tamam. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi oradaki toplantıya davet edilmedi İki toplantı var. Sizin dediğiniz toplantı. Şimdi niye davet edilmedi öbür toplantı 25 Ekim'deki toplantıya? Niye davet edilmedi? Bunu bir düşünelim yani. Şimdi bakın yani. güncele geldiniz gene. Yani. Evet. Bakın ben Tam bununla ilgili bir şey Yani ben, bu yaklaşım biraz ben, ben şunu söylüyorum. söylüyorum. Türkiye bugün Fransa'da masadaysa, yani Türkiye'nin burada işte şu kadar kilometrelik bir sınırı var, Türkmenler falan var diye değil, değil. Türkiye bugün Fransa'da masadaysa bunun sebebi bir, gerek cemiyet akvamı gerek evet. Birleşmiş Milletler'in, gerek Londra ve Ankara anlaşmalarının bağlayıcılığıdır. Ben burada e, yani burayı şey yapalım falan demiyorum ama Buradaki halkın bir de sosyolojik yönü var. Buradaki insanların, Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin, aşiretlerin Türkiye ile bağları var bunların her birinin. Ve bunların çekeceği ızdıraplar özellikle bunlar garanti altına alınmıştır. Hem azınlık hakları hem de özel mülkiyet hakları. Bunların içinde Türk vakıflarının da hakları dahil olmak. Bunların zarar görmesi uluslararası alanda bağlayıcıdır. Bunu kimse şey yapamaz. Yani bu Türkiye'nin evet. işgal etmesi gerekmez. Ancak buradaki insanların 8'e bölünmeleri, 10'a bölünmeleri falan vesaire. Türkiye masada bir şeyler söyleme Uluslararası hukuk açısından demeyi e, söz konusudur. Bir de ben şunu söylüyorum. Türkiye tabii politikasını tabanın gerçekliğiyle üretmek zorundaydı. Orada Şiiler de vardır, Hristiyanlar da vardır. E, burada eleştirebilecek şeyler çoktur. Ama Türkiye yani Ankara'dan üretilmez bu politika, bu politika sahadan Hala üretilir. hak edebilir diyor. Şimdi, hak iddia edebilir diyorsunuz. Bir Kemal Türkiye masada olabilir diyor. Peki, evet. masada da olabilir ama Olmadı. hak da iddia edebiliyoruz. Bir, şey, bir örnek Art verebilir şey, miyim bu, bu konuya? Kemal Bey'e geçeyim tamam. ondan sonra. Benim, benim hem Tarık Bey'e hem akademisyen hocalarımıza şöyle itirazım var. Demin arada bahsediyorduk. yani Sahada gazetecilik yapmak. Sahada e, akademisyenlerimizin çok isterdim e, bölgeye gitmelerini ve oradaki manzaraları görmelerini çok arzu ederdim. Çünkü jeopolitiği başka türlü okurdunuz o zaman. Çünkü okuduğunuz tarihsel kitaplar, okuduğunuz bugünkü yorumların gerçekle doğrudan bir alakasının olmadığını da orada görürsünüz. Tarık Bey de şu açıdan katılmıyorum. Türkiye Paris'e çağrılmasının sebebi tarihten kaynaklanan haklarından değil. De facto olarak jeopolitik olarak sahanın içerisinde olmasından kaynaklanıyor. Başika'da bugün kamplarınız olmasaydı oradaki denge başka türlü olacaktı. Ben Başika'da Kesin... kamp kolbası demiyorum ki yani Yok, hocam şeyden var, evet. yani bizim Osmanlı'dan kalan, Cumhuriyet'ten kalan efendim Musul vilayeti ile ilgili tapumuz var. Bundan, bundan, dolayı bizi çağırmıyorlar. Sahaya girdiniz, Suriye'ye girdiniz, Irak'a girdiniz, sahadasınız, dengeyi etkiliyorsunuz ya. İşte siz evet. sosyolojinin de, siyaset biliminin de, diplomasinin de aktörüsünüz. Sahada yoksanız, isterseniz elinizde kapı gibi tapunuz olsun, gelir şehrinizi işgal ederler, hiçbir hakta iddia edemezsiniz. Diplomasi de bugün sahada kim güçlüyse haklı odur. Suriye kime sordu şey, Rusya e, Akdeniz'e girdi, Amerika Akdeniz'e girdi. 64 tane ülke bölgeye girmiş durumda. E, biz 800 kilo, e, 900 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak var. Bekleyeceğiz. Büyük bir diplomasi paradigmasında değişiklik var ve bunu fark etmek lazım. O değişiklik de şudur. Bekleyelim. Retorikle, demeçle, iyi niyetle, vicdanlara seslenerek durumu etkilemeye çalışalım. müttefiğimiz dostumuz, arkadaşımız diye Amerika ile uğraşalım. Böyle değil artık. Türkiye'nin bir yöntemi. Tamamen değişmiş. Tabii ki öğretmen, ancak ancak çok haklı çok bir yere iyi. gelmişti. Özür dilerim. Cerablus'a girip 15 günde 1000 km kare toprağı kontrol altına alan bir Türkiye, o 64 ülkeye şunu da söyledi. IŞİD öyle mücadele edilmez. Böyle mücadele edilir. Şimdi Irak'ta Başika bölgesinde Türkiye'nin olmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Daha doğrusu bütün dengeyi değiştiren şey şudur. 200 bin kişilik Haçlı Şabi ordusunun ve o milislerin karşısında durabilecek hiçbir sünni güç yoktur şu anda. 45-50 bin civarında peşmerge var. Başka da bir güç yok orada. Biz olayı buradan bakamıyoruz. Neden? Bu, bu sünni Şii meselesini öyle yaşıyorlar. Şimdi beş, peşmerge ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki Haçlı Şabiye ve Abada hükümetine girersen Musul'a aşağı bölgeden Keyyare bölgesinden girecek bu grup. Orayı da Irak hükümeti kontrol ediyor. Girersen karşı çıkarım. Senin gücün ne diyorlar? Ben karşı çıkarsam Başika'daki Türk üssü de karşı çıkacak. Çünkü Musul'a girdiğiniz anda bir milyon göç, mülteci göçü önce Erbil'i yıkar, sonra Dohuk'u yıkar, ondan sonra da bizim sınırımızı yıkar. İşte bu Oranın gerçek ceo Bir dakika. E, şimdi, şimdi çok temel bir... bir... TA alana hakim olmayanlar için bir milyon göç, sünni göçü evet. olarak evet. onu e, kapılar yani karıştırıyor. Bir bir çok temel bir politika tercihi var burada. Yani genel olarak yani Cumhuriyet devri dış politikasının özel bir hassasiyet olarak... ...bu Orta Doğu'daki bölünmelerden, ayrımlardan ve buradaki tabi mezhepsel yarılma hatlarından uzak durma yani genel olarak Orta Doğu politikasıyla ilgili yani siz sahada olarak tanımladınız ya pek sahada olmama gayreti bir cumhuriyet dönemi boyunca yürütülen bir gayretti. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde özellikle son döneminde bu önemli ölçüde terk edildi. Yani Türkiye'nin bölgede aktif olması gerekir. Aktif bir dış politika uygulaması Zorunda gerekir. Zorundasınız. Yanlış ya Başka şansınız burada, yok. Burada, burada, burada İnanın başka bir, Türkiye şansınız yok. yok. Da ben Kemal ol. Bey'e ar bir argüman ben cevap vereyim. Bir şey söyleyemem ki üçünüze birden müsaade edin. Şimdi bakın yani bu uluslararası politikanın çok keskin bir takım kuralları var. Şimdi bugün çok tarih konuştuk. Çok tarih istemiyorum ama çok temel bir hadise. Yani Birinci Dünya Savaşı başlarken kimse bir dünya savaşı olacak diye beklemiyordum. Birkaç haftada savaş bitecek diye bekliyordu. Siz de söylediniz yani şimdi İngiliz, Kralı, Alman, Kayseri, Rusçarı akrabalardı birbirleriyle. İşte kuzenlerdi. Sevgili kuzenim diye mektup yazıyordu. Dört yıl bir büyük dünya savaşına neden oldu. Yani böyle işin ucunda harp olan, yani insan ölümü olan meselelerde biz çok aktif bir şekilde buraya müdahale edersek çok başarılı oluruz gibi yaklaşımları ben ne yazık ki şüpheyle... Peki. Ben, yani bir tane bir rica bir, bir cevap bir, vereceğim. Bir bir, 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 şey, peki, peki, bir hat istemek gerekiyor. Bakın ben Kemal Bey şunu söylemek istiyorum. Bakın diplomasi önemli. Kıbrıs harekatı sırasında merhum Ecevit Türkiye'nin garantörlük haklarını ilk önce dünyaya tanıtmak için gitti İngiltere Kalıhan'dan görüştü. O zamanki İngiltere dışları. Sonra gitti Amerika'yı Kizincir'le görüştü. Ve geldi Türkiye'ye ondan sonra ve garantörlük teklif etti ve Türk müdahalesi öyle başladı. Kafamıza göre gerek giremezdik o saatte. O bile bence bir diplomasinin parçasıydı. Yani hukuk, sosyoloji olmadan müdahalenin anlamı yalnız kalır. Yani o ayak tamamlanamazdı. Sen, Kıbrıs Ama müdahalesi bir günde olmadı. Bir dakika, yani. Eze, Kıbrıs, bir Kıbrıs, sahi Kıbrıs sahi meselesine sahi... girmeyelim yani Şimdi onu... Kıbrıs meselesini bırakalım. E, Kemal Öztürk'ün söylediği e, mesela. E, siz katılıyor musunuz Katılıyorum. olarak? Katılıyorum. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin ulusal çıkarı neyse o şekilde hareket etmesi lazım. Sahada olması gerekiyorsa Türkiye sahada olmalı. Masada olması gerekiyorsa Türkiye masada olmalı. Kemal Bey'in yaklaşımı doğru bir yaklaşımdır. Hem e, de AKP politiğe, de bunu söylüyor. CHP niye itiraz ediyor? Bizim e, yöntem, tarz ve sonuç yani önerdiğimiz şeye itirazımız var. Şimdi tarihten bir örnek verdi Turan Bey. Ben de yakın tarihten hem bir örnek vermek istiyorum. Şah İsmail'in örneğine Mustafa Kemal Atatürk örneği. Sağ Davat Paktı. Sağ Paktı'nın üyeleri kim? Irak, İran ve Sadavat Paktı'nın oluştuğu dönemde Şaddül Arap sorunu var. Yani Irak'la İran'ın bitmez sorunu Şaddül Arap sorunu. Etnisite aynı etnisite, inanç grupları aynı inanç grupları. Hiçbir fark yok. Ama Cumhuriyet, genç Cumhuriyet, önce Kral Faysal geliyor Türkiye'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyareti. Başkentimiz ikinci ziyaret eden e, devlet adamıdır. Arkasından Sadavat Paktı'nı o dönemde olmayacak koşullarda oluşturuyor. Ve arkasından iki tane yasa çıkıyor. Bir, yerel diller yasasını çıkartıyorlar Irak'ta Türkmenler için. Onlar kendi dillerini konuşabilsinler, kendi dillerinde eğitim yapabilsinler diye. Bir de ikamet yasası çıkartıyorlar. Türkmenler gelip Türkiye'de eğitim alabilsin, ikamet edebilsin diye. Etkili olmak budur. Kıbrıs diyorsunuz, Kıbrıs'ta biz bir harekat yaptık, adını Barış Harekatı koyduk. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyor ki aşağıdan Haçlı geliyormuş diyor. Geleceği varsa göreceği de var. Biz oraya bir şey yapacaksak da onu Bülent Ecevit'in ifade ettiği gibi ifade etmeliyiz. Bir yani, önerisi olmalı diyorsun. Tabii hem önerisi olmalı ve biz tüm dünyaya dedik ki biz sadece Türklere değil orada Rumlara da barış götürüyoruz diye gittik <laughs> Kıbrıs'a. Biz şimdi ne yapıyoruz Irak'ta? Oraya işte sünniğin dışında kimse giremez diye açıklama yapıyor. Bakın Amerika başkanıyla muhatap olması lazım bizim cumhurbaşkanımızın. Amerika Dışişleri Bakanı'nı geçtik, Dışişleri Sözcüsü'nü geçtik, Orta Doğu Sözcüsü ile karşılıklı laf atışı. Yani bizim Cumhurbaşkanımız konuda açıklama yapıyor, Orta Doğu Sözcüsü Amerika'nın aynı konuda açıklama yapıyor. Bugün Başbakan grupta konuşuyor, aynı anda grupta konuşurken Cumhurbaşkanı akademik yıl açılışı yapıyor ve Irak politikasını, Musul politikasını şekillendirecek meydan okumalar ee, Diploma, diplomasi sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor. Biz buna karşıyız. Şimdi onun Yoksa yansıması elbette, nasıl oluyor biliyor evet, musunuz bugün bölgede? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız söyledi. Türkiye'nin Musul'da masada olması gerekir. Elbette masada olması gerekir. Başkata Türk askeri olacaksa elbette olacak. Ama bunun bir yöntemi var. Diplomasisi var. Usulü var. Şimdi bugün e yansıyan bir haber var. Bir saniye. Yok, Şimdi, son söz son söyleyeyim. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Oha var öküzü durdurur. Oha var zelveyi kırdırır derler. Yani bir şeyi söylemenin iki yolu vardır. Diplomasi bunun sanatıdır zaten. Ne yazık ki bu hükümet bunu beceremiyor. Ben Ne diyorsunuz? Bu dönem çok geride kaldı. İnanın bana Orta Doğu... Hani dönem? Yani bu bahsettiğiniz nezaketli diplomatik dil meselesi. Şimdi bu Cumhurbaşkanı açıklama yaptığımda ben Erbil'deydim ve yanımda Türkmen bir milletvekiliyle bir Kürt siyasetçi vardı. Şimdi sizin o bölgedeki varlığınız... Türkmenlerin, Kürtlerin hayatiyetini etkileyecek bir garantörlük gibi gözüküyor. Yani Türkiye bize yani 150 bin kişilik bir Haçlı Şabi ordusu büyük bir Moğol ordusu gibi istilası gibi bölgeyi alıyor, Şiileştiriyor, Sünniler göç ediyor. Bakın adım adım geliyor bu. Bir zamanlar Basra bir Sünni şehriymiş. Bağdat bir Sünni şehriydi. Irak ordusunun Yüzde %24'ü Kürt askerlerden oluşurken bugün yüzde dörde düştü. Irak'taki e, ordudaki Şii oranı yüzde %85 %85'e çıktı. Adım adım bütün bölgeleri Tikrit'i, Samara'yı, Abadi'yi alarak geliyor bu ordu. Musul'u aldığında ve son Sünni şehir burası. Burayı aldığında oradaki 1 milyonluk Sünni göçü durdurabilecek başka bir şey yok. Arada bir Dicle Nehri var. O Dicle Nehri'nden sonra Erbil var, Dohuk var ve Türkiye sınırı var. Şimdi siz diplomatik dil kullanalım, şunu kullanalım böyle diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı böyle konuştuğunda o bölgede direnen ve şu anda savaşan Kürt peşmergeleri, Türkmen askerleri ve diğer e, işitten kurtarmaya çalışan herkese bir güç geliyor. Türkiye'nin gücünü aslında oradan baktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Bölgeye etkisini de oradan daha iyi anlıyorsunuz. Siz şimdi çok diplomatik bir dille... İnsanların ciğerini ve kalbini yiyen Haçlı Şabi'nin e, imamı olan sadra veya ibadiye bir şey anlatamazsınız. Şimdi gücünüz var mı? Girersiniz, ilk Bu şimdi... gücünüz var mı? Girersiniz politikasının. Bu bölgede yapacağı tek şey 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmaktır. Evet. Tamam Çok net. Ee, Türkiye Suriye'de işler patlak verdiğinde 6 ay tarafları masada tutmayı becerdi. En Türkiye dış politikasının en önemli başarısı, Esad bir yandayken, iken, muhalifler bir yandayken iken, bu insanları bir masanın etrafına oturtabilmesi. Ne zaman bundan vazgeçti? Türkiye mi vazgeçti? Esat mı vazgeçti sizde? Çok önemli. Esad bunu kaldı çok önemli. Hayır, Şöyle düşünün, Türkiye kendi stratejisini masadaki partnerlere dikte etmeye kalktığı zaman karşısında direnç gördü. Şimdi. Ama önemli olan şey şu. Sizin... konuşma metinleri Yemen'de Esed yayınladı. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığıyla ve Türkiye'de evet, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a yapılan bütün metinler deşifre edildi. Arapça olarak Yemen'de İnşallah yakında Türkiye'de tercüme edilecek. Burada Şimdi... terk eden taraf Suriye olarak kendileri bile konuşma metninde açıkça 4'e çıkıyor yani. Bunu da Sorun lazım. şu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O terk etti. Bu terk ettiğiden çok diplomatik hamle budur. Diplomatik hamle. E, sizin hitap edebildiğiniz aktörlerin sayısını arttırmaktır. Eğer bu şekilde bir belagat ve bu bir şey, bu şekilde bir nüfuz alanı olarak bakarsanız o zaman sizin düşmanlığınız ve dostlarınız olur. Şimdi bunu tercih edebilir Türkiye elbette ama bu tercihin hem Türkiye için hem bölge halkları için bir bedeli var. Ve şunu da unutmayalım. Yani Türkiye farklı düzeylerde hamle yapan bir aktör. Bu hamleleri Türkiye Dışişleri Bakanlığı mı yapıyor? Cumhurbaşkanı kendi inisiyatifiyle mi yapıyor? Türkiye Silahlı Kuvvetleri bu hamleleri neresinde gibi bir kaotik ortamda yapıyor. Bugün en güzel örneğini yaşadık. Başbakanın grup konuşması ve çıkışta soruya verdiği cevap ve Milli Savunma Bakanı'nın cevabı gibi. Bir de bütün bunların ötesinde şunu akılda tutmak gerekir. Hiç kimse hükümetin politikalarını eleştiren hiç kimse bölgede daha fazla kan olmasını istemiyor. Türkiye'nin nüfus kaybetmesini de istemiyor. Ama şunu Görmek bence acı ya bir ama şey. Ama şu da var. Bazen İran'ın politikasını savunmak var, Amerika'nın politikasını savunmak var. Türkiye'nin bakın bir örnek vereceğim. Şimdi Perşembe günü, geçen hafta Perşembe günü Riyad'da bir toplantı yapıldı. Evet. Körfez İşbirliği toplantısı ve Türkiye buna davetliydi. Evet. İki önemli karar alındı. Bizim medyada fazla gündeme gelmedi. Bizim akademisyenlerin de yani bilmesi gereken, bir bütün Arap ülkeleri, Mısır hariç, Mısır hariç. Çünkü Mısır şu anda e, Birleşik Arap Emirlikleri de arası bozuldu. Dün uh -huh. Birleşik Arap Emirlikleri uh -huh. Dışişleri Bakanı buradaydı. Uh -huh. Çok önemli. Dize. iki önemli karar alındı burada. Bir, Irak ve Suriye konusunda bütün Arap ülkeleri olarak biz Türkiye'nin yanındayız ve desteğimizi veriyoruz. Birinci şey buydu. İkincisi, FETÖ terör örgütüyle ilgili karardı. Biz de FETÖ terör örgütünü terörist bir örgüt olarak kabul ediyoruz. Çok önemli iki karar. Bu ne biliyor musunuz? Aslında 100 yıl önceki siz de birazcık haksızlık ettiniz. Bütün gazetelerde var. Evet. <laughs> yok yok. E, e, yok yok. E, şöyle şöyle, şöyle şuna, şuna e. şunu demek istiyorum. Yani akademik şu e, haksızlık anlamında değil mi? Şunu diyorum. Yani buradaki önem önem be, basını etmez, ben etmekten takip eden Bir şey, şey daha söyleyeyim. Bak, bir edelim. şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin yaptığı şey aslında ulusal hukuka şu anda bölgede hareket eden ülkeler açısından baktığınızda ulusal hukuka göre hareket eden tek ülke Türkiye. Amerika ulusal hukuku ulusal hukuka göre hareket etmiyor. Etmiyor. Biliyor. Tabii canım. İran hareketli. Şey İran ile ilgili düşme yok. Bir de, ben bir şey daha söyleyeyim. Bir şey mi? daha söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de 20'ye yakın Musul'la ilgili yazılmış kitap var. Bunlardan doktora Biz de evden Devin... kitaplarla geldi. <laughs> <gidiyorduk öyle. gülüyor> Hocam sizin <laughs> alanınız. ben size bir şey söyleyeyim. Bir evet, şey söyleyeyim Şirin Hanım. Bütün kitaplarda, bütün Musul'la ilgili yazılmış bütün bu alanda uzman insanların söylediği şey şu. Toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi istikrar olduğu müddetçe Türkiye evet Tura müdahale etmemiştir. Ama siyasi istikrarsızlık döneminde ve toprak bütünlüğü tehdit eden bir şeyler olduğunda Türkiye 50'de de, 60'da da, 70'de de müdahale etmiştir. Tabii bu çok da açık bir şey darbe, olarak darbe da. bir yeni dair bir dair Türkiye AK Parti'ye bu değişikliğe de gitmedi. 50'de var, 60'da var, onlarca ülkeyi var burada. Fakat önemli olan şey şu, evet. toprak bütünlüğü, çünkü anlaşma bütün o metinlerde o var, toprak bütünlüğü ve siyasi istikrar. Bugün Irak'ta toprak bütünlüğü diye bir şey yok. Evet. Tamamen evet. üçe bölmüş durumda, siyasi istikrar diye bir şey yok Görüyoruz işte yıllardır son evet. 2003'ten de yaşanan şeyleri. Bu, bu çok önemli. Şey yani Bu Türkiye, AK Parti ile evet. başlamış bir şey değil. Türkiye burada, Kemal Bey'in de anlattığı sahadaki o, o vurguyu da yani... Başika'da ve telafere girmesi tamamen hukukiydi. Zaten onlar davet etti, etmişti burada. Türkiye'nin iki gücü şimdi var. Uluslararası Huk hukukta hareket ediyor. Doğru tabii. Şey. Bu Ben kısa bir şey evet. söyleyebilir miyim? Çok kısa. Aslında kapalı kapılar ardında bu dediğinizin olduğu anlaşılıyor şimdi. Bu gazetelerdeki şey. yani. haber Sayın Ümit Yalçın, MİT pardon, Dış Müsteşarı Müsteşarı ve yeni müsteşarı yani Dış beyet ve MİT'ten beyet Bağdat'a müşavir ve hafta sonunda anlaşılan Irak'tan beyet. Perşembe Burada burada bir Türkiye gelecekler. Yani demek ki kapılar kapılar ardında aslında bir takım pazarlıklar görüşmeler oluyor. Şimdi mesele şu, yani uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin durumu konumu. Şimdi burada bir sıkıntılı manzara var. Yani bunu görelim. Burada bunun hepsine yani Türkiye'ye karşı önyargılardır diye bakmak sanıyorum doğru değil. Evet. Yani Türkiye'nin bir imaj sorunu mu diyebilirsiniz artık bundan çok emin değilim nasıl tanımlayacağımızdan ama genel olarak Türkiye'nin bölgedeki politikası ve yaklaşımı hakkında uluslararası sorunu. şüpheler değil. var. Yani ben bunu, bir bunu, bunu öneri ilave gelemez yani. Şüpheler mısınız? doğru ama ne Bakın, zaman başladı? Niye başladı? Bunu da görelim. Bir dakika hocam. Evet. Bakın şimdi bölgedeki e, özellikle doğal gaz yataklarının 300 yıl boyunca ya da evet. petrol katlı orada bölgede kasma ve çatışma ile ilgili bir uluslararası düzeni gerekli kıl, kılıyor. Yani çatışan ve sıfır toplamlı bir oyun var. Biz eğer bu sıfır toplanma oyuna çatışan taraflardan biri olursak bu oyunu iyicene ateşi körükleriz. Biz tam tersine herkesin kazanacağı yeni bir oyun yeni bir barış projesini ortaya koymak zorundayız. Nedir o? Hayır. Bu barış evet, projesi Musul, Musul Musul konsepti üzerine oluşa, oluşabilir. Çünkü Musul konseptinde herkes var işin içinde. Hristiyanı evet. var, Şiisi var, Arabı var, Kürt'ü yani var. Musul yani Musul konsepti derken neyi kastediyorsun? Yani Musul konsepti derken Oranın tarihsel haklarına ve oranın sosyolojisine, demografisine saygı duyulması gerekiyor. Evet, evet oranın geleceğiyle ilgili oradaki insanların düşüncelerine, kararlarına, oradaki sivil toplum kuruluşlarına ya da aşiretlere Bu anlaşılmıyor. Evet. Yani Musul ayrı bir yönetim mi olsun demek istiyorsunuz? <laughs> Yoksa BM kontrolüne mi girsin? Türkiye'ye mi bağlansın? Hayır. Hubis bakın. gibi ayrı bir statüsü Şimdi mu bir olsun. Şimdi bu geçici değil? bir durum. Yani ne olsun? Yani öncelikle bu bölgedeki Musul'un mesela 8 parçaya bölüneceği söyleniyor. Muhtemelen öyle düşünüyorlardır. Yani kendi kafalarına göre dışarıdan evet operasyonlar oterasan falan, falan. Ne olacağını bilmiyoruz. ama yani önemli olan yani. orada yaşayan olacak? insanların özellikle nüfus sayımları 1920'dekiler 30'daki 40'dakiler referans alınarak bu uluslararası referansa o insanlara belki e, referanduma gidilsin en kötü ihtimalle ya musul ya yani, ne diyorsunuz buna Tabii buna şimdi bar ee, yani, barış barış projesi doğrudur bizim önermemiz gereken odur komşumuzda istikrar olması barış olması bizde istikrar olması AK parti politikaları uyguladı. İran'la Suriye'yle yıllar önce yani bu olay yani bu olayın çıkış noktası, Amerika'nın burada olmasının sebebi, diğer e, ülkelerin burada olmasının sebebi işittir. Bizim IŞİD'le ilgili bizim de sorunumuz var. Bakın Türkiye'deki en büyük katliam, ben 1 Kasım'da milletvekili oldum. 10 Ekim'den bugüne 15 tane intihar bombası kendini patlattı evet. bu ülkede. Bunların evet. çoğu eşitliğiydi Türkiye tarihinin en büyük bo intihar bomba eylemi Ankara Garı'da evet. yüzün üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Biz onunla ilgili bir politika oluşturamıyoruz. Aynen. İnsanlar anamadılar 10 Ekim'de Aynen. onların Aynen. Evet, bu ilişkiyi nasıl kurabiliyorsunuz Aynen. bundan? Yani bu demin tezde. şey... Biz oraya e, işitle savaşmaya ya da de ortadan kaldırmaya bu bizim için de tehdit olan iki üç tane tehdit var şu an. Bir fetö terör örgütü diyoruz. Onunla ilgili zaten konuşacağız daha sonra o halde sonuçlarını PKK ve bir de e, işit. Şu an bizim Suriye'de olmamızın sebebi işit. Ee, Musul'da olmamızın sebebi işit. Musul'u işitten almaya çalışıyoruz. Biz ama işidi falan bıraktık. Yani biz orada bir e, işit çıktıktan sonra orada çıkacak. Yani o babanın son günleri Musul'dan çıkacak. Oradan sonra oluşacak yapının Türkiye'nin lehine olması. Oradaki insanların hakkını, hukukunu koruyan, azınlıkların, inanç azınlıkların, etnistelerin hakkını koruyan ve barış içinde insanların yaşayabileceği bir şey önermemiz Zaten lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı demokrasiye Peki, saygı ben diyor. Ben yani. yani, bir sormak adam. istiyorum. Biz şimdi şu anlaşılmıyor bence evet. yani e, seyircilerimiz tarafından da belki halk tarafından da. Biz Irak'a niye giriyoruz? IŞİD ortadan kalksın diye mi? Musul'u e, güvence altına alalım diye mi? Haçlı Şabi'yi yok edelim diye mi? PKK varlığını silelim diye mi? Niye giriyoruz? Yani şey, şey. hepimiz şey şey <laughs> Farklı oluyor. Mesela Körfez Savaşı'ndan sonra ya da işte meşhur bir marteskeresi sırasında PKK o bölgeden silinsin. Kürt meselesi nedeniyle ve masada olan şimdi masada olma nedenimiz değişti. Bakın meclisi mevzu birinci mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu Musul konuşulurken oturumlarda Söyle. şunlar konuşuluyordu. yani eğer Musul konusu halledilemezse Türkiye'deki Kürt meselesi 50 yıl sonra ciddi bir şekilde başımıza artacak. Şirin demiyordu. Hanım söyleyebilir miyim? Tamam, şimdi şey Şirin Hanım 3 ha. şey zikrediyor Türkiye bu konuda. Birincisi göç. Çünkü Irak'ın e, te, Felluce dahi, Ramadi dahi o bölgede Şii milisi yani Bağdat yönetimin daha sonra uyguladığı bütün politikalarda demografik yapı değişti. Tamamen farklı bir statü ortaya çıktı. Bundan dolayı Türkiye birinci neden demografik yapının değişmesini engellemeye yönelik. Birincilik bu. İkincisi o bölgede üç terör örgütü var. Türkiye'nin nazarında. Birincisi PKK S Sincar dediğimiz, Şengal dediğimiz dağları yerleştirmiş durumda. Orada bir kanton bölge oluşturma hedefleri var. Amerika'nın oraya yerleştir çok açık bir şekilde ortada. İkincisi DAEŞ işlerine terör örgütü var ve Türkiye şuna inanıyor. Ne Amerika'nın ne de Bağdat yönetiminin DAEŞ'le mücadele etme gibi bir hedefi yok. Bir örnek vereceğim buna. Bakın şu anda üç taraftan kuşatıldı değil mi? Ee, Musul, güneyden doğudan ve kuzeyden. Fakat batı tarafı açık. Neden Batı tarafını açık bırakıyor? İki hafta önce Amerikalıların işitti bazı yetkilerle Tikrit'te yaptığı bir görüşme var. Bunu işin Amerika'nın ıı, IŞİD'le mücadele Bat... etme gibi bir nedeti yok bakın, diyorsunuz. evet bir örnek vereceğim. Batı Batı koridorunu açık bıraktılar ve burada bakın bunu şey. DAEŞ yetkilileri kendi sitelerinde açıkladı. Amerikalı yaptığını size Batı bölümünü Batı kapısına açık bıraktılar. Oradan Suriye eğer mücadelede başarısız olsak. Şimdi orada bir örnek vereceğim. Bir dakika. Hocam bir dakika. Batı koridorunu açık bırakıp oradan Tel Afer üzerinden, Şengal dağı üzerinden Rakka bölgesine giriş, gidişlerini rahat evet. sağlamak için ve o evet. bölge açık hala. Bu herkes tarafından bilinen ve evet. yazılan da bir şey. Evet. Evet. Amerikan evet. Çok Hatta Amerika medyasında şu çıktı. Şey. Biz neden oraya açık bıraktık? Evet. Yani o adamları yok etmek zeyevi değil. Peki sonuç? Evet. Evet. İlk, üçüncüsü, Şimdi Türkiye'nin bir, birinci nedeni göçü engelleme. demografik yapıya engellemek, demografik yapıyı engellemek. İkincisi terör örgütlerinin orada güçlenmesi engellemek ki biz Kobani'de şunu gördük. PYD'ye verilen silahlar daha sonra nerede kullandı gördük. Aynı şeyin PKK içinde Şengal'da, DAEŞ'e de verilecek. Çünkü orada DAEŞ bazı silahlar ele geçirebilir. Aynı şekilde Haçlı Şabi'ye verilecek terör, o yine bir terör örgütü ve onlara verilecek silahlar daha sonra döneceği yer Neresi olacak? Elbette ki Türkiye. Üçüncüsü göç dalgası. Türkiye'nin şu anda asıl korktuğu şey bu ve büyük bir göç dalgası gelebilir. Türkiye buna yönelik şu an duvar. E, Suriye için Kuzey Irak bölgesinde Barzani yönetimiyle birlikte bir hudut oluşturmak. Şimdi, bir tane daha, bir örnek daha vereceğim. Şimdi dün Barzani de bununla ilgili açıklama yapmıştı. Şimdi İran'ın başından beri son iki yıldır 4-5 darbe yapmaya çalıştı Barzani'ye İran. Talebani grubu üzerinden bunu herkes biliyor. Medyada da çıkmıştı bu. Goran, e, ee, Goran grubunun ittifakıyla, Talebani ve Goran grubunun ittifakıyla Barzani'ye darbe yapmaya çalıştı. Türkiye şu anda iki, dördüncü olarak kendi müttefiği Barzani'yi korumaya çalışıyor. Bu açık bir şekilde. Çünkü Musul'dan sonrası asıl hedef Barzani'ye darbe girişimi. Bunu herkes biliyor. Barzani de bunu biliyor, Türkiye de biliyor, Batı evet. da bunu biliyor. Ben hey o hey. zamanında aha. da Barzani orada oturmasın evet. diye Evet, <laughs> o onu artık şimdi, eski Türkiye'de evet. 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 sanki Söylediğiniz <laughs> evet. çok haklı şeyler var. Çok doğru hmm. kısımları var ama ee, şart düşmemiz gereken kısımları da var. Belki. Nedir ben şimdi? Ben bir tanesi şu. Evet, Batı Koridorunu açık bırakıyor çünkü Neden e, oradaki kaçan IŞİD militanları e, Suriye'ye geçecek, Suriye'ye Rakkaya doğru gidecek. Derzor ve Rakkaya. E, Derzor ve Rakkaya gidecek. Orada yeni bir direniş cephesi çünkü Dabık düştü. E, ne yapıyor? Vesaire. Onu da Dabık'a yönlendirecekler ama kimle mücadele edecek ondan sonra? Çok doğru. Ama oradaki karşı, mesele şu. Türkiye'ye yine karşı. Amerika ile Rusya arasındaki zımni anlaşmanın Oradaki gerilimi çünkü <laughs> biliyorsunuz ki Amerika büyük ölçüde Rusya'yı Suriye'de serbest bıraktı karşılığında da Rusya Amerika'yı Irak'ta serbest bıraktı. Her taraf elindeki canlı acaba, bomba. Ya, ya, acaba bıraktın mı ya? için o serbestliği tabii ki evet. görece kullanıyor. Herkes elindeki canlı bombayı saatli bombayı birbirine atmaya çalışıyor. Evet. Şimdi Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığı Hem, şeyi şöyle hocam en büyük zarar görecek. Ülke hangisi bu kadar kavga içinde, bütün ülkeler içinde? Yanı başında B Türkiye değil mi? Bence bütün bölge halkları. Tam bölge bütün halkları bölge ama... Bütün bölge halkları. Devlet. Şimdi evet. şunu hesaba katmamız gerekir. Türkiye'nin Cerablus operasyonunu e not etmeden, e Musul'daki iddiayı not etmeden, Lozan tartışmasını buna katmadan <laughs> ve bütün bunlara da bugünkü misak-ı milli konuşmasını ilave etmeden yaptığımız her analiz bence eksi analiz. Eyvallah hocam. Çünkü bak, katılıyoruz biz de. Çünkü bir defa şunu atlıyoruz. Eee Operasyonu dediğimiz ve İshite karşı olan operasyonun ikinci amacı Türk kantonlarının birleşmesiydi. Biliyor muyuz bunu? Eyvallah. Bunu kabul ediyor muyuz? Evet. Kabul ediyoruz. Şimdi bu e... Peki kantonlara izin veren kim? Ona o koridoru oluşturmaya çalışan kim? Şimdi tabii ki yani ne kastettiğinizi çok iyi anlıyorum ama Türkiye'nin burada buradaki, petrol mü hedefsizce Amerikalılar için yoksa hakikaten orada Kürt yani, e, elbette real çıkarlar. Elbette real çıkarlar. Tabii ki. Yani ama asıl amaç şu. Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığını görmek gerekiyor. Türkiye şurada şunu Türkiye şu anda oyun bozuyor hocam. Oyun bozucu. E, şu anda bu, Peki oyun bozucu olsun. E, tamam. E, ona e, da itirazım yok. E. Ama Türkiye'nin burada yaptığı hamleler daha önce uçuşa yasak bölge, güvenli bölge ve vesaire adıyla hı hı. Suriye'de oluşturduğu fiili oluşturmaya çalıştığı fiili durumu ki yani. oluşmadı biliyorsunuz çeşitli nedenlerle oluşmalı oluşmamalı ayrı bir tartışma bunun Irak topraklarında bir karşılığı olmalı <laughs> ve Irak topraklarındaki karşılığı bir barzani ile ilişkilerin düzeltilmesi iki var olan üstün operasyonel olarak kullanılması şimdi. Türkiye'nin burada yaptığı hamle, daha doğrusu iktidarın yapmaya çalıştığı hamle... Bence devletin, yani Türkiye'nin... Peki devletin yap, ha. devlet yani aklının... Hükümeti yüklerseniz peki. o zaman oturur hükümet. Tamam, evet. peki haklısınız. Devlet aklının yapmaya Oğuz çalıştığı için, hamle... Yani. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bu konuda ürkek olan ve dolayısıyla hamle yapmayan, hamle yapmamalarının nedeninde işte FETÖ'cülükle ilgili olduğu düşünülen falan filan güçleri de bir kenara koyarsınız. Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığı şey aslında kendi eee sınırlarının içerisinde yaşadığı problemi durdurmak. Kürtler de benzer bir biçimde bir strateji izlediği için daha önce. Yani eee Cizre'de bir dakika, Nusaybin'de şimdi siz yani diyorsunuz ki Türkiye'nin musla bu kadar müdahil olup da bu kadar Aynen. rol istemesinin nedeni Kürtleri durdurmak, evet, engellemek. Yalnız. Yani, haçlı şabi, değildir. Haçlı şabi değildir. Dayı işi, de da işi değildir. E, Usulda hak şöyle, sahibi olmak çok, değildir. Ana evet. mesele Kürtlerdir. Aynen öyle. Çünkü Kesinlikle. Yanlış olsaydı Barzani Türkiye'nin yanında e, yer almazdı. zaten. E, i̇ki noktayı hemen Teknik açıklayayım size deneyeceğim. Do, bo, boğulmazsak böyle somut evet. Evet. daha iyi oluyor. E, i̇ki tane bunun e, gerekçesini söyleyeceğim size. Yani neden aslında böyle? Bir Türkiye'nin kendini anlatamam problemi ve mezhepçi görünme meselesi diyorsunuz ya. O dediğimiz şey Türkiye'nin 2011'den itibaren Suriye'de izlediği real politikanın sonucudur. Hiç kimse e, Türkiye'yi boşuna mezhepçilikle suçlamıyor. Bunun egzajere edilmesi, abartılıyor olması, e, Batı basını tarafından e, Türkiye'deki e, dengeleri ya da Türkiye'nin bölgedeki operasyonel kapasitesi düşürmek için kullanılıyor olmasını bir kenara koyun. Ama Türkiye'nin bu konudaki sicili bozuk. İkincisi, Türkiye, işitin bir düşman olarak varlığını resmi ağızdan en son e, telaffuz eden ülke. E, ee, üstüne üstlük bölgedeki cihatçı aktörleri ve onların da sünni cihatçı aktörler olduğunu biliyoruz. Farklı ölçeklerde kullanan, bu kullandığını da açık açık söyleyen bir aktör. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman elbette Türkiye'nin dışarıdan göründüğü bu Musul meselesinde de aman aman dendiği şey e, reel geçmişten kaynaklanan şeylerle Türkiye'nin bölgedeki operasyonları her şeyi durdurdu mu? durum. Ama ikincisi, <laughs> e, Şii milislerin tehdidini. Yani i̇kincisine geçmeden şu bir ikisini <laughs> konuşalım önce <laughs> ama zaten konuşamayacağız. E, siz siz <laughs> <mühdar> reklamlardan <laughs> söyleyin. bir cümle <laughs> söyleyin ondan Neyse, sonra. Neyse söylemeyeyim. Biz ben merakı merakı bırakalım <laughs> seyircimizin söyleyin. <laughs> e, yoğun musunuz? bir yoğun bir göç başlamış. Şimdi gelen bir Doğru. haber. ...Musul'un çevre köylerinden çok tehlikeli bir şey. Evet, evet Türkiye'ye doğru mu? Yani şu anda aşağı güneye doğru, ve kuzeye doğru gidiyor ama... Güzey. ...bu başka göçü de tetikleyebilir. Peki, ]biliriz. soru şu. Sizin açtığınız yoldan gidelim. Şunu herkes anlamakta zorluk çekiyor zannediyorum. Ya da daha doğrusu belki daha net anlatılması gerekiyor. Biz diyelim ki Musul operasyonuna katıldık. Hava operasyonlarına katıldık. Kara operasyonlarına da Mehmetçik girdi. Göçü nasıl durduracağız? Musul'daki demografik Oo. yapıyı nasıl sağlayacağız? Bu dengeleri kendi içimizde sağlamamışken orada nasıl sağlayacağız? İşi de nasıl durduracağız? Ve PKK ile ilgili sorunumuzu nasıl çözeceğiz? Bir bunu tartışalım istiyorum. Çünkü kendi ev içinde yapamadığımızı orada nasıl sağlamıyor? Bunun nedir planı? Bunu tartışalım istiyorum. Birazdan e, bu arada itirazı var herkesin evet. e, güvenliğe. Dolayısıyla bakalım ne konuda o itirazları var. Birazdan dönüyoruz. Her şey... Mesele yine kütlerde mi düğümleniyor? <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi e, Güven Bey dedi ki en son bıraktığımız noktada Türkiye işin hiçbirisi değil. Türkiye için asıl mesele Kürt sorunudur ve bu yüzden oraya giriyor ve bunu halletmeye çalışıyor. IŞİD, zaten dolaylı yoldan bir iddiaya göre e, olmasa bile ÖSO militanlarına siz evet. işit dediniz, evet. destek verdi, e, sınırlarını açtı en azından. Yeni sınır evet. kapama politikası. Katılıyor musunuz Kemal Bey? Şimdi katılmıyorum. O da şöyle. E, coğrafya ve demografi değişti bölgede. Geçen sene İranlı bir general şöyle bir şey söyledi. Biz artık beş başkenti olan bir imparatorluğuz. Sana, Beyrut, Şam, Bağdat ve Tahran. Kim dedi bunu? İranlı bir general. İranlı general. Devrim muhafızlarından. Böyle mi şu anda? Evet. Coğrafya değişti. Coğrafyanın yapısı da değişti, şekli de değişti. Türkiye, Sayın Milletvekilimin itiraz ettiği şeyi aslında Türkiye'nin hükümeti de Cumhurbaşkanı da dillendiriyor. Yani mezhep çerçevesinden okumayalım olayı diyor. Fakat bir tarafta da Turan Bey'in söylediği gibi Şah İsmail'in rüyasını tekrar gören yeniden bir Safavi İmparatorluğu kurmaya çalışan bir İran var. Benim hocama itiraz ettiğim konu Güven hocama Türkiye bu masadan kalktığı için bunlar olmuyor. Türkiye masanın karşı tarafı değiştirdiği için politika değiştiriyor. Yani Suriye'yi şiileştiren, İran'ı şiileştiren Bahreyn'i deneyen hatta Yemen'i şiileştiren, Lübnan'ı şiileştiren İran politikasına ve buna destek veren Amerika politikasına itiraz ediyor Türkiye. Amerika, Sünni bir hareket olarak gördüğü Arap Baharı'na karşı şimdi bir Şii bloku çıkardı karşısına ve ikisini birbiriyle çalkıştırıyor. Şimdi Türkiye şunu söylüyor, Irak'ta PKK bir sorun benim için evet ama bir mezhep çatışması da benim için bir sorun buraya gelmeden önce Cumhurbaşkanı sözcüsünü aradım. Son yani ne, ne, diyorsunuz bu konuda diye. İlk söylediği şey bizim birinci derecedeki refleksimiz bir mezhep çatışması meselesidir. Bu Kürt PKK sorunundan daha büyük bir sorun olarak Türkiye görüyor bunu. Bu yeni bir şey söylüyorsunuz evet. ama. Türkiye'nin söylüyorsunuz burada mezhep çatışması Ankara açısından PKK'nın yani. önünde geliyor. Tabii ki. Irak özelinde söylüyor. Musul meselesinde. Musul meselesinde. Çünkü 2 milyon insanın yaşadığı bir Musul var ve son, bu, bu bir Türkmen e, milletvekilinin sözüdür, son sünni şehridir Musul. Başka yaşayacak alan bırakmadı çünkü Bağdat hükümeti. Her tarafı Şii'leştirdi, yönetme Şii'leri yerleştirdi ve ondan sonra da 150 bin kişilik kafası dumanlı, eli kanlı bir, Haçlı Şabi e, milis örgütüyle de tehdit ediyor bunu. Şimdi, Şimdi Türkiye gerçek. bunu Türkiye bunu birinci tehdit olarak görüyor. Evet. Mezhep çatışması Türkiye'nin en büyük korkularından biri oldu. Soru sorabilir miyim? Çünkü çok büyük bir ben. alana yayılabilir bu. Suriye etkileyebilir, Bahreyni, yani Allah korusun, Lübnan'da önüne geleni insanın doğrandığı ve bunun videolara yansıdığı bir mezhep çatışmasının Pakistan'ı, Afganistan'ı, Bahreyni, Yemeni, Lübnan'ı bütün Şii ve Sünni grupların bir arada yaşadığı bölgeyi aleve yani. çevirmesi mümkün. Bakın mesela yani. çok büyük bir tehlike. Ben şu katılma, katılma soru. adı katılma. Soru ama değil mi? Soru tabii. Bakın Musul vilayetin için telafer de var. Türkiye telaferin sonunda da çözme durumda. Belki de en önceliklisi telafer. Telafirdeki Şii kardeşlerimizi nasıl ikna edeceğiz bu politikalarla? Ben onu sormak isterim Kemal Bey. Bir dakika. Ben mesela anlamadığıma göre evet. birçok insan anlamamış. <laughs> evet. Ben anladım. Ne dediniz? Daha tercih ben, edin. Bakın Musul dediğimiz bölgenin içine Telafer de giriyor. Evet. Hı hı. üçte bir, 3'te ikisi 3'te civarında Şii Türkmen var. Ve Türkmenler tamam. bizim kardeşlerimiz. Şimdi Şii Türkmenleri e, bu şu siyaset mantığımızda nasıl ikna edeceğimizi ben... E, nasıl ikna edeceğiz? Tamamen başka bir açıdan okunuyor orada. Yani Şii Türkmen kardeşlerimiz, Sünni Türkmen kardeşlerimiz diye birbirlerine bakmıyorlar. İki Türkmen grubu biri Şii ve Sünni olduğu için birbiriyle çatışıyor aslında şu anda. Yani... Ee, Irak hükümeti sözcüsünün Sefin Dizay'ın bana söylediği e, Türkmenlerin en çok Irak Kürdistan'ı Kürdistan en çok sıkıntı çektiği Türkmen grupların birbiriyle çatışması. Çünkü artık etnisite üzerinden okumuyor Irak hayatı. Evet. Etnisite üzerinden bakmıyor, mezhep üzerinden bakıyor. Hı. O nedenle Türkmen Sünniler de Telaferde nasıl yaşayacağını, Musul'da nasıl yaşayacağını konuşuyor ben. 8 parçaya bölünmüş bir e, Musul haritası gördüm. 8 parça. 8 parça. Nasıl oluyor bu 8 parça? Türkmenler bir bölge istiyor, Hristiyanlar bir bölge istiyor, Ezidiler bölge istiyor, Arap Sünniler bir bölge istiyor, Arap Şiiler bir bölge Bosna istiyor, gibi. Kürtler bir bölge istiyor. Ve çok enteresan bir şey, biraz önce e, Washington'daki e, arkadaşım Bilal Kenesaire'nin bana attığı mesajda o haritayı Washington'da da gördüm dedi. Şimdi 8 parçaya bölünecek bir Halep'in, şey Musul'un içinde Telaferi de var, e, Hazeri de var, Beşikası da var. Bu bölgenin yönetilmesi imkansız. Burası yeni bir Halep olmak üzere. Türkiye yeni bu Halep'ten çok büyük sıkıntı çekeceğini biliyor artık. Çünkü Halep'te yaşadıklarımızı gördük. Bir soru. Ona itirazı var Türkiye'nin. Bir soru sadece bizi izleyenler için söylüyorum. 8 parçalı bir bölgenin, çünkü bahsettiğiniz bir şehir değil. Yani bunu evet. şöyle mi belki insan daha kolay anlaşılsın diye söyleyelim. Mesela e, Kocaeli İz, e, Bursa, Marmara bölgesi Marmara diyelim. Bölgesi diyelim. Evet. Tamam. Marmara bölgesi bölgesini bunun 8 parçalı olmasından bahsediyoruz. Evet. Bunun ne sakıncası var? Olsun diyenler olabilir. Yönetemezsiniz burayı. Ben Kemal Bey Herhalde oradan kemelsiniz. oradan bir katkı bir o, o bölgeden o bölgeden diğerine geçemezsiniz. Onun checkpoint'ini aşamazsınız. Onun istemediği insanı sokmazsınız. Sokmadığınız zaman da çatışma başlar. Ben bir şey sormak istiyorum Kemal Bey. Yani gene para. Tamam. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi B ve C planı. Bakın Amerika'nın ya da oradaki yapının, Fransa'daki yapının bir musul tasarımı var. 8 parça falan filan. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekle ilgili musul tasarımı nedir? Peki. Şimdi ben bu soruyu Sefin Dizayi'ye de sordum. Dedim ki Amerika'nın... Sefin Dizayi'ye soralım. Biz kendimiz cevaplamak zorundayız. Biz orada. bir dakika. Yani olayın vahametini anlatmak için söylüyorum Tarık Bey. Amerikalılarla görüşüyor Barzani ve e, Mesut Barzani Kerry'e şunu soruyor. Musul'a girmemize bu kadar acele ediyorsunuz. Harekatın başlamasına en çok tahrik eden devlet Amerika'dır ısrarla bir an önce operasyon başlasın, bir an önce operasyon başlasın diye tahrik ediyor Barzani'yi. Zaten Bağdat hazır, Amerika'nın her dediğini yaptığı için. Ve şu soruyu soruyorum Mesut Barzani, peki sonra ne olacak? Planınız nedir? Yani Musul'u yönetme planınız nedir? Cevap yok. Cevap şu, Kasım'da Amerika seçimleri var. Clinton'a, IŞİD'i Musul'dan temizledik diye bir zafer verme, hediye, hediye verme. Peşinde Amerika, Pentagon. Ama enteresan bir şekilde... Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri arasındaki kargaşa Washington'daki basın toplantılarına da yansıyor. Musul'un sonrası ile ilgili bir planı yok Amerika. E peki o zaman soru soruyu Kaotik bir durum başka bir şey değil. Tamam. Türkiye'de şunu söylüyor ısrarla ve Barzani de aynı şeyi söylüyor. Musul'un sonrasına önce bir oturalım konuşalım. 4 bin tane eşit militanın olduğu Musul'a 45 bin tane askeri yığarak e, Başka, yani Ne yapmak istiyorsunuz? Orada 2 milyon tane de sünni var. 150 bin tane de haçlı şerbi arkada geliyor. Arkası ne olacak? Kim yönetecek şimdi burayı? Bu Nasıl da... yöneteceğiz e, burayı? Soru da orada o zaman. Bil şimdi, bilinmeyene biz ne giriyoruz? Şimdi neticede şuna katılıyorum. Şu doğru. Yani meselenin çözülmesi için Irak'ta Irak'ın geleceğinde orada yaşayan sünnilerin hali ne olacak? Yani onlara siz de bahsettiniz intikamcı bir yaklaşımda yerinden etme, fetih yaklaşımı, o insanların yerinden yurdan edildiği bir dönem başlarsa bugün IŞİD biter başka bir örgüt olur. Yani oradaki hoşnutsuzluk devam eder bir şekilde Irak'ın da bir bütün olarak sürmesi ciddi olarak riske girer. Yani sorunun kaynağı ben buna katılıyorum. Yani sorunun kaynağı bölgedeki bu mezhepçi yaklaşımlar ve onun arkasında da bulunan yani geçmişte Saddam yönetiminin Şii çoğunluk tarafından bir sünni yönetimi olarak Görülmesi. Uzun bir süre Şiiler bölgede ezildi. Şimdi yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde hadi bakalım Şimdi kartlar yeni, işte. yeniden dağıtıldı diye bir yaklaşımın varlığı. Şimdi bu orta yerdeyken şunu net olarak görüyoruz. Yani bu bugünden yana değişecek bir manzara değil. Bu bahsettiğimiz aktörlerin siz de vurguladığınız Ruslar, Amerikalılar falan bunların Orta Doğu'da gerçekten insan haklarına temel alan, hukukun üstünlüğüne temel alan yönetimler oluşsun diye bir dertlerinin olmadığı da ortada. Evet. Böyle bir manzaranın olduğu bir e, siyasi ortamda bizim çok aktif biçimde meseleye katılmamız e, bir ciddi soru işaretini ifade etme halindeydi. Yani o, bunu. hayır, pro, ama böyle konuşabiliriz ki izlemezseniz şöyle hayır, oluyor. Bakın şöyle hayır. oluyor. Bak, ben bir örnek Kapınıza de açıklayayım ha, size bilirim. Kapınızda... Ama şimdi ben konuşuyordum. Müsaade eder misiniz? Şimdi şöyle. <laughs> Kapınıza gelip uluslararası politikada, diyorlar. uluslararası politikada her zaman bir şekilde bir, bir fikriniz bulunur, bir yaklaşımınız bulunur. Ama gücünüzü her zaman askeri olarak ya da askeri yöntemlerle ya da işte bağırarak çağırarak falan şey yapamazsınız. Yani bunun belli araçları vardır. Şimdi Filistin davasına şimdi hepimizin bir sempatisi var değil mi? Ama yani hiçbir zaman aklımıza bunu İsrail'e karşı bir silahlı efendim yöntemle çözmek gibi bir şey gelmiyor. Şunu biliyoruz ki İsrail üzerinde etkili olmak istiyorsak değil mi diyalog konuşmak işte uluslararası toplumu devreye sokmak hukuku devreye sokmak böylelikle Filistin davasının çözüme ulaşması gibi bir gündemle hareket ediyoruz. Yani bu örneği alıp bu Irak'taki meselede düşünebiliriz. Düşünemezsin, yani ama araçlar değişik evet. hocam araç düşünemeyelim değişik. ya sizin varsayımınız düşünemeyeceğimiz ve ama, düşünemezsiniz dersiniz o zaman silahların konuğu dünyadan bahsediyoruz. Filistin, yani bunun bunun meseleleri niye, niye düşünemeyiz diyor? Diyelim. hocam bunun evet. Keyizi farklı. Yani Filistin davasının diplomatik araçları Şüphesiz başka farklı, bir şey. Yani Irak'ın ve Suriye'nin diplomatik araçları yani başka bir şey. Sorunların hangi araçlar bu dip, çözüleceği konusu. Evet, bu yani sorunları Türkiye'de Türkiye bunu, gibi o ülkenin komşusu olan çok ve tarihsel politiklik. bağları bulunan bir ülke yani zora dayalı bir yöntemle değil de diyalog yöntemiyle çözebilir. Bakın çözemez yani hocam bunu bugün artık, Ne güzel anlattım, Ne güzel Iraklılarla, Iraklılarla anlattım, gidiyoruz onlar geliyorlar ama Bir dakika yani, bir dinleyin. Cevap verin ondan sonra. Niye halledemeyiz? Bu Uluslararası diplomasi kuralları dediğimiz şeyler artık bu bölgede geçerli değil. Ha bunu nerede geçerli yapabilirsiniz? Bahreyn gibi efendim, Ürdün gibi sorun çıkmamış bölgelerde diplomasinin araçlarını kullanabilirsiniz. Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da bu bölgede araçlar değişti, kurallar da değişti. Yani bir şey yani Sizin elinizde Endişe bir olalım. güç olacak. O gücü kullanacaksınız. sonunda evet. diplomasi yapacaksınız. Zaman, Türkiye, biliyorsun Türkiye biliyorsun bu şey, da bunu gücün, yapıyor. Bakın, mantığı... iki tane heyetimiz. Biri Bağdat'ta, biri Washington'da bunu şu anda. Bunun adını koyalım. Bu gücün, man, gücün aracı nedir? Ne? Gücün aracı nedir? Güçte diye şey nedir? Saha destekleri. Saha destekleri. Belli gruplara destek verirsiniz. Bakın. Belli gruplara, yani destek gruplara destek değil. Yani yani Askeri destekleri. için arttı. destek verirsiniz? Sahada. Ve hocam şu. Bakın. Verir. Savaşmak, Savaşmak yani için verirsiniz. Savaşmak için yani değil. bunu, bunun başka bir açıklaması yok. Bakın ben size anlatayım. Bu, bir, Şimdi siz sahaya girmezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Saha size geliyor. Sınır kapınıza Abi, kadar Suriye'de gelip... Biz sahaya girdik, sahada bize girdi. Yani hiç bu bahsettiğimiz şey iltefa, işte. Bakın ilk defa değişti, öyle değil. Evet. Sınır kapınızın karşısına 35 metre öteye işit bayrağını çekip oradan size roket atmaktır işte eğer müdahil olmazsanız. Şimdi, yani şimdi Cerablus'ta Suriye, ne oldu peki? Suriye'deki müdahale müdahil olmadık mı? Türkiye, yani, Suriye'deki ve... politika değişikliğini şimdi yapıyor asıl. Cerablus'a girdi, sınırını temizledi. 1500 kilometre kareye çıkardı. Şimdi ya, ki, yani Suriye'deki Şimdi bakın, ama bu diplomasi bırakmak yani. demek değildir. diplomasiyi yine sürdürüyor Türkiye, Rusya ile ilişki içerisinde. Zaten Rusya ile diplomasi kurmadan Cerablus'a giremezsiniz. Bu real politiğin acı gerçeklendi biliyorum. Sizin bir savaş uçak geminiz yok Akdeniz'e sokup da ben de buradayım diye hava atacak. Rusya ile anlaşıyorsunuz, Cerablus'a giriyorsunuz, Amerika ile de anlaşıp Irak'a giriyorsunuz. Diplomasi kuralları yani, böyledir. Diye ama sahada yoksanız, vermediniz. hocam, sahada yoksanız evet. ne gazetecilik yapabilirsiniz ne bir devlet olabilirsiniz Gerçekten ne istihbarat bir, yapabilirsiniz. Tamamen sizin varsayımınız. Yani yani varsayım böyle bir böyle böyle bu yani, şey söyleyebilir miyim? Kemal Bey sahada var, var, varız derken siz öyle bir konuşuyorsunuz ki verdiğiniz fotoğraf sanki Türkiye şu an Suriye'deki Musul operasyonu en önemli aktör. 1500 tane e, adı Ninova mücahitleri olan bir şey var. Karşıda diyorsunuz ki bir yandan Haçlı Şabi 150 bin kişi işte Nakşibendi ordusu, peşmergeler. Yani biz 1500 kişi ve katılıp katılmayacağımızı Sayın Başbakan AKP Genel Başkanı'nı yalanlayarak bugün öyle bir tweet atmışlar. Önce katıldık dedi şeye uçuşlara. E, sonra katılmadık dedi arkasından fikri ışık açıklama yaptı. Yani biz bunda mı sizin bu, bütün bu söylediğiniz sahada varsanız varsınız yoksanız yoksanız Demek ki yokuz o, biz. Hayır. O kadar yani bir şekilde var ki Türkiye. Bakın. bakın Birincisi, Bakın, eşine bu Türkiye'nin eğittiği... Diplomasiyle ilgili ben size çok kısa bir şey söyleyeyim. O diplomasi bitti diyorsunuz. Diplomaside söylediğiniz sözle yaptığınız eylem arasında bir denge olması lazım. Siz eğer ben gidip e, Emevi Camii'nde namaz kılacağım deyip, burnunuzun dibinde kiliseye kat duşaları atılıyorsa, siz diplomaside başarısızsınız demektir. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı ve siz de şu an, Üstü öyle mi anlatıyorsunuz ki sahada yoksanız ama ben, sahada ne var şu an? E anlatayım müsaade edin. El, elim, elimizde bir şey yok. Bakın küçümsediğiniz Beşikada 5500 tane e, savaşçı kişiye eğitildi. Bunun 2500 tanesi peşmerge, 3000 tanesi de NOVA e, muhafızları dediğimiz e, NUCEFI'ye bağlı güçler. 5000 tane insan Türkler tarafından eğitildi, donatıldı ve sahada. Ama daha kritik olan şey şu, bu bir psikolojik meseledir. Evet. Yani Türkiye'nin Beşikada bulunması askeri gücün kuvvetinden kaynaklanmıyor, psikolojik üstünlüğünden kaynaklanıyor. Yoksa 150 bin tane ordusu olan Bağdat hükümeti kalkıp çıkar onu, çıkar onu demez ki. Bu bir psikoloji meselesi. Türkiye'nin varlığı oradaki dengeleri psikolojik olarak etkiliyor. Şimdi o açıdan çok önemli. Ama yani. Şimdi iki şey yapıyoruz. Sanki bunlardan biri varken diğeri olmamalıymış gibi bir tablo çiziyoruz. İkincisi bence daha vahimi Türkiye'nin son zaman diliminde sınır ötesinde yaptığı Fırat kalkanı meselesi gibi işlerin hacmini Türkiye'deki iç politikadaki aksi gibi ya da yansıması gibi dünyada da yansıdığını ve bunun aslında real politikten bağımsız Türkiye'nin gücüyle olduğu yani aktörlerin birbirleriyle ilişkilerinden bağımsız olduğunu varsayıyoruz. Siz yapıyorsunuz diye değil. Ama genel eğilim böyle. Ki şimdi Fırat Kalkanı operasyonu başladığında e, Cerablus'tan giren ÖSO'ya ve ona da destek veren Türkiye ordusunun toplarına ve vesairesine baktığınızda bir tane e, IŞİD militanlarıyla büyük çarpışma yaşandı mı? Yaşandı. Tabii ki yaşandı. yaşandı. Bir, sürü Hayır, şey yaşandı var. Var. Bir var. bir sürü şehit var. Şey, aldırı yaşandı. var, şehit var, bir sürü çarpışma ÖSO'dan var. ÖSO'dan şehit, Şimdi, ölen var. Evet, ÖSO'dan şehitlerimizi bizim şehitlerimiz sayıyorsak ayrı mesele. O şehitlik şey <laughs> ayrı. eyvah. <mesele. gülüyor> <laughs> e, bir defa Türkiye'nin e, Cerablus Türkiye e, Fırat Kalkanı çerçevesinde yaptığı projenin Musul'da başka yerlerde sıkışmış işitin kendine dair yaptığı bir hamleyle bölgedeki Kürtlerin buna cevaz veren stratejisiyle birlikte düşündüğünüzde Türkiye buradaki aktörlerden yalnızca biri. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye kendi gücünü abarttığı sürece, Türkiye kendi iç kamuoyunu oynamak için psikolojik üstünlüğünü, operasyonel üstünlüğünü, gücünün ötesinde gösterdiği sürece bunun yakın vadedeki sonucu Türkiye topraklarının kendisinin bir cephe haline gelmesidir. Şimdi biz bunu yaşıyoruz zaten. Biz bunu yaşıyoruz zaman nedense aynı şekilde feryat figan etmiyoruz. Böyle yani bir çelişkiniz var hocam özür dilerim. Bakın. Bir bitireyim lütfen. Bir bitireyim. Bu cümleyi o, bir, söyleme. Bir, söylemezsem bir çekeceğim ama. Sonra söylersiniz. 10 Ekim'de. Bir dakika <laughs> çişmeyin siz de söyleyin. Bakın Suriye'ye girmediğimiz süreye kadar yani Cerablus'a girmediğimiz Aha. döneme kadar ki süreç aslında sizin anlattığınız ve hocamın ifade ettiği. Ne işimiz var orada? girme Bu zamana kadar girmedi zaten Suriye'ye. Kolay Hiç yapmadı. Yapabilir. Girmedi. Dolaylı yani diye. fiili olaraktan bahsediyorum. He. O zaman da eleştiriyorlardı. Orada şimdi vardı. girdi, şimdi yine eleştiriyorlar. Yani ortada bir çelişki var. Türkiye'nin yapmış bir olduğu yok. şey, bakın Türkiye'nin yapmış olduğu şey diplomatik olarak bir taraftan sürerken diğer tarafta elini sahada güçlendirecek hamleler yapıyor. Bana bir Fas Büyükelçisi Türkiye'nin Fas Büyükelçisi şöyle demişti. Biz diplomatız. Diplomasi de konuşmak için bizim güçlü sahada satranç tahtı taşlarına ihtiyacımız var. File mesela orduya kaleye yürü diyoruz. Onun diyor ki benim başka ajandam var. Ekonomiye şunu yapın diyoruz başka ajandası var. Amerika ne yapıyor? Türkiye'yi ekonomik olarak da sıkıştırıyor. Askeri olarak da sıkıştırıyor. Medya olarak da sıkıştırıyor. Diplomasi böyle bir şeydir. Şimdi Türkiye'de e, bu diplomasi bir kullanıyor. ki bakın Bağdat'a gitti heyet şunu diyor. Bak kardeşim ben Beşika'da varım. 1200 tane askerim Psikolojik olarak onları basınç altına aldığı için bu görüşmeler yapılabiliyor zaten. Türkiye sahada olmasın, eskisi gibi uzaktan istediğiniz kadar atıp, tutun. Hayır, ama yine varlık şey yoktu. Etmiyor. Bakın, yani. Yine Söyle... varlık yokluk. Türkiye sahada olsun olmasın demiyoruz. Yani Türkiye ne kadar kötü yapıyor da sahada kendi varlığını ve ulusal çıkarları. Hayır öyle bir şey di di diyenimiz yok anımızda zaten. Tamam. Biz genel olarak bu politikanın. Ee, bir, bölge hakları için. iki Türkiye'nin kendi iç güvenliği için. Üç, karar almanın şeffaf ve demokratikleşmesi, demokratikleşme dinamikleriyle ilişkisi açısından sorunlu olduğunu söylüyoruz. Bütün bunların üzerine de siz e, misak-ı milli vesaire dediğinizde, bakın bugün Yunan gazetelerine bakın. Yunan gazeteleri, siz Orta Doğu'da bir hamle yapmak için misak-ı milli diyorsunuz. Ses Yunanistan'dan. Çünkü Trakya da misak-ı millinin parçası, ee, Batı Trakya. E, elbette ama şimdi misak milli üzerinden konuşmaya başladığınızda Türkiye'nin irredentist bir politika, yayılmacı bir politika amacı gütmediğini kimseye ikna edemezsiniz. Siz başka türlü düşünebilirsiniz, ben burada başka türlü düşünebilirim ama uluslararası kamuoyu ve dengeler diye bir şey var. Ve bütün de bunun ötesine yani konuştuğumuz her şeyin üzerine Türkiye'deki dış politika hamlelerinin alınma biçiminin, içerideki iç politika unsurlarını devreye sokmak ve başkanlık gibi başka gündemlerle birleştirilerek halka sunulmasına baktığınız zaman ben buradan bölge halklarının çıkarı ve sağda olmayı anlayamıyorum maalesef. Hızlıca işte evet. söyleyebilir evet. miyim? Güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Şey Şimdi bir de daha evet. çok konuşmacılar da söyledi. Şu doğrudur tabii. İç politika ve dış politikanın birbirini etkileyen bir süreç olduğu doğrudur. Ancak Türkiye'de yakın tarihimiz olan hadise şu. Yani dış politika gelişmelerinin İç politikada bir kitle mobilizasyonu yani kendi taraftarlarını seferber edebilme aracı olarak aşırı biçimde kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani Kurtuluş yani adına rahmet bunu, Gecevit de bunu kullandı. Yani şimdi yani. şimdi evet. bambaşka bir örnek. 40 yıl evet. öncesinden bahsediyorsunuz. Ben başka bir şey anlatıyorum. Yani Türkiye tabii ki iç politika dış politika birbirini etkiliyor ama bu çok Türkiye'yi tehlikeli bir noktaya götürebilir. Yani içeride yani ne diyorsun, şu anda içeride bu mesele kullanılarak başkanlık sistemi meselesi. Şimdi böyle oluyor. bir ciddi endişe kamuoyunda hep sıklıkla gündeme getiriliyor ve tatmin edici bir yanıt da bu. İnanın meselenin ya. tamamı hocam. güvenlik meselesi. Kesinlikle. Bakın gerçekten bunu algılayamazsınız. Yani Antep sınırına, Güneydoğu bölge sınırlarına gitseniz bile bunu fark edebilirsiniz. İnanın bana Türkiye'nin bütün refleksi güvenlik temelli bir refleks. Peki işte. o zaman bir şey sorabilir miyim şey size? Var. Bir şey sorabilir yani Bu tehdidi görmeden Peki. bunun bir iş politika peki. malzemesi olarak yapılması. Peki bir şey sorayım çok, lütfen. Çok lütfen. Lüks bir 10, 10 Ekim'de Türkiye'nin en büyük katliamı yaşandı. Barış diyen onlarca insan, yüz küsür insan IŞİD saldırısı sonunda katledildi. Gar katliamı. Evet. Ankara, gar katliamı. Türkiye ne zaman, neden o zaman hamle almadı da Gaziantep saldırısı sonrasında bunu bardağın taştığı damla olarak gösterdi sizce? Neyin bardağı? Hangi bardağı? Düğüne yapılan saldırıyı neden bardağın taştığı son damla olarak gösterdi? Neden 10 Ekim sonrasında biz Türkiye'den bütün bu saldırıların ve bu saldırının arkasındaki yapıların Antep'e uzanan ayakları vesaireleri deşifre edilmişken, bunların istihbaratları gelmişken, bunların e, bütün bilgisi bir yerlerde gezinirken, hatta oradaki polisler bile bundan daha önce bu konuda uyarılmışken e, Türkiye bunu yaşadı da en büyük insan, en büyük terör saldırısıdır. Bir anda öldürülen o zaman Türkiye'nin e, operasyonu... Sabrı halinde niye şunu tak? Evet. Şimdi Gaziantep'ten biraz sonra önce taştı? biraz önce dediniz ya Türkiye'nin yurt dışındaki algısı ve ha. imajı o kadar kötü ki hala işi de yardım ettiğimizi zannediyorlar. Neden biliyor musunuz? Sizin bu konuşmanızın bu klibini birisi kesse yabancı bir basında, uh -huh. bir televizyonda ve Türkiye'deki öğretim üyesi hükümetin işiyle karşı yeterince mücadele etmediğini anlatıyor dese inanırlar. Siz de haksızlık yapıyorsunuz. Hayır, Türkiye'nin. Şimdi dışarıdaki bir, kimin e, ne inandığı beni ilgilendirmiyor. Bir defa ya. bu itam bir yerden bir şey keserek konuşuyor olsak hepimizin başına bir sürü Tabii. şey gelir. İşte ee, işte o dolayısıyla söylüyorum. bu bir konuşma aynı, bu değil. Yani aynı mantıkla seyrediyoruz. Bir, bir de orada bir anlaşalım yani. mı lütfen? Bir yani ben sizin, ben mı? sizin böyle bir iddiada bulunma, bulunmadığınızı biliyorum. Yani işi de Türkiye destekliyor demediğinizi biliyorum. Ama eleştirdiğiniz ha, şey, de dedim. Kemal eleştirdiğiniz, eleştirdiğiniz şey. kendisi yaratıyor. Hayır. Hocam Bakın, ben bir, Bakın, bir şey söyleyeceğim. Bakın, Bakın eleştirdiğiniz Bak şey şu. Türkiye'nin evet. IŞİD'le olan mücadelesini görmemek. Bence bu haksızlık. Hayır, ben çok Türkiye çok, bu bir konuda... Soru soruyorum. 10 Ekim'de bir saldırı oldu. Bu saldırının önceden istihbaratı alınmıştı. Arkasındaki güç biliniyordu. Bütün bunlara rağmen Antep'e kadar giden bağları daha sonra hem polis tarafından hem gazeteciler tarafından deşifre edilmişken Türkiye burada bir şey yapmadı operasyonel anlamda dışarıya doğru. Yani Irak'a Irak mı? Irak'a, Suriye'ye ne düşünüyorsunuz? Ölelik bir operasyon evet, yapmadı işte da. Evet eşit kapsamlı bir operasyon yapmadı. Ne oldu da son anda bardak taştı diye soruyorum. Belki Şimdi... Akademisyen olarak, yazar olarak değil. Sıradan 10 Ekim'de arkadaşını kaybetmiş biri olarak soruyorum. Bakın şöyle, sizin sizin gibi biz de arkadaşlarımızı kaybettik orada. Ankara'da uzun yıllar çalışmış birisi olarak. Yani hükümetin işidin bu saldırılarına karşı Ankara'da daha hassas, Gaziantep'te daha hafif, Fiyan'ın yerde daha bilmem ne demek bence haksızlık. Ha, orada ama gelmediğimizde yoktu. anlıyorum, anlıyorum. Ne zaman kullanılmaya Buradaki, başladı meselesi? Türkiye'nin işidin terörist ilan etmesi ve ardından da yaptığı operasyonların tamamıyla başarılı olup olmadığı tartışılabilir. Ama Türkiye'nin işitten çektiği kadar başka bir ülke sıkıntı çekmemiştir. Bana göre hükümeti eleştireceğimiz en önemli konu bunu anlatamadı hükümet. Anlatamıyor da hala. Peki, yurt dışında da anlatamıyor, Türkiye'de de anlatamıyor. Peki çok yakın Halbuki en çok şey bir şey söyleyelim. çok yakın. Türkiye'nin yurtdışı evet, yurt dışında bir, bir operasyon yok, yaptığınızın yok, farkındasınız. Efendim. Çok hayırah bir okuma yaptığınızın ya farkındasınız. Abi, Türkiye'nin, çok, çok kısa bir araya gireceğim, cevap, kusura cevap bakmayın de hocam. Sayın Mekil, Bakın, ben... 10 Ekim'de, birinci yılı, Ankara Gar Katliamının birinci yılında insanlar oraya anmaya gittiler. Şimdi ne bekleriz? Toplumsal hafızanın orada tazelenmesi, insanların anılması, işit terörünün lanetlenmesini evet. biz beklemez miyiz? Ve bunun devletin büyükleri tarafından da yapılmasını beklemez miyiz? Orada insanlara gaz sıkıldı. Şimdi bir taraftan işit terörünü lanetleyeceksin... Bu konuda yapılmış en büyük katliamın yıl dönümünde de bunu çünkü öteki gördüğün için orada ölenleri. Ben öyle okuyorum olan biteni. Öteki Çok, yanlış, için, bir evet, Çok öteki yanlış bir okuma. Çok yanlış. gördüğün yok. için. Antep'te de HDP yaptı. Bakın Ankara'da CHP yapıyor, Antep'te de HDP yapıyor. Ben Antep'teki saldırıdan saldırıdan sonra Antep'e gittim. Katil AKP diye slogan atıldı orada. Ankara Garı'ndaki anmalarda da atıldı. Ne alakası var bunun Bizim, AK, parti AK Parti ile? Şey katil CHP AK Parti diyen Hayır, Katil AK Parti diye slogan ya. atan insanlara söyleyecek bir söz yok mu? Bu insanlar bizim de insan. Kürt diye Gaziantep'te ölenler HDP olaya sahip çıkıyor. Bizim şehitlerimiz, bizim bilmem ne katil AK Parti. Bir kulaklarımla duydum. Cenaze törenlerinde katil AK Parti sloganları atıldı. Bakın. Gösterilerde de aynı şey yapılıyor. 12.000 yıl dönümünden bahsediyorum. Bu dönümde. Bir de soruma cevap bizim Hep beraber or orada olmamız ve bunu anmamız gerekmez miydi? IŞİD terörünü birlikte lanetlememiz gerekmez miydi? Ben de diyorum ben ki bunu, atılan bunu sloganlar bunu böyle. Şimdi bu vicdanlı bir şey mi yani? Yani en büyük eleştiriye alan saldırıya uğrayan hükümet veya AK Parti bir de bu saldırıların yani evladını, katili olmakla ev, suçlanıyor. Olacak bakın, şey değil. Evladını yani. kaybetmiş bir annenin attığı slogandan dolayı onun üzerine gaz yaptığını Münasebet yani Asla değil. Şimdi başka Beledi konu saptı. Evet, Siz burada ne diyorsunuz? Yani Ga ben, ben e gar saldırısının yıl dönümünde bile işlerine ee, gidilmedi. Dolayısıyla bu operasyon bir işit operasyonu değil midir diyorsunuz? Yani ben hocaya mı katılıyorsunuz? Evet. Güven hocaya katılıyorum ve ona onunla ilgili bir şey Peki, sunuyorum. Ben şunu Siz söyleyeyim. Diyorsunuz? Bununla ilgili bir şey söyleyeyim de sonra asıl konuya geçeyim. Ya bu da bir asıl evet, konunun, bu, konunun parçası yok, bir aslında. Parça Çünkü Kemal Bey ben dedi ki... Ben konuyu, ki, konuyu da Gar saldırısı yani. AK Parti'nin Şöyle bir şey. Sadece gar saldırısı öncesi saldırılar oldu. IŞİD'in yaptığı, PKK'nın PKK yaptığı saldırılar var ortada. Türkiye o da uçak, uçağı düştüğünde de girmedi Suriye yine aynı herkese. Bazı şeyler var zamanla. Bakın biz 15 Temmuz sonrası şunu gördük. Sınırı koruyan oradaki komutan Kayrek Zerit'te FETÖ terör örgütü üyesi çıktı komutanların. Büyük bir yani o örgüte bağlı ve bunların verdiği raporlar baktığınızda Türkiye'nin şu anda müdahalesi doğru olmadığı söyleniyor. Girmesinin doğru olmadığı söyleniyor. Yani bunu da görmek lazım. FETÖ acaba gar saldırısıyla FETÖ terör örgütünün o önünün açılmasının tür bağlantı bunu görmek lazım. Bazı şeyler bir anda daha olmuyor. E, görüyorsun Türkiye'nin Yani diyorsunuz ki yapılan saldırıları da bir soru işareti koymak lazım. Kesinlikle. Çünkü o saldırılar kesinlikle. gerçekten işidi miydi, gerçekten PKK'nın mıydı bilemiyoruz. Raporlar, mi? kurumların verdiği raporlara bakmak lazım. O bölgede sınırda olan komutanların verdiği raporlar önemli. Bakın Acaba, onlar çünkü dünyaya, dünyaya bir mesaj bulmuyorlardı sen, o dönemde. Türkiye'nin dünyaya verdiği mesajla çağ dışı şeyhli krallık rejimleriyle birlikte yani o selefi tevhidçi terör örgütlerine finansal destek sağladığı bilinen e, ve tamamen bir mezhepçi yaklaşım olaya bakan, Suudi Arabistan bunu söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Katar vesaire bunlarla işbirliği yapacaksınız bir taraftan. Bir taraftan e, olan biteni Musul'da bakın Haçlı Şadi diyorsunuz. Haçlı Şadilerin şeyi e, namaz kılıyorlar Şiiler, Sünniler birlikte foto verdikleri fotoğraf dünyaya Sünnisi, Şiisi birlikte yan yana durabilen bizim Cumhurbaşkanımız diyor ki tam tamamen Sünnilerin olduğu bir kent olmalıdır Musul. Şimdi iki taraftan bak. Çünkü da %90'ı sünni. E, %97'si sünni. Sayın Vekil. Musul'u var. şey var. Güven hocanın sorusu konuşur. açıkta kalmasın. Ben e, yani hocam cevap vermediğini deyip duruyor. Şimdi siz Başika'da üst açmamızı Ankara saldırısından sonra mı yaptık demek istiyorsunuz? Hayır, hayır. hayır, Suriye girişi, Fırat Kalkanı Suriye kalkanım, mi? Kal hangisini yani. kastediyorsunuz? Ben şunu ben... söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin deklere bir biçimde IŞİD'le mücadele ettiğini bir... Itiz. Cevabını ben vereyim. <laughs> ee, bir, <laughs> su, bir yani bu konfirmasyona yani, işit nedeniyle ee, katıldığını yani, diyorsunuz. Ve daha öncesinde de yani IŞİD'in bizim terörist olarak zikrettiğimiz ki şunu da anımsayın lütfen bir sürü IŞİD'in faili olduğu operasyonda IŞİD'in adı zikredilmeden kokteyl örgütlenmeler söylendi. Yani e, dolayısıyla bir hep bir mütereddit hal vardı. Bundan bağımsız bir şey yani bütün bu söylediklerimi ilaveten bir şey söyleyeyim size. Ee, benim merak ettiğim şey şu. Bardağı taşıran son damlanın Türkiye'deki e, hükümet kanadındaki karşılığı ne? Ne değişti de Türkiye... Evet. FETÖ Bir dakika. Bir dakika. Evet. Hiç Peki, o dediğinizle anladım. alakası yok. Türkiye'nin Cerablus'a girmesinin tek gerekçesi Rusya ile anlaşmasıdır. Evet. Bunun FETÖ saldırısıyla bunun eee IŞİD saldırısıyla başka bir şeyle alakası yok. Türkiye uçak düşürmeden dolayı yaşanan krizi gitti bitirdi ve Cerablus'a girdi. Başka hiçbir konuyla alakası yoktur. Ben Türkiye neyden... IŞİD'i en en ben önce terör örgütü ilan eden, El Nusra'yı da terör örgütü ilan eden ülkedir. Türkiye'nin şu andaki yapmış olduğu içeriğe yönelik yani Suriye ve Irak yapmış olduğu operasyonlarının da bu büyük devletlerle yapmış olduğu diplomasi çalışması sonucunda olmuştur. Suriye ile soru ben, Rusya ile sorunu çözdüğü hakkım, için oraya girmek. Bunun ben. hiçbir işit saldırısıyla evet, alakası şey, yok. Söyleyeceğim, şey şöyle. Şimdi tabii bugün bütün bu hadiseleri aşan bir tarihi gerçeklik var. O da şu. Bizim Anadolu'da Müslümanlık biliyorsunuz İslam yorumu bu Orta Doğu'daki bu katı mezhep bölünmesinden bir ölçüde farklıdır. Yani biz herhalde yani daha konumuz mu arkadaşlar daha iyi açıklarlar ama sanıyorum herhalde İslamiyet'e daha geç tanımış bir toplum olduğumuz için herhalde bu katı mezhep bölünmesi bizde bu şekilde gerçekleşmemiştir. Ve tabii genel olarak hem ehli bey sevgisi hem genel olarak bu Orta Doğu'daki Sünni-Şii çatışmasının hep sayısı dışında olmuşuzdur biz. Yani bizim Anadolu'daki yani bin yıllık Müslümanlığın tarihi üç aşağı beş yukarı böyledir. Yani Hacı Bektaş'ta da böyledir efendim Yunus Emre'nin kullandığı dilde de böyledir. Yani bu bizim tarihimize özel bir hadise vardır. Özetle bugün Orta Doğu'nun bu katı mezhep bölünmesi etrafında oluşan siyasi ortamında böyle bir bölünmenin tarafı gibi bizi gösterecek bir yaklaşım genel olarak bizim bu bütün tarihsel birikimimize aykırı bir durumdur. Son bir nokta söyleyeyim. Benzer bir örneği mesela 2003 Irak müdahalesinde de görebiliriz. Yani Irak müdahalesi doğal olarak yani bizim hiçbir zaman Araplara karşı olmamış, Araplara karşı savaşmamış bir toplum olarak emperyalist bir işgal hareketinin yanında mı olacağız ve onun yanında bulunarak Araplara karşı savaş mı açacağız gibi bir, bir tartışmayı başlatmış. Bir şey söyleyeceksiniz. Özetle ben biraz buna çok benzetiyorum bu hadiseyi. Yani bu günlük politikanın bugün iktidarda bulunan partiyi falan aşan bir büyük tarihsel meseledir. Özetle yani bizim İslamiyet yorumunun özü böyle olduğu için bu yani Anadolu'daki İslamiyet anlayışı böyle bir katı sünni şii çekişmesinin dışında tarihsel kendini konumladığı için buna yani az azami dikkat göstermek gerekir. İç politikada yani kullanılmamalı mıdır diyorsunuz? Bütün alanlarıyla yani. söylüyorum. Hem iç şey, hem dış politika evet. için söylüyorum. Ya e. ben bu söylediğimde çok mutlu olacağız. Ben ben, ama evet. işte evet. başka bir başka bir evet. Evet. ama Yunus Emre Bey'in son hamisi durumda olmaması tabi, lazım. Tabii tabii. Tam onu anlatmaya şey çalışıyorum. bir şey söyleyeyim. İslam İslam dünyasında Müslüman nüfus 2 milyara yakın. 1,5 milyar 2 milyar kadar bir nüfus var. Bunun %10'u Şii. İslam dünyasında. İslam dünyasının hiçbir zaman Şiilerle bu anlamda bir sorunu olmadı 1980'e kadar. 1979'a kadar. Suudi Arabistan'da bu anlamda Suudi Arabistan bakın Şiileri Petru... İslam sanmıyor musun? İslam dünyasında Şiilerle sorunu olmadı. Hocam benim Şii Şi, Sünni diye bir ayrım yok. Ben, Hayır. İslam Şiiler, dünyası, benim, Şiilerle sorunu olmadı hocam, dediniz de. Hocam şimdi o Sünni, Sünni dünyası demek hocam, istedim demek Sünni yani. yani. Kalsiz, evet. Sünni dünyanın kasdettim. Bir örnek vereceğim. 1979'a kadar şu andaki Irak, Hali hazırdaki Irak Petrol Bakanı Arabistan'ın bursuyla Amerika'da okuyan biri. Şu anda Irak'taki birçok bakan Arabistan'ın bursuyla İngiltere'de okuyan adamlar. Yani İran'a evet, şuna, yani. şuna getiriyorum. 1970 bu kendi yazdıkları hatıralarda bunu söylüyor. 1979'a kadar bu coğrafyada Şii-Sünni kavgası diye bir şey yoktu. Ne zaman ki İran çıktıktan sonra bu coğrafyada daha sonra da ilk başları ne kadar İslam Devrimi dedi. Daha sonra Şiiliği, buna kullanarak Arap şiirleri de kullanmaya başladı. Bu farklı bir mecraya gitti ki şu anda hali hazırda. Ama bu benim dediğim değiştirmiyor açıkçası. Hayır yani şuna geleceğim. Yani, ben sizin dediğinizi fakat şu var. Sadece, yani Sadece, bu yani politik değiştirmesinin politikleşmesinin tarihini açıklıyorsunuz Yunus ama Emre Bey ben evet. şunu söylüyorum. İslam dünyasında İslam Müslümanlık yani buna bakarak Malezyalılar bizim Malezya İslam'ı daha iyi der. Endonezyalılar bizim yani Bundan kurtulmak lazım. İslam dünyasının bundan kurtulması lazım ki daha üst projeler ortaya koyabilsin. Yoksa yine gideceğiz Malezya İslam'ı, Türk ba İslam'ı, bakın, Arap bakın. İslam'ı olay IŞİD'le Hocam ben o konuya geleyim. Hocam yani çok kısa bir e, değerlendirme ekibi devam edin. Lütfen. Çünkü lütfen <gülüyor> <bakmayın>. <gülüyor> <gülüyor> bakın olay Sünni Şii şey olayı değil. Kesinlikle olay de doğru. Olay Boko Haram, El Kaide, Taliban, Hah. El Nusra gibi fanatik marjinal ee, İslam Müslüman dünyasını temsil etmeyen ama dünyayı Eyvallah. terörize eden, Paris'te bombalı Eyvallah. saldırı yapan, Brüksel'de bombalı saldırı yapan, kendini havaya uçuran, insanların kafasını evet. kesen örgütler, Kızlar okulda çok gidiyorlar, çok gidiyorlar diye o insanları ha, kaçıran, öldüren... Bunlarla e, demokrasi içinde, barış içinde yaşayabilecek Müslümanların Şii, Sünni fark etmez. Eyvallah. Bunların mücadelesi olmalı. Kesin. Biz bu açıdan bakmalıyız. Evet. Biz nasıl bakıyoruz şu an olaya? Öyle Eyvallah. mi bakıyoruz? Bir şey öyle bakıyor tabii. Güzel. Ben şöyle bir Benim şey dinim ne şiiliktir ne sünniliktir diyebilen dünyadaki evet. tek Müslüman lider Erdoğandır yani. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın ee, bunu bir Suudi Arabistan kralı söyleyemez. İran da söyleyemez. İran da söyleyemez. Evet. Fakat bir örnek Ama, ama politikamızı konu ı Müslim işte yaptık Sayın arada. bir örnek vereceğim. Hani dediğiniz konu. Evet, Şimdi şöyle. konudan konuya atlıyoruz evet. ama hangisini? Bir en son yine sizden başlayayım. Şimdi bu <laughs> coğrafyada İslam dünyası dedik 2 milyara yakın nüfusu var. Terör örgütlerinin Boko Haram'dan tutun Daesh'e ve El-Kaide'ye kadar. Terör örgütlerine mensup insanların sayısı ne kadar? Toplamda Amerika'daki think tank kuruluşlarının aldığım rapor. Toplam orada yazılan kendi hazırladıkları 80 bin ile 100 bin arası deniyor. 80 bin ile 100 bin arası deniyor. Daha Nijerya'dan tutun Nijerya. 200 250 milyona yakın nüfusu olan bir ülke. Ta Endonezya'ya kadar olan bir Endonezya 250 milyon nüfusu olan bir ülke. E ve 2 milyarlık bir Müslüman. Toplam 80 bin insandan 100 bin insandan bahsediyor. Bütün bu terör örgütlerine mensup insanlar. Giriyorum tekrar Konya. Terör örgütleri ki e Raja Garudi'den tutun, Chomsky'den tutun. Biz şunu iyi biliyoruz ki büyük devletler, küresel aktörler her zaman için bu coğrafyada dizaynlarını ya belli etnik yapılar üzerinden ya mezhebi gruplar üzerinden son 21. yüzyılda terör yüzyılı ilan eden terör yüzyılına yapmaya başladı. Harika yani. işte onun, bir, onun hocam, için Türkiye o evet, dönemden yani. biliyorum. ödüyorum. Geliyorum biliyorum. Evet. Medeniyetler Çatışması evet. kitabında Huntington anlatıyor yani Türkiye'nin nasıl bir ro Eyvallah. rol model olacağını Sen anlatıyor. Dedikin, ben onu anlatıyorum. En son Grand Fullerin bu evet. Arap Baharı ile ilgili evet. kitabında da Eyvallah. yine aynı şekilde Türkiye'nin işte Arap Baharı'ndan sonra Arap kışına dönmeden evet. model ülke olabileceğini söylüyor. Yani Fulleri evet. şey göstermiyorum kendime referans ama Demek istediğim şu. Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık, evet. demokratik, tüm etnisitelerin yurttaş kimliğine bir, bir arada yaşadığı bir ülke olarak model olabilir. Yoksa Sünnilerin hamis olarak değil ya da Şiilerin. Yani biz evet. din üzerinden politika üretmemeliyiz. Kesinlikle. Biz Orta Doğu'ya barışı, kardeşliği öneren ülke olmalıyız. Bunu geçmişte yaptık, Demek bugün de yapabiliriz. Türkiye. Biz İsrail ile Filistin arasında denge olan bir ülkeydik. Bunların görüşmelerini hocalarım evet. daha iyi bilir. Şimdi biz hangisi e, bizi kabul eder. Tarafız. Gürkan Hocam onu çok iyi anlattı. Peki. Ya, hayır, ya, bit, evet, bitirin lütfen. Yani, cümlenizi. bu da çok aynı önemli. yerde patinaj yapıp duruyoruz. Çünkü evet, evet, bir baskı evet bir güneyi güneyi alabilir miyim müsaadenizle? <laughs> ya şöyle hakikaten öyle bir basit anlatılıyor ki sanki coğrafyada olan olay her şey Ursa Sukuk çerçevesinde cereyan ediyor. Bunu sadece bozan Türkiye. Türkiye burada mesela öyle anlatılmıyor. Konu. Öyle, öyle ya, anlatılmıyor. Ya, anlatılmıyor. Ya, yani ya, ya, öyle anlatılmıyor. Hakikaten sizin ve güvenmeyin. Açıklama öyle şey ki. Ya Türkiye sanki hukuk, ulusal hukuk. Hayır Sen öyle, açık... öyle anlat. Amerika. Yani. Olmayan ya, bir şey. İran. Bir hassasiyeti vurgulamak istiyorum. İran, İran, vurduk vurduk ordusuyla, İran, İran yani? ordusuyla, İran ıı, İran ordusuyla, devrim muhafızlarıyla şu anda Irak'ın içinde Bağdat'ın yani demografik de yapısını yani. değiştirdi. Amerika'da da yaptı. Şimdi önemli başka bir başka bir başka bir başka bir başka onu başka bir 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 başka yani tam suçlamamamız lazım. Tarihe bırakmamız lazım. Ve Şah İsmail Şii değil Alevi'ydi. Ve öncesi de Sünni'ydi aslında bak, baktığınız evet, evet. Bu siyasi bir kavgadır. Aa, evet, o zaman bu şimdi, yanlış tarih bilgisi. Şimdi yani. bakın. Hayır. Evet. Şah İsmail'i katledi edersen diğeri de Yavuz da katledi der. Şimdi onun evet. için daha düzgün yani bu manada hassas davranmak lazım. Bunu o yani eğer dediğiniz gibi Anadolu İslam yorumunu evet. koyacaksak Ortadoğu'ya Orta Doğu'ya bu işe buradan başlamak evet, lazım. Abi. Şöyle diyeyim. Yani e, böyle, şöyle bir şey evet. diyeyim. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra birileri gelecek. Fetho aslında büyük bir alimdi. Büyük bir düşünürdü. Büyük ee, bir Ama düşündü. yok. Yani hiç iyi desipleri vardı. Yani, de de, Osmanlı'nın. Ben şey. bir şey İler, ayıp oluyor. Osmanlı. Bak ayıp oldu. Ayıp oldu. Ay. bak. Ayıp oluyor. Ama milyonlarca Az önce anlatıyorum. Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan var sizin gibi düşünmüyorlar şey Şah Şah Osmanlı yani, düşüyor, Alevi oluşundan dolayı mıydı? siyasi Portekiz'de, yaptığı ittifak. Babası Sünni Şeyh, dayısı Sünni Şeyh tamamen. Ayasel olaylara Hala Şah İsmail Hatay yüzlerce değişi Hala Şah İsmail Hatayi mahlasıyla yüzlerce deyişi ittifak söylenir bu Şah Eyvallah. Hatay kendi ülkenizdeki hassasiyetlere dikkate kurmuş. Ama öyle bir çekiyorsunuz ki hakikaten enteresan Yavuz'un Yavuz'un Şahisme karşı olduğu Alevilikte Şahisme'nin yanında yer alan Sünniler var. Yavuz'un ordusu olan Şiiler var, Aleviler var. Bunu nereye koyacaksınız peki? Ben onu Burada Vatikan'la Vatikan'la bakın Sayın Veysel şunu demek istiyorum. Dikkat Bizim bir sıkıntımız yok. Bizim Alevi, Şah İsmail'le de Şah İsmail'in şiirlerini hala okuruz. Eyvallah onda bir sıkıntı yok. Fakat şu var. Şah İsmail büyük bir hata yaptı. Vatikan'la Portekizlerle yaptığı anlaşma ortada duruyor. Bunu görmek Tarihi Tarih Tarih belgesi var mı? örneği vereyim. Tartışmayı Yavuz Şah İsmail Eyvallah. Bence çok şey var da. Ya zaman başka bir tartışma çekti buna da. Yani böyle bu Belki kamuoyunda hassasiyet uyandırabilir diye ben biz burada e, evet. evet. uyandım. Başında yani toparlama tarihi, tarihi geriden yani. Şimdi şurada şurada bir hatta tarih bir hata yapılmışsa tarih yani benim babam bile olsa kusura bakma Türk Cumhuriyeti'ne diyelim meydan okudu hata yapmıştır. Evet babam diye ya kardeşim benim babam ama ben sahip çıkarım o. Hayır oh, evet, ama, evet, evet, ama 12 yani sonraki İsmail İsmailoğlu'nun Ferdun ben de yani. Okudum. Evet yani. Gölpınar'dan okudum <laughs> ben de <laughs> bir daha birçok tarihçinin biz de okuduk hocam biz de. Ama şunu hiç okumadım mesela bizim tarihçinin hiçbir Yani Timur'dan Yıldırım gibi ortadan bakmak lazım evet. bu işlere. Tamam. eyvallah, Aynen. eyvallah. Evet. Memlükler sünniydi. Memlüklerle Osmanlı niye savaştı? Evet. Ya Türk çok hem Türk söylüyor, aynı hem seydersin. Yani sorun yok ben oldum, Sıkıntı evet. şu. Yani e, Ta, bunun karşını şey, böyle bir geçot problemi oluyor. Evet. Yani, yani tarihteki olayı alıp ya. bunu yansıtıyorsunuz günümüze. İşte Şa İsmail de geçmişte şöyle yaptı, evet. Evet. Yıl son, 500 yıl sonra, sonra bugün evet. İran'da böyle yapıyor gibi bir noktaya geliyoruz ve onun bu konuştuğumuz hadisenin Türkiye'nin içiyle ilgili bir ünsel var. Yani söylüyorum. Şimdi İran, İran 100 500 yıl sonra bakın 500 yıl sonra e, bugün Amerika'nın Musul'u bombalaması, Rusya'nın Halep'i bombalamasıyla şunu düşündü. Ya ben yine kendi o koridorumu gündeme getirebilirim diyor. Bunun için çaba sarf ediyor. Bunun için de izlediği politika şu. Bunu Iraklı Şiiler söylüyor. Yunus Emre Bey bakın size telefon vereyim. Şimdi birçok Şiiler konuş. Iraklı Şiiler, Arap Şiiler şunu diyor. İran kendi jeopolitik çıkarları için bizi kullanıyor. Bunu engelleyebilecek tek ülke Türkiye. Tamam, bunu ah, engellesin. Yani. Eğer bunu engellemez ise Türkiye nasıl biz Şahısma ile birlikte 500 yıl e, bu coğrafyayla uyum sağlayamadıksa İran'ın bu politikaları yüzünden biz yeniden uyum, uyum sağlayamayız. Bu bunu engellemesi Aa, çok lazım. Çok afedersiniz ama şunu evet. yapıyoruz. Tarihsel bir olayı bugünkü bir gerçekliği anlamak için eğip büküyoruz. Evet, Bunu yapmıyoruz. Yani, evet. ya, yani, ya, eğip büküyoruz. Hayır yok. bakın Şah İsmail rüyasını görmek dediğiniz an ha. birileri de e, Tayyip Erdoğan için Yavuz rüyası görmek diye başlar. Buradan çıkamayız. Yani bu... O zaman şöyle diyeyim. Bakın, hayır, ben şunu ya, şunu kastediyorum lütfen. Peki Yavuz'un lütfen iş, Aleviler için ne diyeceksiniz? Bir saniye, hayır, bir saniye. saniye. Bakın, ya, biz saniye. bunu tartışmıyoruz. Yani, Tarık Bey biz... sizi ortalığı karıştırıp kenara çekiyor. <laughs> biz, o, biz, ya. bunu, biz bunu tartışmıyoruz. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam değilim ama bakın. <laughs> ama, Arap tarafı. Bir dakika anlaşıldı. Bir Dil bilginize, dil bilginize, ve e, tarih bilginize herhangi bir şey söylemiyorum. Sadece metodolojik olarak yaptığımız şey yanlış diyorum. Yani birilerinin kendi emperyal rüyalarına tarihlerinden belirli şahsiyetler çıkarması ve bunlara da hayranlık duyan çeşitli aktörlerin bunu kullanması üzerinden şimdiki politikayı Türkiye'nin politikasını da bölge aktörlerinin politikasını da meşrulaştırmaya kalkarsak tam da Batılıların Türkiye'nin şu anda yaptığı dış politika hamlelerini Osmanlıcılık, Pan-Osmanlıcılık vesaire gibi kodlarla Basitleştirerek anlatma hatasına düşeriz. Bundan uzaklaşalım diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Tamam. Peki bir şey. Güven Peki, Amerika bu coğrafyaya girince ya e, ama şöyle diyeyim. Amerika şu, bu coğrafyaya iş, mi yani özel Tamam, öz şey, alalım şey. Alalım. Bu Ama bu coğrafya ama bu coğrafyada Amerikalılar bu coğrafyaya girerken şu son 10 15 yıldır haritalarla gelmiyor mu? Bu coğrafyada biz biz dizayn Değil yapacağız de, diye. De, de, de. İngilizlerin İngiliz basını da buna aynı şekilde Değil biz bura haritalarla de. gelmiyor mu? Hala Musul emellerinin olduğunu söylemiyorlar mı? İkinci Cihan Harbi sonrası o bölgeyi terk ettikten sonra hem Dicle hem Musul'a yönelik hala emellerinin olduğunu Peki. söylemiyor mu İngiliz basını? Bunu birçok kez dile getirdi. Peki bu anlamda İran'da şunu dile getirmiyor mu coğrafyada bu coğrafyada jeopolitik hedeflerim var ve bunun için çabalıyor, demiyor tamam. mu? İran gazeteleri bunu bas bas, bas bas yazıyor, değil mi? Tamam. Hem tarihsel Peki. hem bugün bağlantısını kurarak ki Hindistan'a İngilizler başladı Hindistan rüyalarını yeniden görmeye başladılar. Bunu da görmek Peki. lazım. Peki bu aşamada ve bu coğrafyada terör kullanılarak Müslümanlar terbiye ediliyor. Biz El-Kaide'nin, Daiş'in, İslam'la uyuşmayan her şey ortada fakat Bizden şunu istiyorlar. Terörü kendileri yaratıyor. Ey Müslümanlar siz savaşın. Tamamını bakın ikisi de yani bir şekilde. Yani Bakın oyunu da bir dakika Oyun var. Bakın elbet kendisini tamamlayacak bir şey dedi Evet, Bakın şimdi işi de gözden kaçıyoruz. Şu anda biz yani az kayıp vererek özellikle ÖSO üzerinden girdik. Ama Musul'da da bir geri çekilme var. İşit resmen şu anda adım adım geri çekiliyor. Savaşarak geri çekiliyor. Peki bunlar bin kişilik girdiler Musul'a, 30 bin kişilik e, Irak ordusunu ve peşmergeyi kovaladılar. Şimdi nasıl geliyorlar? Tamamen geri çekiliyorlar ve her yerden geri çekiliyorlar. Bakın bu ciddi bir durumdur. Yani evet, bunu, evet. bu ya. yere gidiyorlar? Mı? Bunlar Yemen'e mi Kim gidiyorlar? Tabii aynı şey, aynı şey, şey deniyor. Bunlar nereden, nereden kayboluyorlar? Yani? Şimdi bakın iki senaryo var. Birisi bunlar geri çekiliyorlar, muhtemelen geri Rakka'ya çekiliyorlar Geriz arkadan. Ona. O Rakka'dan da geri çekilecekler çünkü orayı da almak çok zor olmayacak. Evet. Belki çatışmalar <laughs> olacak Bunlar Libya'ya mı gidiyorlar? Yemen'e mi gidiyorlar? Evet. Yemen e gidiyorlar? Afganistan'a Afganistan mı <laughs> gidiyorlar? Bakın yani bu temel bir sorun. Bu, bu bir... soruyu niye soruyorsunuz? Bu yani soru... bunu niye söylüyorsunuz? Yani bakın burada bir tezgah ben pek komplo teorilerini sevmem ama yani bakın işit üzerinden haritalar paylaşılıyor. Tezgah yani bunu, bunlar, nasıl geldi, nasıl gidiyorlar şimdi? Yani teker teker ha, çekiliyorlar. o zaman <laughs> siz de şu Kemal Bey'e katılmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü o değil ki. Orada önce kaos var. Meselemiz... Kemal Bey'e katılıyor. Hayır, bir dakika. Güvensiz bir durum bir var orada. Evet. Önce ilkli meselemiz burada bizim mezhep çatışmaları dedi. Kesin. Türkiye tabii. olarak. Evet kesinlikle. Bey. Evet. evet. Eyvallah doğru. O. Sizin... Hayır, hayır, siz, karşı, bir dakika sizin söylediğiniz ben bir atayım Sizin evet, tabii. Tabii, tabii. da diye atıyorum <laughs> bunu. Sizin söylediğinizde aslında Türkiye'nin öncelikli meselesinin IŞİD'in bundan sonra ne yapacağı ve bizim orada nasıl mücadele edeceğimiz olmalıdır mı anlamı? Hayır. IŞİD buradaki mezhep şeyini ateşledi ve geri çekiliyor evet. şu anda. Tabii misyonunu bitirdi. Evet. O zaman Türkiye'nin neden belki gibi bu şehrin Me grup girecek? Bilemiyorum yani. Yani o, o misyonun <laughs> başka aktörleri sokabilir. Yani bu burada ciddi bir, bir, şey bir var yani. problemimiz Hocam, şey, var. Hocam Şirin Hanım benim çok şaşırdığım bir şey oldu orada. IŞİD Haçlı Şabi'yi bana anlatırlarken ve videolarını gösterirlerken Enteresan bir şekilde sanki işi de anlattıklarını zannettim. Mesela korku yaratmak, saçlarını sakallarını uzatarak ürkütücü görüntüler vermek, öldürdükleri parçaladıkları insanların videolarını paylaşmak, taraftarlarını küçük yaşta seçip intihar işte özel olarak yetiştirmek. Yani sonra hatta yarınki gazetede de yazdım. Sanki işi de doğuran, eğiten ve bu coğrafyaya salan kimlerse Haçlı Şabi de aynı şekilde yapmış. Peki. Yani biri Sünni versiyonu işit, diğeri de Şii evet. versiyonu Peki. işit. Zaman şimdi so biz bunların üzerinden birbirimizi öldürüyoruz yani. Şimdi reklam arası'na gitmek zorluyorum ama o zaman bundan sonraki bölümü kaçırmamız gerekiyor. Bakın Buyurun. ilk intihar eylemcilerini bir Şii alimin verdiği fetva ile Ortadoğu'da başladı. Ya Allah Sünni, Şii. değil. Şimdi ben şimdi bir de toparlayıp yani. basitleştireyim. Evet. Bana şu sorunun hepinizin lütfen cevabını vermesini dilerim. İran'ın tezgahlarını Turan bir anlattı. Böyle bir işte... E, Mezhepçi politika e, izliyor. Rüyası var, Mezlepçi hayal politika kuruyor. Izliyor. E, İran şu sırada büyük emellere sahip, burası böyleyse. Haçlı Şabi bir işidin bir versiyonuysa ve yeni tehlike oysa ve e, mezhep çatışmaları çok ciddi bir tehlike olarak e, bölgede duruyorsa. Şimdi soru şu o zaman. Ya Biz Türkiye olarak ne öneriyoruz? Bir, PKK e, ve... E, PKK'ya geçtim, PKK'ya attım. Türkiye'nin içindeki Kürt sorununu nasıl halledeceğiz? İki, 6 bin işi de katıldığı düşünülen ya da IŞİD sempatizanı olduğunu düşündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. vatandaşı var, Türkiye toprakları içinde. Bunları ne yapacağız? Dolayısıyla Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi çok ciddi yeni saldırılar olabilir IŞİD tarafında. Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bırakalım İran'ın hayallerini, Amerika'nın oyunlarını, arkamızdan ne iş çeviriyorlar. Ülkemizi içindeki bu mesele nasıl halledeceğiz? Buradan e, biraz tartışalım istiyorum. Ve tabii bütün bu hikayeler başkanlık tartışmalarının neresine oturuyor? E, göbeğine oturuyor diyenler de var. Hiç alakası yok diyenler de var. Birazdan tartışacağız. Şimdi devam edelim ama daha somut meselelerle devam edelim tarih tartışması bence çok değerliydi bunu da devam ettirmemiz gerekiyor ama ee, Tarık Bey'le devam edeyim ben soru şu ee, yine Kemal Bey'in açtığı e, damardan gidelim ve e, biraz önce Güven Hoca'nın da sorguladığının ilerisi olarak e, gidelim. Şimdi Türkiye'nin bir önermesi yok diyorsunuz siz. Evet öyle diyorum. Ama önermesi olamıyor çünkü kendi içinde Kürt sorununu halledememiş durumda ve bir ciddi bir işit e, belası diyelim e, le başa çıkmak zorunda. 6 bin militan az buz değil bu Adıyaman, Gaziantep'ten devşirler ki daha da büyük olabileceği söyleniyor bu sayının. Önerme olamaması. Peki ne yapacak? Yani Musul operasyonuna katıldık katılmadık. Bu böyle bir tartışma. Vatandaşımız merak ediyor. Ya o zaman mesela Kürt sorununda bir ilerleme mi sağlayacağız? Barış sürecine tekrar mı döneceğiz? Bu meseleyi çözebilecek miyiz? PKK'yı, PKK sorununu ortadan mı kaldıracağız? Ne olacak yani biz Musul, Musul meselesine yani, katıldığımızda? Yani Musul'da şöyle ben mütevazi şartlarda şunu Musul'da yaşayan bir Şii, bir Kürt, bir Türkmen Ankara'da, İstanbul'da yaşamayı nasıl bir zamanlar Amerika'da ya da Kanada'da yaşamak buradakiler için bir şeyse statüsüyle Türkiye'de yaşamayı bir statü, bir özgürlük statüsü, bir onur olarak görürse, Türkiye'yi bir model olursa, farklı, ne kadar farklı yapı olursa olsun, o zaman Türkiye ister isteriz Orta Doğu'daki herkesin dikkatini çekecektir. Türkiye ilk önce kendi iç sorunlarını, başta kendi vatandaşlarıyla olan ilişkilerini, bunu sırf Kürt sorunu katmıyorum. Yani işte kuvvetler ayrılığı, ondan sonra adaretin adaletin düzgün işlemesi sorununu, anayasal sorunlarını falan çözüp, ve aynı zamanda vatandaşların artık tam görevini verebildiği takdirde Musul'daki farklı demografik yapı da zaten Musul'da çok farklı bir demografik yapı var. Onlar bir arada yaşadılar. Belki yüzyıllarca beraber bir arada yaşadılar. Yani işte Osmanlı döneminde Osmanlı Barışı dediğimiz dönemde bir arada yaşadılar. Musul Vilayeti dediğimizde onlar zaten hepsi farklılıklar. O farklılıklar asla bakarsanız Türkiye'nin bir modeliydi bir zamanlar. Anadolu'nun bir modeliydi. Sorun demokrasiyi tam test edebilme sorunu diye düşünüyorum ben. Tamam ama benim sorum şu. Kemal Beyle devam edeyim. O zaman siz bu önemli tabii ki de şunu yani biz e, 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 girip nasıl halledeceğiz bu sorunları? Diyelim ki Musul sizin dediğiniz <laughs> gibi Musul'a girdik, orada söz sahibi olduk. Alanda çok her türlü gücümüz var. Kara gücümüz var, hava gücümüz var. Hangi sorunumuzu halledecek bu? Yani siz şöyle zannediyorsunuz. E, Antep'teki işi de katılan e, insanların sorunu bizim iç politika sorunumuz. Öyle değil. Terör bir uluslararası problem. Kaynağı başka bir yerde. Yani bunların linkleri başka bir yerde. IŞİD'in linki başka bir ülkede, PKK'nın linki başka bir ülkede, DHKPC'ninki başka bir ülkede, FETÖ'nünki başka bir ülkede. Uluslararası bir problemden bahsediyoruz. Uluslararası problemi de uluslararası sahada çözebilirsiniz ancak. Hı hı. Evet Gaziantep'te, IŞİD'e katılan insanlar var. Ben bunu bir problem olarak görüyorum. O yüzden de sık sık Diyanet İşleri Başkanı'na söylerim. Aslında işi de karşı en önemli söylenecek şeylerden biri itikadi, fıkhi, ilmi açıdan söylenmesi gerekiyor ki Antep'teki o genç adam ha bu işit bir e, sapkın bir örgütmüş ben katılmayayım diyebilsin. FETÖ sapkın bir örgütmüş ben katılmayayım diyebilsin. Sosyologlarımızın ve psikologlarımızın da PKK için aynı söylüyor. Ama sorunu burada bitiremiyorsunuz. Neden? Çünkü bunun linki, desteği, akarı yurt dışından geliyor yurt dışı ile bir linki var, bir ilişkisi var. Şimdi ben şuna kesinlikle inanıyorum. İran yayılmacı politikasını mezhebinden dolayı yapmıyor. Yayılmacı politikalarını evet. mezhebini alet ediyor sadece. Başka, Mezhebi evet. bir araç olarak kullanıyor. Evet. Yani o insanları Hazreti Hüseyin'i sömürerek savaş alanına sürdürüyor, sürüyor. Bakın Muharrem ayındayız. Haçlı Şabi'nin imamlarının en çok hutbede kullandığı şey Muharrem ayında kim gider Musul'da şehit olursa doğrudan Hazreti Hüseyin'e komşu olur. Onun karşısındaki işitler ne yapıyor? Boynunda bir e, e, şeyle e, kaşıkla dolaşıyor. Onun imamı da diyor ki Şiilere karşı savaştığında şehit olursan bu kaşıkla Hazreti Peygamber'e komşu olacaksın. Onun sofrasından yemek yiyeceksin. Çok güzel. İkisi bu, bakın bir salıncağın salıncağın iki tarafı. Çok güzel tarif. İki tarafı İki tarafı kullanan birileri var. Evet. Ölen Müslüman, öldüren Müslüman ve felakete sürüklenen Müslüman Çok ülke. güzel anlattınız. Peki Türkiye ne yapacak? Türkiye yani Rus'una girdi. Böyle iki terör örgütü var. İkisini de besleyen güçleri siz anlattınız. Girecek de ne yapacak? Türkiye'nin Türkiye tezi şu. Bir, mezhep çatışması kesinlikle olmamalı orada. O Haçlı Şabi'nin oraya girip katliam yapmaması lazım. İşte o zaman sadece bir tane işit olmaz... 100 tane eşit olur. Tamam. Ama sonuç olarak şekilde, yani Türk askeri oraya girerse Haçlı Şabi ile karşı karşıya mı gelecek? Yapmadım. Onları sınırdan içeri sokmayacak mı? Yani Türkiye'nin önermesinin ne olduğunu ya da olması gerektiğini anlamak Türkiye, Türkiye'nin tezi şu. Türkiye'nin Türkiye özür dilerim Tarık tamam. Hocam. Türkiye'nin tezi şu. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp Şii alimler ve Sünni alimlerin karşısında benim dinim ne Sünniliktir ne Şiiliktir benim dinim İslam'dır diyorsa sizi İslam kavramının altında birleşmeye çağırıyor demektir. İnanın bana, bakın bütün coğrafyada Turan Bey ile beraber dolaştık. Arapça servisini tanıtmak için Fas'tan Malezya'ya kadar İnanın bana mezhep konusunda Türkiye kadar tarafsız, hassas ve herkesin makul gördüğü başka bir İslam ülkesi yoktur. O nedenle de İslam dünyasının sorunlarını Türkiye çözebiliyor zaten. Çünkü Şiiliğe de aynı mesafede, Sünniliğe de aynı mesafede. Türkiye'nin başından beri vurguladığı şey bu mezhep çatışmasını önlemek. Ama Amerika'nın böyle bir derdi yok. Peki. Anlatabildim mi? Çünkü Haçlı Şabi'ye saygı duyulacak bir grup diye bahsediyor Amerika. Ama bu adamlar insan öldürüyor. Tıpkı başka bir ülkenin işi de desteklemesi gibi. Aynı şey salıncağın iki tarafında İkimiz, iki tarafa da sallandığında birine çarpan Sizin ve öldüren bir örgütten bahsediyor. Ha Haşlı Şabi'ye ağırlık verdiğinizi görüyorum. Demek ki o zaman bizim devlet gözünde de işit değil de artık Haşlı Şabi mi esas Hayır, aynı şey. aynı şey. Türkiye için fark etmiyor. Bakın Suriye'de yaptığı evet. şey, işi de karşı bir savaş. Yani kısa bir şey. İran'da da Irak'ta da yaptığı şey... İŞİD'in karşıtı olarak üretilmiş ve inanın bana genetiği o kadar benziyor ki birbirine o kadar yöntemleri, taktikleri benziyor ki bu iki örgütü aynı insanlar eğitmiş deseniz şaşırmazsınız. Türkiye'nin tutarlılığı buradan geliyor zaten. İşi e de aynı sertlikte, Haçlı Şabiye'de aynı sertlikte, PKK'yı da aynı sertlikte, FETÖ'yü de aynı sertlikte. Bence burada Mesela çok büyük bir tutarlılık çıkıyor. var yani. Mesela şuradan çıkıyor. Şimdi tabii ki IŞİD gibi bir örgütün yani medeniyet düşmanı bir örgütün Musul'dan çıkarılması, ve Orta Doğu'dan temizlenmesi bu mesele. Şimdi bunun yapılması doğal olarak Yeni düzen nasıl olacak? Yani Musul, yeni Musul nasıl olacak? Bunu gündeme getiriyor ve bununla ilgili yani görebildiğimiz kadarıyla genel bir uzlaşma ve uzun erimli bir planlamanın olmadığı anlaşılıyor. Aslında şöyle şey bu. bir şöyle ben bir politikası var. Açıkçıkıyla siz şimdi, devam edin. Şimdi, Türkiye şimdi, Dışişleri Bakanının açıklaması diyor ki o toprak kiminse eskiden onlar yönetsin. Şimdi yani Musul'u Musullar yönetsin. Şimdi Hocam çok ki, temel bir politika bu. Bakın şu tutarlı bu bir Bu önemli yani. bir nokta. Ancak şu, meselemiz şu. Yani buradaki aktörler birbirlerinden çok farklı politikaları var ve bunu yani kanla zorla uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi vaziyet bu. Konuştuğumuz tartıştığımız mesele de şu ki Türkiye'nin bu konuda e, politikası ne olacak? Şimdi burada Türkiye'de de bir e, farklı iki eğilimi tespit etmek lazım. Birisi şu anda yani bizim haricilerin efendim Irak'a gitmeleri, onların Iraklıların buraya gelmeleri gibi düzlemlerle gördüğümüz yani diyalog, konuşma, tartışma ee, üzerinden meselede Türkiye'nin böyle yani masada bu şekilde var olması durumu. Bu bir yol, bu, bunu zaten desteklediğimiz yol da bu, söylediğimiz yol da bu. Diğer bir yol karşılıklı olarak çok sert açıklamaların yapılması, işte ne bileyim Türk elçiliğinin önünde protesto yapılması gibi o öbür başka bir yol. Buna bütüncül şimdi, diplomasi deniyorum. Bence ayıramazsınız. Hayır. Bile. Ama şimdi bu bir Peki. politik tercihtir. Yani bunun çatışmanın sonucunun ne olacağını ve böylesine kanlı sonuçlar üretebilme potansiyeli olan bir durumda neticede bu politik tercihin yapılmaması gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Yani bunu bu bütüncüldür diye bakamazsınız. Bakın biz İkinci Dünya Savaşı'nda bütün her tarafımızda bizim savaş vardı. Yapmayın yani doğumuzda, batımızda, her tarafımızda savaş vardı. Biz onun dışında kalmayı becerdik. Yani bugün de bugün de illaki çatışmaların içinde bulunmamızı gerektiren bir durum yok. Çatışmaların içinde Peki. bulunmak, çatışmaların tarafı olmak en iyi politikadır diye bize anlatmanızı gereği yok yani. bütün terör örgütleri evet. dışarıdan kaynaklı diyorum. O nedenle Türkiye durduğunda Suriye'den PKK giriyor, Irak'tan IŞİD giriyor, Amerika'dan FETÖ geliyor. Türkiye. hepsinin kaynağı dışarıdan. Yani Türkiye'de Türkiye şunu söyle diyor ki bunu orada bitirmem lazım için. diyor yani. Türk bakın bunu orada bitirmek. Yani bizim Amerika's politikamızın tüm dünyadaki cihatçıların Türkiye üzerinden tamam. Suriye'ye girmesi bir sorun hocam. Bunun hiçbir edeyim. önemi yok. Ars bu işte hiçbir sorumluluğu yok. Yani Şimdi buradan bakmayın yani. Bence olayı çok başka bir tarafa çektiniz. Başka bir şey. Amerika diyor ki benim ulusal güvenliğim 15 bin kilometre öteden başlar. Şimdi ya o bir or işte. Oraya, o kafaya karşı oraya bir pergel işte. koyun. Yani söylediğimiz o. Oraya bir başlıkla o. bir pergel o, o, koyun. O Amerika 15 bin kilometre karelik bir ha. daire çiziyor ki ve diyor benim güvenliğim buradan başlıyor. Türkiye sınırım diyor ya. Yani, 910 kilometrelik sınır. Tam o kafaya karşıktığımız için de size karşı evet. Kemal Bey. Yani bunu açıklıyorum... Yani Amerika'nın pergel koyup şey yapmasıyla 15 bin Ben de bunu. Bizim pergel koyup şu kadar kilometre dememiz arasında niteliksel bir fark yok. Çok çok Peki. fark var. Şöyle fark var. Bizim sınırımız sizin kapınızın 35 metre ötesinde PKK bayrağı çekiliyor. IŞİD bayrağı çekiliyor. Türkiye'de buna müdahale ediyor. Çünkü o insan içeri girip Gaziantep'te bomba patlatıyor. Evet. O insan içeri girip Ankara'da i̇şte bomba PKK patlatıyor. nerede olduğunu biliyoruz. PKK oradan girip terör saldırısını... nerede olduğunu Türkiye'de biliyoruz. Türkiye'de buna müdahale Ruslarının ediyor. PKK'nın nerede olduğunu biliyoruz. Daha geçen hafta bunları sizin programımızda konuştuk. Türkiye'deki değil mi PKK efendim eğitim verdiği, militan yetiştirdiği evet. yerlerden bahsettik. Yani netice itibariyle bu tabii Türkiye'nin kanayan yarası, çok ciddi meselesi. Bununla ilgili yani bunun Türkiye sınırları dışında askeri operasyonlarla Türkiye'nin çatışmaların içerisinde taraf olarak alabileceği sonuçları dikkatli masaya yatırmak lazım. Yani bizim açıklama çalıştığımız bu. Yani bunları bir aceleyle Türkiye bir girdiği zaman bölgeye Sanırım çok iyi izan verir. Suriye Savaşı'ndan beri Türkiye aceleci davranmıyor içeri girmek için evet. ve bekliyor. Peki. Şimdi e, burada bir bu hızla geçip ondan sonra birazcık iç politikaya dönmek istiyorum ama şunu bir de belki konuşmamız gerekiyor. Şu nasıl bir problem, sıkıntı sizce ya da belki de uluslararası camianın Türkiye'ye ya da daha somutlaştıran Amerika'nın Türkiye ile olan e, meselesinin odağında. Şimdi mesela Peşmerge şu anda ön güç. Hı hı. Şu anda e, Musul operasyonunda en önde Peşmerge ye yer Yani Kürtler yaralıyorlar. Barzani'ye bağlı güçler ve şu anda en etkili savaşabilen onlar. Onlara işte Irak ordusu destek veriyor. Beşika'dakiler, e, Bişka güçleri birazcık destek veriyor. Şimdi bir taraftan bu operasyonda Peşmerge'ye evet diyor Türkiye ki bu Peşmerge daha önce 2000'li yılların başında TÜKAK'a peşmergeydi, evet. evet. güvenilmezdi. Sırf bunun yüzünden biz zaten e, gürültü koparıyorduk. Ama diğer tarafta YPG ile ilgili bir sıkıntısı var Türkiye'nin. Şimdi bu sizce bir çelişki mi? Burada bir sıkıntı oluyor mu? şimdi Yani Türkiye'nin bu işte belki de ortak istenmemesinin nedenlerinden, ya burada peşmergeye okey ama öbür tarafta YPG'ye hayır, e, buradaki Kürtleri o, tamam ama Suriye'de hayır olmasın, bu bir sıkıntı mı? Ee, elbette sıkıntı. Şimdi Şunu ifade etmek lazım galiba. Biz hamleler yaparken, biz hadi Türkiye'deki devlet aklı hamleler yaparken e, etrafınızdaki aktörler yapmıyorlar mı? Elbette yapıyorlar. Şimdi Türkiye, e, Musul operasyonunda var olmanın yolunu Barzani üzerinden denedi. İkinci hamlesiydi değil mi? B planıydı. Ee, Barzani de işaret olarak... Irak merkezi hükümeti. Bağdat'la konuştu. Bağdat'la konuştu. çıkmadı. Evet. Türkiye, yani en azından Türkiye'nin tam yanında yer almadı. Evet. Çünkü neden? Barzani real politika yaparak Amerika Birleşik Devletleri ve Irak merkezi hükümetini karşısına almak istemedi. Çok net, somut bir nedeni var bu yaptığı hamle. Şimdi Türkiye, <laughs> Barzani ile ilişkileri düzelt. ...meye başladığı an aynı zamanda Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü konusunda adım attığı zaman. Bir yandan. İşler değişti. O köprünün altından çok sular aktı ve e, buz ilk önce buzdolabına kalktı sonra ortadan kalktı. Hepimizin bildiği süreç. E, ve bir biçimde Türkiye... Barzani ile olan ilişkilerini kalıcılaştırmanın sonucunda Irak'ta merkezi hükümette kuramadığı ilişkiyi ve nüfuz alanını Barzani ile birlikte kurmak istedi. Şimdi bunda ne kadar başarılı olup olmadığını zaman gösterecek. Şu anda başarılı olmuş gibi görünmüyor. Bu gerçeğin altını çizmek lazım. Peki bölgedeki Kürt aktörler ne yapıyor? Şimdi bölgedeki Kürt aktörlerin ne yaptığını anlamak için HDP'nin kalkıp Barzani ile görüşmesi ve Barzani'nin daha sonra bölgedeki Kürt aktörler birlikte hareket etmeli meyanında bir açıklama yapmasının çok yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla aslında Kürtler de sınırlarının ötesinde real politik ilişkileri kullanarak var olan çıkmaza, çünkü bundan iki yıl önce o kadar da öteye gitmeyelim. Bundan bir yıl önce bu denklemde eli en güçlü olan yer Suriye'nin kuzeyi ve Kürt kantonlarıydı. Bu denklem değişti. Yeni denklemde en güçlü olan kanat Barzani. Şimdi dolayısıyla yeni yapılabilecek hamleler bir yanda Barzani'yi, bir yanda e, Kuzey Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri, bir yandan da Türkiye'deki Kürtleri e, içermeli. Şimdi siz sadece barzani üzerinden hareket ettiğiniz zaman e, e, Kürt hareketinin kendi içerisindeki çatışma dinamiklerini kullanmak yönünde bir hamle yapıyorsunuz. Fakat bu hamle şu anda mevzi kaybettiği düşünülen aktör tarafından aynı şekilde algılanmıyor. Bunun sonucu şu, e, Türkiye kendi içerisinde Kürtlerle bu denli problem yaşarken Suriye'nin kuzeyinde, Benzer bir şekilde, kantonların birleşmesi için e, aktif bir birleşmemesi birleşmemesi için, için bir aktif ya, askeri politika izlerken, Barzani üzerinden tek başına hamle yapma yetkisi yok, böyle bir gücü yok. Bence çok yanlış okuyorsunuz. Evet. E, bu, bu sizin yetkisi yok, gücü ben... yok mu? Sonuç alabilecek bir durumu yok ha, anlamında mı? Tabii ki bunu sonuç alacak ha. bir durum değil. Niye o yanlış okuyorsunuz? Kısa kısa gidelim de buradan. Maddi hataları, hatalar var. Yani bir Türkiye ile Barzani ilişkileri bütün dönemlerin en zirvesinde ve çok başarılı bir şekilde yaşıyor. İki Aksine Türkiye ki, iyi, iyi, gitmiyor ba iyi gitmiyor dediniz. Hayır, ben şunu söylemeye çalıştım. Şu anda Türk Bölgedeki Kürtler birleşik bir siyasi politika izlemeye çalışıyorlar. Hayır. bar Çok yanlış. O sizin siz... yanlışınız. Hayır, yani öyle sizi bakın sizin madde olarak söylüyorum. Doğruum. Evet. Yani evet. Ee... ben bilgi olarak söyleyeyim de sonra siz devam edin. Barzani ilk defa yazılı bir açıklama yaparak Kuzey Irak'ta Kandil bölgesinde PKK'nın yaptığı zulümleri, köy boşaltmaları ve zorunlu göçleri eleştirdi. İlk defa Suriye'nin kuzeyinde PKK yüzünden e, göçe zorlanmış 150 bin Kürdün Kuzey Irak'a geldiğini ve ekonomileri perişan ettiğini açıkladı hı hı. ve YPG'nin yapmış olduğu politikaları özellikle Şengal bölgesinde e, eleştirdi. Yani bir bütüncül Kürt hareketi bir bütüncül Kürt yapısı varmış gibi konuş var var diye konuş İkincisi böyle ne? bir arayış var diye konuşuyor. Şimdi benim böyle bir arayış da yok. Hayır yani böyle benim bir arayış yok. lütfen çarpıtmadan ya, dinlersiniz. Durum. Bakın yani... ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Barzani kartı üzerinden bölgede Irak merkezi hükümeti üzerinden yapamadığını yapmaya çalışıyor dedim. Türkiye ile Barzani arasındaki ilişkilerin real politik açıdan iyi gidiyor olması ne Türkiye'deki kürtlerin demokratikleşme meselesiyle, ne bölgedeki Türk kürtlerin demokratikleşme meselesiyle ilgili diyorum. Türkiye real politik yaptığı hamleleri hamlelerin karşısında başka arayışlar var. O da nedir? Bölgedeki kürt siyasetinin çeşitli şekillerde birbirleriyle bütünleşik bir politika izleme çabası. Bu çabanın reel koşullarda yakın vadede gerçekleşmesinin önünde ciddi engeller var. Türkiye bu engelleri biliyor ve bir biçimde de bu engelleri Güven Hocam mi? bölgeden geldiğim için gözlemlerim var. Yani ona Peki da... söyleyin. Bakın şimdi bölgede e, çok ciddi bir belirsizlik var ve 4 aydan bu yana e, ne Süleymaniye'de ne diğer bölgelerde maaşlar ödenemiyor. Halk çok gergin Kürt bölgesinde. Kürt bölgesinde. Evet ve halk gergin her an oralarda değişik Süleymaniye başta olmak üzere gezi olayları patlayabilir. Gezi olaylarına benzer şekillerde sıkıntılar olabilir. Bu bölgeyi konsolide etme sorunu var. Gerçekten ciddi bir sorun. ve İran orada Süleymaniye orta vadede koparmaya çalışıyor. Kent tarafını evet. almaya çalışıyor. Şimdi bu İran yani, Kürtleri de kendi yanına çekiyor. Yani evet Abi, ama Süleymaniye kısmını bakın, Erbil kısmı değil. Tamam. Şimdi e, Talebani bölgesi. Nesin yani. Barzani'nin tabii liderliğini orada konsolide edebilmesi için orada sosyal adaleti sağlaması gerekiyor. Oysa oradaki gerginlik, oradaki sol hareketleri güçlendiriyor ve halk öyle hale gelmiş ki Goran hareketine bile güvenmiyor artık. Tamam. Goran tamam. hareketini İngilizler hiçbirliği yaptı diye suçluyorlar. Bu içeriden tespitiniz evet. ama bu bizi şu noktaya getiriyor mu, getirmiyor mu? Bunu tartışmanızı rica evet. ediyorum. Sonuçta eğer durum böyleyse İran bu kadar Kürt kartına sarıldıysa PKK'nın içinde de çünkü İran unsurları var ve PKK da büyük ölçüde artık İran'dan destek alıyor. Evet. O zaman akıl bir tarafta ile ilişkilerim var. Mustafa Bey'in söylediği gibi en üst düzeyde. Doğrudur, doğru, 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 doğru. Diğer taraftan sen Suriyeli Kürtleri ve Suriye'deki Kürt e, temsilcileri de yanına çek. Bu mezhep çatışmalarından arana bir tane bariyer koy. Oraya da girmemiş ol... kendi Kürt meselesinde yardımcı ol. Bu değil midir mantık? Mantık bence dediğiniz mantık. Hayır, yani bu suldaki Niye yanlıştır. Türkiye'nin enteresan bir durumu var. Bakın Barzani ile kader birliği yapıyor şu anda. Barzani'nin kaderi Türkiye, Türkiye'nin Irak'taki kaderi de Barzani'ye bağlı. Yani bir Kürt'le bir kader birliği yapmış durumda. E şimdi Barzani yanı başında hemen Süleymaniye dediği Talabani ile neredeyse çatışacak. Yani o da Kürt bu da Kürt. Dolayısıyla Türkiye aynı Barzani'nin yaşadığı sıkıntıyı yaşıyor. Barzani bir Kürt olmasına rağmen iyi ilişkileri var ama PKK da bir Kürt olmasına rağmen kötü ilişkileri var. Bu YPG için de geçerli çünkü bir terör örgütü. Bununla bir iletişim kuramaz Türkiye. Çünkü o terör örgütünün kolu Türkiye'nin içerisinde insan öldürüyor. Her gün şehitler geliyor. Onunla bir iletişim kuramaz. Ama Türkiye'nin bir, bir dakika mi? ama Türkiye'nin Kürt meselesiyle ilgili daha doğrusu AK Parti'nin tüm Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt sorununun çözümüyle ilgili attığı reformist adımları da görmezden gelemezsiniz. Süleymani de bunu bu meseleyi görüyor. çözmek için de yoğun çaba sarf ediyor. Ve bana göre de çok büyük oranda da siyasal olmaktan çıkardı. PKK da siyasal bir örgüt olmaktan çıkıp kriminal bir suç örgütüne dönüştü. Silahlı bir kriminal suç örgütü. Siyasi bir olay değildir artık bizim sorunumuz. Bir güvenlik ve bir kriminal suç meselesidir. Uyuşturucu ticareti yapan, insan kaçakçılığı ticareti yapan 30 yıldır yapan, hiçbir şey değişmemiş. değişmemiş bu Hayır, hiçbir şey değişmemiş. Bakın Türkiye'nin, AK Parti'nin yapmış olduğu Kürt sorunu ile ilgili reformları lütfen görmezden gelmeyin. Bunun bir tanesini de, de ben zaman Anadolu de. Ajansı'nda Kürtçe servisi kurarak yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Tarih boyu, yani Cumhuriyet tarihi boyunca... Tarih tarih tarih. Ama Kürçe Kemal Bey yani. enteresan bir şey <laughs> söyledi bence. Dedi ki PKK dedi siyasi bir örgüt olmaktan çıkıp kriminal bir örgüt. Yani, bu büyük bir başarıdır artık, yani. Bu başarıdır. neden bir başarısın? Bir örgüt Çünkü olduğunu şimdi, kabul ediyorsunuz. Katılıyor musunuz ay, buna? Hayır, siyasi evet. bir Bakın, Kemal Bey, evet, sorun hep terör, biz hep terör örgütü olarak gördük Bakın, eğer siz bir insanın Dilini yasaklıyorsanız, özür dilerim. Bir bir şey söylüyor. Eğer siz bir milletin dilini, yani Kürtçe'yi yasaklıyorsanız... Kürtçe kendini ifade etmesini, müzik dinlemesini yasaklıyorsanız bu bir siyasi sorundur. PKK da yıllarca bunu kullanarak siyasi bir terör örgütü oldu. Siyasi amaçları olan bir terör örgütü oldu. Hmm. Şimdi Türkiye ne yaptı? Kürtçe serbest bıraktı. Kürtçe televizyon açtı. Kürtçe ajans kurdu. Kürtçe okullara seçmeli ders olarak girdi. PKK'nın elindeki bu siyasi unsur, yani bu siyasi istek birden ortadan kayboldu. Ne kaldı geriye? Bölünmek isteği değil mi? Ülkeyi parçalamak yani ben ördü bir o da, o da siyasi hedef istiyorum. değil midir? O da siyasi hedef değil midir? Şimdi bakın iç politika meselesi değildir bu bir ülke bakın, parçalanması meselesi. Bakın işte başka işte bir yere gider. gider. O nedenle terör örgüt özür dilerim PKK'nın siyasal bir örgüt oldu. Uluslararası arası bir örgüt. Yani PKK'nın şu andaki durumu Türkiye için söylüyorum. Ülke şehirleri işgal eden, terör eylemleri yapan kriminal bir örgüte dönüştü. Çünkü pek AK Parti Kürt sorununun çözümüyle ilgili neredeyse yüzde doksan'a varan yapılması gereken bütün Peki. reformları yaptı. Şimdi o nedenle yani... Türkiye'nin Kürt meselesini çözmekle ilgili yapmış olduğu hamleyi iyi okumak Şimdi, lazım. Tez... Bu bir Şimdi... Kürt sorununun çözememe bu, bu, meselesi değil O zaman değil yani. burada başka bir sorun çıkıyor ama konumuz değil. Şimdi, Belki bunu soru tamam, konuşuruz. Şöyle. Madem böyle ve sizin okumanız böyleyse, hükümetin de okuması böyleyse... Kürtlerle barışmaya hemen geri dönmeli. Hangi Kürtlerle barışmaya? Türkiye'nin kendi kendi. Tabii içindeki. ki barışık şu anda. Ak Parti'nin milletvekillerinin yüzde kırkı neredeyse Kürt. Ama Tabii ki öyle ma. Şimdi. ma. Şimdi <gülüyor> <mı>? <gülüyor> başka bir tartışma konusu. Pardon. Peki bunu açacağım ama siz yani, başka yani, bir şey söyleyin. Hayır yani tabii çok yani, ya. gerçekten yakıcı bir mesele Efendim? şimdi pardon şimdi çok yakıcı Ay, bir mesele. Hayır Günhan Hoca Kemal Bey'in söylediği tasede buyurun evet. Şimdi çok yakıcı bir mesele ve gerçekten yani şunu. Yani Türkiye'de PKK'nın tabii Kürtlerin hakları falan diye bir derdinin de olmadığı çok açık. Ben bu noktada size katılıyorum. Hı. Yani netice itibariyle bir ayrılıkçı örgüt ve bunu adam öldüremek, silah gidelim. kullanarak de ya yap yapmak yani. istiyor. Ve yapıyor, yapmak istiyor. Böyle bir programı var, böyle bir anlayışı var. Ve burada da işte kendisine bir takım şeyler görüyor, engeller görüyor. Bunları da az önce konuştuk. İşte silah zoruyla ortadan kaldıracak bir şey götürüyor. Şimdi bunun tabii Türkiye bakımından kabul edilebilir, konuşulabilir bir tarafı yok. Yani burada şöyle bir kamuoyu baskısı oluşuyor. Yani Kürtlerle barışın. Ancak yani şimdi karşında PKK diye bir örgüt var. Sana silah doğrultmuş efendim ve her biçimde bu silahını kullanıyor hiçbir şey sınırlama kullanmadan. E burada e, bunlarla barışın. ya bir dakika nasıl soru mı? yanlış zaten. Yani, Türklerle barışın he, ne demek yani? Burada, Çok yanlış burada, bir soru. Bu, bu temel bir mesele. Yani bunu bunu böyle tespit edelim. Yani Türkiye'de şöyle bir meselemiz de var. Şunu da söyleyeyim. Bakın şimdi İspanya'da faşizm vardı ve demokrasiye geçildikten sonra özgürlükler tanındıktan sonra bölgesel haklar tanındıktan sonra Eta terörü, terörü başlangıç aşamasında gerilemedi. 10 kat falan arttı. Yani böyle ayrılıkça şiddete, demokrasiyi pekiştirerek engel oluruz yaklaşımında da bir sorun var. Yani her zaman bu meselelerde bir, bir şekilde bir güvenlik politikası Ben şimdi merkezinde mi? yer almak evet. durumunda. Peki, bu, peki. Şey yapamazsınız. Evet, şimdi buyurun, yapamazsınız, Şimdi coğrafyamız ve dünya gayri tabi bir durumdan geçiyor. Ee, küresel ve bölgesel aktörler sahada. Bunda hepimiz müttefiyiz. Fakat sıkıntı şu, şimdi kavga gelip Musul etrafında yoğunlaşmış durumda. Bölgede Şiiler ikiye ayrılmış durumda. Şiilerin bir kısmı tamamen İran'ın politikalarını, yayılmacı politikalarını desteklerken bir kısmı karşı çıkıyor. Kürtler ikiye ayrılmış durumda. Süleymaniye'deki Talabani grubu ve PKK İran'ın politikalarını savunuyor bu anlamıyla. Barzani ise bu anlamda Türkiye ile birlikte, yani tabi. Yine herkese Sünniler de ikiye ayrılmış durumda. Sünnilerin de bir kısmı İran'la birlikte, bir kısmı Türkiye ile birlikte. Tabi burada oranları geçiyorum. Şu anda sadece ayrışmayı anlatıyorum. Su Süleyman Musul'a doğru giderken IŞİD'in çıkacağı belli. IŞİD'in o batı koridorundan çıkacağı belli. Fakat sıkıntı şu bir örgüt var orada terör, yine terör uygulama hani terör yöntemleri uygulayan Sünni dediğimiz bir örgüt mesela Nakşibendi örgütü eski Saddam'ın adamlarından Duri'nin başını çektiği şunu söylüyor bizim asıl hedefimiz şu, şi Şiilerle savaşmaktır diyor küçük bir örgüt kimin desteklediği belli değil bölgede belli devletlerin desteklediği açık bir şekilde ortada ikincisi Şii taraftan gelen Haçlı Şabi diye bir örgüt var. Bu 15-20'ye yakın evet. örgütü barındırıyor içinde. Bunlar da hedefimiz Sünnileri öldürmektir, Hazreti Hüseyin'in öcünü almaktır diyor. Türkiye burada ne yapmaya çalışıyor? Birincisi, İran'ın desteklediği ve destek desteklediği kendi yayılmacı politika açısındaysa bu Şiilerin bu mezhepçi politikalarını engellemek. İkincisi, Sünni bazı ülkelerin, Hı hı. bazı devletlerin Sünni işte bu Nakşibendi ordusu gibi orduları destekleyen or grupları engellemek. Çünkü bazı ülkeler, yani, ülkeler dediniz ki. E, onu isim veremeyeceğim. Niye yani ben bazı Arap, herkesin ismini Bazı biliyorsun. Arap ülkeleri. bazı Şu Arap demişten. ülkeleri. Bazı demeyin söyleyin i̇smini Arap. Lazım. Yani İran'ı söylerken kötü oluyor hayır, da hayır. E, öbür ülkeleri söyleyince mi? Suudi Arabistan. Yani Suudi Arabistan şöyle diyeyim bir kanadı. Çünkü o bazı devletler şu anda bir tanesi Mısır. Bunlardan bir tanesi Mısır. En başta onu söyleyeyim. Nakşibendi de örgütünü destekliyor. Tabii şu anda ciddi manada destekleyen ülkelerden bir tanesi. Ve burada mezhep kavgasına şey çıkaranlardan bir tanesi. Ve bu Mısır medyasında da yayınlandı. Neden? Biz, peki, yani, peki. Bir örnek daha vereyim. Birincisi mezhep kavgasını engellemek. Bunu engelleyebilecek tek güç ya o Şiilerin bir kısmı, Kürtlerin bir kısmı, Sünnilerin bir kısmı bunu engelleyebilecek tek ülke Türkiye diyor. İkincisi Türkiye'nin yapmak istediği mezhep kavgasının yanında. Bu coğrafyanın Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak. Bunu kim bölmek istiyor? Büyük küresel güçler çok açık bir şekilde ortada. Küresel aktörlerin Suriye bu Rusya, bu Amerika çünkü farklı bölmek istiyorlar çok açık Peki. bir şekilde. Bu toparlı. rengin üçüncü olarak şunu, e... Zaten başından evet. beri bütün bu toparlama yapıyorsunuz. Evet, evet. Programın toparlamasını toparlı, yapıyorsunuz toparlı. ama <gülüyor> program <gülüyor> daha bitmiyor <gülüyor> maalesef <gülüyor> ki. Şey <laughs> edeyim, bunu eğer görmezsek şu var. Çok hakikaten çok basit bir kavga gibi anlaşılıyor. Sıkıntı orası. Ha, basit Türkiye bir, kavga bir kavga hiç kavgasını... Gördük ne kadar komple evet, evet. olduğunu. Biri Peki. E, mezhep kavgası ikincisi bu küresel aktörlerin bölme planı. Bir örnek vereceğim. Şii birisiyle Şimdi ben şuna gel gelmeye çalıştım hep ama oraya çekmeye çalışıyorum. Tabii ki Musul'un iç dengeleri ...ve de işte dış güçlerini yapmak istediği önemli de... Evet. ...bütün bunların karşısında biz... ...biz içimizdeki huzuru, rahatlığı, mutluluğu... ...ve de insanların barışını nasıl sağlayacağız... Evet. ...oraya hep konuyu çekmeye Ama çalıştık... Kavga ...o yüzden söyle... ...meseli oraya birazcık getirdim... ...küresel güçlerin ve bölgesel aktörlerin kavga içinde olduğu... ...içimizde bazıların bölgesel bazı devletlere çalıştığı... ...yani Türkiye'de şu anda... ...PKK'nın İran'la çalıştığı açık bir şekilde ortada... ...İran'ın açık bir şekilde... ...ve İran değil... Küresel bazı aktörlerin mesela Amerika'nın çok açık bir şekilde destek Peki, verdiği ortada. Şimdi O yüzden biraz önceki soruyu bilinçli olarak sordum. Siz, e, e, siz dediniz ya PKK artık bir kriminal örgüttür ve Türkiye'li evet. bir örgüt değildir. Uluslararası güçlerin kullandığı bir örgüttür dediğiniz zaman o zaman bu süreçte bu kadar hassas bir dönemde Kürtlerle ilgili Türkiye'nin yeni bir politika tamam ben size katılıyorum. Hükümetin bence de barış sürecinde attığı adımlar çok çok önemliydi yanlışları da oldu ama çok önemli belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli adı orada bir şey yok. Ama yeni geldiğimiz noktada yeni bir şey söylemek gerekiyor. Sizin anlattığınız gibi ise mezhep savaşı bir taraftan, dengeler böyle. Ondan sonra bu kadar tehlikeler o manada sordum yani açıklamak yani şu ya açıklamak için. Ama bunu birazdan konuşalım. Pardon, orada bir, ha. Kemal Bey'in söylediği ilgili bir çelişki var. Yani sadece PKK'nın kriminal bir örgüt olduğunu söylemedi. Ondan önce başka bir şey söyledi. PYD'nin PKK'nın bir kolu olduğunu, iki tane kantonu olduğunu Suriye'de söyledi. Dolayısıyla orayı görmede, görmezden gelemezsiniz. Değil sadece mi? Türkiye içindeki krimine, kriminal bir örgüt değil PKK. Bugün uluslararası bir aktör olmuş PYD üzerinden. ABD ile müttefik olmuş. Yani nedir önermeniz? Ya Ben şunu söylüyorum. Bu e, PKK'nın sadece kriminal bir örgüt olduğu önermesi doğru değil. bunu Bunu söylüyorum. Yani bugün bu iktidarın, bu mevcut hükümetin uyguladığı politikalar, Kürt politikası, Suriye politikası bu noktaya getirdi. Yani askeri uluslararası... ve siyasi kapasitesi onu aşan bir noktaya Ben başlarıyor. bunu anlamadım Hayır, Mesela neyi eleştiriyorsunuz? Hükümetin yani PKK siyasi bir örgüt onunla oturalım mı veya PYD ile otursun mu Türkiye? Hayır PYD, PYD, PYD ile otursun demiyorum. Nasıl? Ama bugün PYD'nin uluslararası bir güç haline gelmesi, Suriye'de ABD ile Müttefik haline gelmesi bu iktidarın yaptıklarının sonucudur. Ne Suriye'de, akandı? Suriye'de cihatçıların oraya girmesine izin vererek ve Suriye devletinin de kuzeyi boşaltmasına yani. izin vererek orada iki tane kanton oluşmasını sağladı. Peki. Ya bunun da suçlusu hükümet Ama bir şöyle oldu. bir şey. Eee evet. Hanım şu cihatçıların Türk e, orası ile ilgili ciddi bir e, sorun var. Şimdi en çok cihatçıların güya o terör terör örgütlerini öyle diyelim Lübnan üzerinden girdiler. Ürdün üzerinden kimse bunu konuşmuyor. Fakat FETÖ terör örgütünün hazırladı raporlar var. Tamamen düz medya raporlar ve hep Türkiye üzerine. Tamam girenler var elbette ki. Türkiye geliyor, turist namına geliyor. Amerikan vatandaşı, İngiliz vatandaşı, Avustralya vatandaşı, şu, şu, Fransa şimdi vatandaşı. vatandaşı adı yani. adı yani şöyle bir hadise var. Türkiye'de, Türkiye'de. Türkiye yani Cumhurbaşkanı da ifade etti. Biz 30 bine yakın Sim, insanı geri çeviriyor. Simpson'lar çevir. diye bir çizgi film var. Seyrettiniz mi? Simpson'lar evet. çizgi filmde Bart Simpson her seferinde elektrik prizine parmağını sokar, çarpılır bir daha sokar. Şey diyor ki Einstein, aptallığın en açık göstergesi defalarca aynı şeyi tekrar edip farklı sonuç almayı beklemektir. Türkiye daha önce yaşadı bunu. Kuzeyde Çekiç Güç döneminde 36. paralelde bir otorite boşluğu oldu ve PKK orada güç kazandı. Biz aynısını tekrar sanki tarihten ders almamış gibi bu iktidar döneminde Suriye'de gideceğiz, Emevi Camii'nde namaz kılacağız diye cihatçıların gitmesine izin verdi hükümet. Suriye boşalttı Kuzey'i. Kuzey'de Kürt kantonu, kantonu kuruldu. Şimdi arkasını işte, toplamaya evet çalışıyor. Hocam, hocam şimdi... Yani sayın vekiller... Peki burada zaten durdurmak zorundayım <laughs> çünkü evet. reklam arası vermek zorundayım. Reklamlar reklam arasından sonra hemen geri geliyoruz. Biz de para Devam edelim. Şimdi bu noktada bölgesel durumu konuştuktan sonra programın ortalarında bir yerde Gören Hoca galiba bir soru atmıştı ortaya. Biraz onu konuşalım istiyorum. Bu mesele Musul operasyonu ve Türkiye'nin verdiği tepkiler başkanlık tartışmalarının neresine oturuyor? Neresine oturuyor? Bugün MHP liderinin evet. çıkışında değerlendirecek olursanız buyurun. Şimdi aslında başkanlık tartışması yeni bir tartışma değil ama ee, zaman zaman ısıtılıp tekrar tekrar önümüze gelen bir tartışma. Ee, Türkiye'deki iç çatışmaların ve Türkiye'deki kamusal ortamın, özgürce tartışılabilecek kamusal ortamın daraldığı, siyasal aktörlerin konuşmaktan çekindiği ortamlarda fiili durumlara hukuki elbiseler giydirmek bir muktedir geleneğidir. <laughs> ee, bunu en iyi 12 Eylül'cüler yaptılar. Darbeden sonra yarattıkları fiili durumu bir anayasa şeklinde soktular. O anayasada Türkiye'nin temel haklar ve özgürlükler adı altında geldikleri bütün her şeyin üzerinden buldozer gibi geçtiler. Ve fiili aktörler, kimse o aktörler, o aktörler ki Kenan Evren başta olmak üzere onlara göre rol biçtiler. Şimdi Türkiye'nin bu yaşadığımız menfur ve kanlı darbe girişimi sonrasında, bu ee, geldiği nokta kamusal alandaki tartışmanın buna rejim, anayasal sistem, parlamenter sistem olmak üzere parlamentonun işlemesi e, dahil olmak üzere geldiği nokta aslında mevcut demokratik kurum ve işleyişlerin bir şekilde bypass edildiği bir yönetim biçimi. Böyle bir yerde başkanlık tartışmasını tekrar hayata geçirmek tekrar e, içteki bütün bu siyasal muhalefet üzerindeki baskı artmışken ve insanların e, söyledikleri sözlerden dolayı başlarına ne geleceğine dair kaygıları bu kadar yüksekken ve parlamento iyi bir biçimde çalıştırılmıyorken başkanlık tartışmasının tekrar bu biçimde gündeme gelmesinin e, demokratik bir tartışmanın zeminini imkansız kıldığını düşünüyorum. Dışarıdaki gelişmeler, bu dışarıdaki ve içerideki güvenlik eksenli gelişmeler, Türkiye'deki kamuoyunu daha güçlü bir aktör, tek sesin çıktığı daha güçlü bir aktör etrafında konsolide etmenin uygun zemini, bu şu demek değil, bu bunu tasarlayan güç özellikle bunu yapmak için Orda burada bir faaliyete geçiyor demek istemiyorum. Öyle de düşünenler vardır ama mevcut durum bize e, demokratik mekanizmaların tıkandığı bir yerde rejim değişikliği gibi temel bir meselenin tartışılmasının Türkiye'nin bundan sonraki yıllarını e, ve bundan sonraki demokratik bu zamana kadar olmuş demokratik kazanımlarını Tehlikeye atabilecek bir noktaya gittiğini gösteriyor. Şimdi Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı biliyorsunuz ve o da fiili durumdan başkan bu fiili durum var zaten ortalıkta dedi ve bu fiili duruma ya getirin bir şey görelim buna hukuki bir şey veriyorsak verelim bunu da referandum'a götürelim evet çıkarsa evet çıkar. Şimdi bir defa şunu gerçeği hatırlayalım 12 Eylül Anayasası yüzde 91.4 yanılmıyorsam evet çünkü Türkiye olağanüstü şartlarda bir referanduma gitti. i̇nsanların hayır deme kampanyasını kapandığı bir ortamda referanduma gitti. Üstüne üstlük insanlar askeri cuntadan kurtulmanın yolunu onların kendisine dayattı. anayasa evet demekten buldu. Şimdi 15 Temmuz öncesindeki bizzat iktidar partisinin yaptığı kamuoyu yoklamaları başkanlık sistemine desteğin Tahminleri en azından kendi tahminlerinin altında olduğunu net bir biçimde gösteriyordu. Şimdi yaşadığımız sorun şu, Türkiye demokrasisine en büyük tehditlerden birini aldı. Buradan parlamenter sistemi ve hukuk düzenini, iyi işleyen bir kamusal tartışmayı alevlendirmek yerine, mevcut iyi işlemeyen demokratik mekanizmalarda, ...rejim değişikliği gibi çok temel bir meseleyi masamızın önüne getirmemiz. Ve bunun da nasıl yapılacağına dair e, kafada net bir e, projenin olmaması. Neyi kastediyorum? Biz anayasamızı tümden değiştirmeyi hedefliyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli hedefi reformist döneminde... ...Türkiye'deki anayasayı, e, 82 Anayasası'nı tamamen değiştirmekti. Şimdi ortalıkta konuşulan rivayet şu... Biz ee, anayasa değişikliği mi yapacağız? Mi, mini paket vardı gündemde. Yoksa başkanlık sistemine uygun değişikliklerle daha önce mutabık olunmuş maddeleri birlikte mi geçireceğiz? Ne yapacağız? Şimdi Türkiye'deki parlamentoda ee, CHP'nin sürekli kriminalize edildiği, HDP'nin bütün bunların dışında tutulduğu ve fiili bir milliyetçi cephe hükümetinin var olduğu bir durum. E ee, bu kadar temel bir tartışmayı e, Türkiye'nin gündemine getirmenin Türkiye'nin demokratik kültürüne herhangi bir katkısı yok. Yok. Peki siz nasıl bugün MHP liderinin açıklamasını değerlendirdiniz CHP olarak? Bu da Güven Hoca'nın söylediği bir şey sormak istiyorum. CHP kriminalize kriminalize evet. ediliyor diye ne demek? Ya şu Güven işte, Hoca'ya sorun. Ya hemen Peki, net CHP... cevap vereyim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri CHP'yi HDP'ye kuyrukçuluk yapmakla, onları hatta örgütün sim kartı olmakla, beraber hareket etmekle falan itham etti. Galiba evet. da çok haksiz. kriminalize etmek başka bir şey yani Şimdi böyle. De, ama HDP bildiğiniz manları... kriminalize etmek bu. Şimdi bu başkanlık tartışmalarının bittiği bir nokta var. 7 Haziran seçimlerin ertesinde sanırım 10 Haziran'da Davutoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki ben evet. parlamenter demokrasiye karşı değilim. Biz başkanlık istedik ama halk cevaz vermedi dedi. Evet. Birincisi bu. İkincisi çok stratejik yaşanan bir şey daha var. Az edilen başbakanımız. Bu meclis bir darbe girişimine karşı parlamenter demokrasinin erdemini ve parlamenter demokrasi olan inancını meclis bombalanırken gösterdi. Yani bir 7 Haziran seçimlerini yaşadık. Arkasından bir de bir darbe girişiminde parlamenter demokrasiye bu meclis nasıl sahip çıkacağını doğru. gösterdi ve bununla ilgili evet. bir bildiri yayınladı. Evet, doğru. Ve o bildiride de tüm siyasi partilerin imzası var. Doğru. Şimdi tüm bu ikisi olmuşken Türkiye'nin son bir yılında 15 tane intihar bombacısı kendisini patlatmışken bir darbe girişimi gerçekleşmişken arkasından Türk askeri Suriye'deyken ve Musul operasyonu söz konusuyken bu başkanlık tartışmasını ben abesle iştigal olarak görüyorum. Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar hep yaptığı gibi sıkıştığı noktada iktidara payan da olmak, iktidara koltuk ol, koltuk çıkmak tam başka bir şey değil bu. 2002 yılında 57. hükümeti erken seçime devirdi, AKP iktidarının önünü açtı. Arkasından 7 Haziran sonrasında hükümet olmamak için elinden geleni yaptı. AKP iktidarını yine önünü açtı. Daha çok şey var. 4 artı 4 artı 4 var. Yine bugün aynı şeyi yapıyor. Bunun arkasında ben başka sebepler olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Yani teslim olmuş devlet bahçeyi diye düşünüyorum. Kendi parti içi çekişmelerinden dolayı ya da parti içi dinamiklerden dolayı. Çünkü biz parlamentoda 3-4 tane MHP'li milletvekili dışında parlamento çalışmalarına katılan aktif olarak muhalefet yapan bir MHP göremiyoruz. Yok yani. Dolayısıyla... Acaba buna çok evet. reel politik siyaset yapıyor diyebilir miyiz MHP'li? MHP için mi diyorsunuz? Evet. Saydığınız her şey MHP'nin sahada, sokakta politikayı ve siyaseti son derece reel politik açıdan okuduğunu ve ona göre hamle yaptığını ben de düşünüyorum. Neden? Ben ömrüm boyunca MHP'ye hiç oy vermedim. Hiçbir zaman milliyetçilik konusunda onlarla aynı düşünmedim. Ama Devlet Bahçeli'nin siyasi tavırlarını ve hamlelerini son derece reel politik olarak görüyorum. Çok çok tamam anlamlı değil. ve çok e, sağlıklı yani bir siyaset cümlesi kuruyor. Diyor ki, evet. zaten ortada fiili bir durum var. Zaten orada sıkışmış okuyor. bir Anladım. sıkışmış bir sistem sorunu var. E bunu havalarda, televizyonlarda tartışacağımıza getirin meclise. Kemal bunu oturalım konuşalım. Kemal bir Bey bir bakın. Fiili bir durum var ve biz, fiili biz, bir durum bir yaratılmış bir fiili durum. Devlet dev, devlet devlet Bahçeli ne diyor? Siz, siz bu sistemi tıkandığını ki gerçekten parlamenter sistemden yana diyor. Önce Neden? parlamenter sistemden yana olduğunu söylüyor. arkasından diyor ki fiili bir durum var. Bu durumda arkasından gelmesi gereken cümle şu. Parlamenter demokrasiden yanayız. Fiili bir durum var. Kendi anayasal sınırlarına çekilmesi gerekir. Cumhurbaşkanının demesi gerekir. Bu cümleyi de kuruyor. Ama bunu demiyor. Şimdi Bu cümleyi de kuruyor. Hayır. Ama diyor ki bir referandum halka gidelim halka soralım diyor. Şimdi burada bu kadar, bir bu kadar başarılı bir parti. siyasi bakın, cümle olabilir mi? halka gidelim halka soralım yani demokrasi bakın, böyle bir şey zaten e, hayır millet, millet milletvekili dinleyin? sayısını 7 Haziran'dan bugüne yarıya indiren bir siyasi parti için siz bunu real politiğe doğru hareket ediyor. Yani sizde Uygun 15 senedir edin. bir adım ilerlemediniz ana muhalefet olarak o açıdan da bakmak lazım yani. Bakın Şimdi CHP biz olarak e, Şimdi oyumuzu bir şey 7 hocam. Haziran'dan 1 Kasım'a 500 bin oy artırdık ve ben üstelik 1 Kasım'da milletvekili olmuş bir milletvekiliyim. Yani 7 Haziran'da seçilemedim. Bir, bir Kasım'da milletvekili oldum. Zaten hep parlamento'da bu şey CHP bütün seçimlerin sonucunda nasıl kendini bakın, başarılı gösteriyor. Bakın parlamentodaki aritmatiğe bakarsanız 7 Haziran'dan 1 Kasım'a MHP'nin yaptığı, attığı adımların toplum tarafından ne kadar takdir edilip edilmediğini, real politiğe ne kadar uygun olup olmadığını görürsünüz. Bunun e, aynası seçim sonuçlarıdır. Dolayısıyla Devlet Bahçeli hem kendi siyasi partisi için hem Türkiye'nin geleceği için çok tehlikeli bir adım atıyor. Çok yanlış bir adım Bence atıyor, attı. Attı. Bir kasımdan göre... sonraki siyasetini ayrı okumak lazım MHP'nin. Şimdi tıkanan yani, tıkanan sistem var. Yani ya seçilmiş bir mısınız? tıkanan seçilmiş sistem. Cumhurbaşkanı, seçilmiş Başbakan. Yani hmm. burada bir ciddi bir sıkıntı ve ciddi bir tıkanıklık var. Ama Bunu da şimdi AK Parti yani AK evet, Parti şöyle yapıyor. Özür dilerim. AK Parti parlamentoda bir Cumhurbaşkanı seçmek isterken 367 garabeti yüzünden Referanduma gidildi ve cumhurbaşkanı evet. halk seçti. Şimdi cumhurbaşkanı çıktı meydanlara dedi ki beni seçerseniz liste yayınlıyorum. Ben şu, şu vaatlerde bulunuyorum size ilan etti. Yüzde %52 oy aldı. Bakın hiçbir olay yok ortada. Bu kriz büyük kriz durumları yok. Ak Parti %52 oyla bir cumhurbaşkanı çıkardı. Halk seçti. O zaman başkan olarak Gitseydi Tayyip Bey başkan seçilmek için meydanlara çıksaydı yine aynı oy alacaktı. Şimdi de gitse aynı oy alacak. Yani bunu olağanüstü 7, 7 bir durum Hazir oldu. Anda, Özür dilerim. Bu olağanüstü bir durum bu, 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 bu oldu. Kurdu. Buradan da çıkıp başkanlığı kotaracak çok yanlış bir okuma. Çünkü Haziran'da hiçbir kriz yokken zaten %52 oy aldı Yüzde %52 Cumhurbaşkanı... başkan olmak için almadı. Bir defa 367 Türkiye siyasal hayatının yapılmış en büyük garabetlerinden biridir. Doğru mu? Doğru. Bu ee, parlamentonun seçtiği bir cumhurbaşkanının e, kabul etmemek için uydurulmuş bir siyasi mühendisliktir. Doğru, Doğru mu? Doğru. Buna e, acil bir cevap vermek amacıyla apar topar parlamenter sistemle uygun olmayan bir yöntemle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verilmiştir. Çünkü saçma sapan bir mühendislik vardır karşısında da alınan siyasi bir önlem var. Kimin hatası? Parti'nin hatası mı? Ben tespit yapıyorum, hata tamam. hata demiyorum. Peki. Burada yapılması gereken şudur: Eğer parlamenter rejimde e, parlamenter rejimde devam etmek istiyorsak, asıl sistemin parlamenter rejimin tıkanıklığı olmadığını düşünüyorsak, o zaman cumhurbaşkanı seçimini eski usuyla geri götür götürmektir. Bunu yapmak da çok zor bir iş değildir. Ee, eğer Cumhurbaşkanı sadece %52 oy aldı diye biz sistemi başkanlık rejimine çevireceksek bunun da altyapısal ve e, toplumsal gereklilikleri vardır. Bu işler e, bu kadar kısa sürede kotarılıp bir oldu bittiye getirilemez. Bizim söylemeye çalıştığımız da bu. Enteresandır. Özal döneminde de aynı argümanları evet. kullanıyorlardı. Evet. Özel, rahmetli Özal da başkanlık sistemini evet. tartıştığında aynı şekilde gerekçeyle evet. karşı çıkıyorlardı. Ve o zaman da çizilen karikatürlerde sultan karikatürleri, padişahlık karikatürleri vardı. Şimdi Özal'ın argümanlarından daha güçlü daha doğrusu daha fazla ihtiyaç duyulan bir durum var. Çünkü sistem tıkanmış durumda. Şimdi, Bu sistem tıkanıklığını anladım. bütün krizlerden önce tartıştığında da AK Parti yine fırsatçılıkla işte padişah olmak istiyor, sultan olmak istiyordu eleştiriliyordu. Şimdi de eleştiriliyor. Sistemi Cumhurbaşkanı'nın ta şimdi kendisi. Ama ne münasebet beyefendi şimdi. bakın demin hocamız söyledi. 367 çıkıyor. meselesi bir bürokratik oligarşinin darbe girişimi. Ama onun üzerinden yani. çok zaman geçmedi. Evet, ama başlangıç öyle. orada. Yani başlangıç orada seçilmiş bir de, cumhurbaşkanı seçilmiş bir hükümetle senkronize sorunu yaşıyor. İşte Davutoğlu meselesi bunun en basit örneği. İkisi de AK Partili olmasına rağmen, ikisi de aynı yerden Değiş gelmesine senkronizasyon rağmen. senkronizasyon sorunu yok. Yukarıda ne deniyorsa aşağıda demez... onu söyleniyor. Kemal Yap, Bey değil, parlamentoda gelin çalışmaları izleyin. Bir AKP milletvekili. Ah, Burada da siz yerel, yerel durumu bilmiyorsunuz. Bakın 5 dakika, 10, 10 dakika, 20 dakikalık alıyorum. konuşmalar var parlamentoda. Kanunun bütün üzerine 20 dakika konuşma yapacak bir AKP milletvekili arkadaşımız. Çıkıyor 20 dakikanın 3 dakikası Cumhurbaşkanı güzellemesiyle geçiyor. 10 dakikanın 2 dakikası 3 dakikası Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı diye baş. Bugün Başbakan her konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'na atıf yapıyor. Bakın Ramazan ayında e, kaçak sarayda iftar yapıldı. Milletvekilleri, AKP milletvekilleri kendi arabalarıyla davete gidemediler. Otobüslere dolduruldular. Böyle servis otobüslerine, servis otobüslerine gittiler. AKP'de milletvekili olmanın yanlış anlamayın bizim gibi özgür düşüncesini özgürce ifade edebilecek durumu yok. Yukarıdan aşağı bir sicil amiri cumhurbaşkanı aşağıya kadar herkes öyle hareket ediyor. Bülent Turan'ın durumunu hatırlayın. Can Dündar'la ilgili bir açıklama yaptı. Mutlu olduk dedi. Sevinç duyduk dedi. Ben de mecliste idim. arkasından cumhurbaşkanı sözcüsü 5 dakika geçmeden açıklama yaptı. Bir anda neye uğradığını şaşırdı Şimdi burada... çevirmek için. Yani iktidarda şu an cumhurbaşkanıyla hükümet arasında bir uyum sorunu yok. Cumhurbaşkanı ne diyorsa hükümet onu yapıyor, milletvekilleri onu yapıyor. Bugün bunun konuşulması için bunu gerektirecek hiçbir ortağım da yok. 7 Haziran seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan, Sayın Başbakan bir taraftan mitinglere gittiler. Ve başkanlık sistemi üzerine kurguladılar seçim stratejisini ve kaybettiler. Arkasından Davutoğlu da bunu açıkladı. Dedi ki, Peki, siz biz başkanlık istedik, halk cevazı karşı dedi. mısınız referanduma bu konuyu götürse? Şöyle bir konu var, affedersiniz. Siz karşı mısınız? Türkiye'nin gündemi bu değil bugün, ben bunu söyleyeyim. Türkiye'nin gündemi değil diyor, buyurun siz de Netice itibariyle Sayın Bahçeli de hepimiz de biliyoruz ki dünyada başkanlık sistemi olan ülkelerde çok partili düzenler pek olmuyor. Yani iki kutuplu bir sistem oluşuyor ve iki büyük parti oluşuyor sağda ve solda. Bazen de o partiler etrafında koalisyonlar evet. oluşuyor. Yani sağ koalisyon, sol koalisyon, sol blok ya da sağ blok oluşuyor. Yani aslında yani hayatın gerçeği, siyasi hayatın gerçeği. MHP gibi hani orta büyüklükte olan bir parti. Yani diyelim ki iki büyük partiden değil ama çok küçük bir parti de değil. Başkanlık sistemi doğal olarak böyle bir partinin desteğinin erimesi, toplumun iki büyük parti etrafında bütünleşmesi gibi bir sonuç verecektir. Şimdi bu orta yerde varken, bu gerçeklik varken tabii Sayın Bahçeli'nin e, bu açıklamaları, geçen haftaki açıklaması biraz daha bir müphemlik içeriyordu ama bu hafta daha net bir biçimde vaziyeti ortaya koydu. Tabii herkes de bir şey yaratıyor. Yani bunun arkasında ne var? Şimdi şu olabilir tabii. Bu tabii bir meydan okuma da olabilir bir yanıyla. Şöyle bir meydan okuma olabilir. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bir başkanlık modeli istediğiyle ilgili bir fikrimiz var hepimizin. Şimdi benim fikrim daha çok yani kuvvetler ayrılığı özü olmakla birlikte başkanlık sisteminin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önereceği başkanlık modelinin ben kuvvetler ayrılığını bir kenara koyan ve daha çok başkanın kararnameler yoluyla memleketi idare etmesine dönük bir açılıma ulaşacak bir sonuç olacağını sanıyorum. Umarım yanılırım. Ama şu açık ki yani bu anlattığım çerçevede bir öneriyle gelirse Adalet ve Kalkınma Partisi e, MHP bunu reddedecektir tabii. Yani MHP'nin böyle bir öneriyi ben destekleyeceğini sanmıyorum. Bu nedir? Yani Sayın Bahçeli tabii şey bence yorum doğru olmaz. Yani efendim yedek lastiği oldu. Bir iktidar partisine şey yapıyor gibi bir yorum bence doğru olmaz. Bence bir kaldıraç olarak. Bence bir kaldıraç olarak kullanıyor. Şu açıklayayım bence bir kaldıraç olarak kullanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisini burada zor durumda bırakmaya çalışıyor bence. Zorunda bırakmaya çalışıyor derken yani orada orada bir, bir, orada şey bir başkanlık olur. yorumunu, başkanlık yorumunu muhtemelen herhalde bir şekilde bir sonraki aşamada başkanlık değil de partili başkanlık, partili cumhurbaşkanlığına doğru yani kararını, politikasını değiştirmek zorunda bırakmak gibi bir ben gayret sezinliyorum. Yani şu, şu, ta tamamlayayım müsaade ederseniz. Burada tabii ee, şöyle bir oyun var, siyasi oyunlar var. Oyun derken tabii ya, siyasi oyundan bahsediyorum. Yani iki muhalefet partisinin HDP ve CHP'nin aslında oyunun dışında kaldığı yani iki aktör olarak MHP ve Adalet Kalkınma Partisi AKP'nin bir arada götürdüğü bir siyasi oyun var. Şimdi burada muhalefete bir vazife düşüyor. Yani muhalefetin burada bu oyundan çıkartması lazım. Yani kendisinin de devrede olduğu bir oyun haline çevirmesi lazım mevcut bu tartışmayı. Meselenin özü burası. Yani bu iki parti MHP ve AKP arasındaki uzlaşma, çatışma, anlaşma, anlaşmama durumu netice itibariyle genel olarak Türkiye tablosunu kapsayacak bir sonuç vermeyecektir. Ama şu bir gerçek ki yani bu iki partinin uzlaşarak getireceği bir e, teklifin halk oylamasında ciddi bir destek bulabileceği anlaşılıyor. Ne diyorsunuz bu, Turan bu, bu, Bey ve Tarık Bey? Evet ben şunu e, özellikle bu tartışma gündeme geldiği zaman şuna bakıyorum. Türkiye tarihi hep bu tartışmayla geçmiş bir şey. Yani Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemi ki Mustafa Kemal'in ilk dönemlerde bu yine tartışılıyor. Fakat kendisinin e, üzerinde durduğu şey tek partili bir sistem, kuvvetlerin birliği. Ee, ve e, yetkilerin tamamen Cumhurbaşkanında toplandığı bir sistemle e, yürüdü. 1945'ten sonra tekrar yeni bir sistem ortaya çıktı. Çok partili bir sisteme girdik, farklı bir sistem ve hep bu tartışıldı. Fakat ben Batılı birisiyle konuştuğumda Türkiye'deki sistemi anlatamıyorum. Şunu diyeyim, parlamenter sistem diyoruz ama ya parlamenter, örneğin Fransa ile kıyasladığımda, Almanya ile kıyasladığımda, İngiltere ile kıyasla Fransa yeri başkanlık. E, şimdi. Orada Almanya ile karşı birisinde Cumhurbaşkanı daha yetkili, diğerinde Başbakan daha yetkili. Cumhurbaşkanı yetkisi o, yok. Evet, sarkı. karşı farklı. Amerika'da farklı. Avrupa'nın bütün ülkelerinde Amerika çok farklı. Asya'da Yani Turan Bey, da Avrupalılara daha rahat anlatabilelim bir sistem aramayacak. Türkiye'ye ihtiyacı olan sistem. Hayır, hayır, ben bir şey söyleyeceğim. Onu demek için demedim. Şunu söylüyorum. Türkiye'de Özürlü bir sistem edeyim. var demek için Ya Yani şu şey var, biz bile bunu anlatırken okul kitaplarında şunu diyor. Türkiye'deki parlamenter yarı parlamenter. Ya yarı parlamenter sistem Avrupa'da hani biz yarı bunu... parlamenter demiyoruz. Dur, parlamenter dur, parlamenter par diyoruz. Par par şimdi bir şey yok, hayır, değil, hayır, bir Şimdi yok değil. bir dakika ben bir notu, notu şey söyleyeyim, söyleyeyim tabii Hadi siz söyleyeyim. söyleyin. Buyur. 12 Eylül ıı, askeri darbesi. Ee, Kenan Evren'i düşünerek Cumhurbaşkanı yetkilerini bir parlamenter sistemin yetkilerinin dışında tanımladığı için dışarıyı anlatırken zorluk çekiyoruz. Yapılması gereken zaten bu demokratikleşme programında bu yetkileri Eyvallah. normal Eyvallah. Şimdi, şimdi ona geleceğim. Bir şey söyleyeceğim. Parlament, başkanlık sistemi nasıldır? Parlamenter sistem nasıl olmalıdır? Bunu çokça konuştuk. Şimdi burada az zamanımız kaldı da burada mühim olan günün gelişmesi olduğu için... MHP'nin yani biraz önce Yunus Emre'nin attığı soru Yani durup dururken yani MHP neden böylesine destek veriyor Bence durup 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 Ak Parti Onu bir söylerseniz gündemeyi. yorumunuzu Şinanım, çok görür Çünkü AK başkanlık Parti... tartışmalarını zaten Şinanım, çokça yapıyoruz Şinanım, Ayrıca da, yaparız da daha da, da zaten çalışıyorum. Bu Ak Parti'nin yeni gündeme getirdiği bir şey değil AK yani, Parti MHP yine destek yıldır? veriyor MHP, Sorunumuz o Tekrar Ak Parti'nin getirmediğini biliyoruz MHP zaten MHP'nin verdiği destek de şu yönde Bahçeli bunu çok açık bir şekilde ifade etti Bugünkü konuşmasında aynı şeyi Biz parlamenter sistemden yanayız Fakat böyle bir talep var bu 30 40 yıl 50 yıldır gündeme gelen bir şey. Artık bunu sonlandıralım. Bunu bunun cevabını verecek tamam, olan da millet, halkın kendisi. No, tamam ama Yunus Emre Bey'in evet. söylediği bir şey var. Kendisine eritecek bir şeye niye destek veriyor MHP? Bu soru işaretine ortadadır. Acaba eritiyor mu? Acaba eritiyor mu? Eritmiyor mu? Kendi, kendi sadece çok karşı eritiyor mu acaba? Böyle bir şey yok. Bence Sen eritmiyor. Soru bir dakika. MHP'nin, MHP, yani MHP son 1-2 yıldır izlediği Politik son bir yıl özellikle diyeyim, izlediği politikayla bence oyunu arttırmış durumda ve ciddi bir desteği var. Ben birçok İslamcının, hatta İslamcının bile şu anda MHP'ye kayıt, MHP'nin sadece bir eksiği var, şu milliyetçi kavramını biraz daha, Hırçın büyüyen Türkiye. Çünkü 1970'lerde e, MHP'nin üst düzey fikir adamlarının büyüyen Türkiye diye bir modelleri vardı. O modeli yeniden gündeme getirirse AK Parti, e, MHP yeniden yükselebilir, daha fazla oy alabilir diye düşünüyorum. MHP'nin yükselişte Büyü olduğunu Türkiye, düşünüyorsunuz evet. bu evet, çıkışlarla. Ben e, şöyle düşünüyorum yükselen MHP'nin düşünceleri ve fikirleri AK Parti içinde yükseliyor. Evet, yükselen evet. aynen öyle. Evet. Aynen. Öyle. O oyun oy, oy ee, yani. Yani AKP'nin içine doğru eriyor 15, mu diyorsunuz? 15 Temmuz travması e, tamamen e, İslamcı düşünceyi daha ulusalcı, daha milliyetçi bir noktaya doğru çekti. Onun etkisi de oldu 15 Temmuz travmasının evet, diye aynen. düşünüyorum. Ve devletçi falan bir, de bir Şimdi yani. biz burada şeyi tartışıyoruz ama olağanüstü hallerle bir yıl daha gideceksek hangi başkanlığı tartışacağız? Özür dilerim o, hocam AK Parti'nin oyları düşüyor mu sizce? Şey, şey, MHP'nin oyları. Kesin düşüyor. Bence baraj altında kalabiliriz. Yani. Son? Benim kanaatim o. Bugün yüzden de o Sorunları yani. yani var yani. Kalmaz mı diyorsun? Ben fikirleri yükseliyor. MHP'nin oyları düşer, MHP'nin fikirleri yükseliyor. Şöyle Doğru. derlerdi ya 12 Eylül'den sonra zihniyeti biz kendimiz zindandayız zihniyetimiz iktidarda diye. 2010'da Abdullah Gül'e Devlet Bahçeli'nin yazdığı bir şey vardır. Olağanüstü hal ister, idam cezasının geri getirilmesini ister, madde madde madde. Bugün e, var olan iktidar partisi zaten MHP'nin söylemlerini ve yapabilme <laughs> kapasitesinin çok ötesindesini kendinde tutuyor. Bir şey daha ilave edebilir miyim? Şimdi birincisi bu. yani Bir de olağanüstü hali bakın sorun çözmek lazım. Eğer bir yıl daha devam edecekse hangi başkanla hangi anayasayı tartışacağız bu ortamda? Bir de mesela merhum özel başkanlığı çok düş, düşlerdi. Ama merhum özel emperyal böyle bir federal yapıda bir yani evet. Kuzey Irak'ın tamamen evet. kendisine bağlandığı ondan sonra Balkanlarda etki alan oluşturan ki AK Parti'nin de bence ama böyle ben, Sayın ben, Erdoğan'ın gördüğüm başkanlık şeyi ö, özel gibi değil daha ulus devletin sınırlarında de, e, merkeze ilişmiş bir yapıda düşünüyor diye düşünüyorum, evet, görüyorum onu bu güzel bir noktaya değiniz ben de vaktim kaldığı kadarıyla buna bir hemen değinmek isterim mesela siz dediniz yani şu şimdi sizin çizdiğiniz çerçevede bir açıklama yapmadı Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli şöyle dedi bizim temel ilkelerimiz belli bu konuda bizi memnun ederse AK, AK Parti biz referanduma gitmesinin yolunu açacağız Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir teklifte bulunuyor. Yani bir başkanlık tanımı ve kuvvetler birliğine dayalı başkan etrafında diyelim böyle bir teklifte bulunuyor. Bunu kabul edip hadi halk bunu e, kararını Hayır. versin deyip kendi grubunu buna evet verecek bir şekilde yönlendirmesi yani siyasetin doğasına ters. bunu Değil öyle yapmadı, öyle yapmadı öyle evet. yapmadı. Bence aslında AK Parti'yi sıkıştıran bir hamle. İki, i̇ki açıdan Hı. bence. AK ben AK de onu Parti söyledim zaten. Ak Parti'nin hatası var. Bir başkanlık sisteminin ayarı etrafı belli değil hala Ak Parti'de. Hı. Nasıl Hı. bir Ak Parti başkanlık modeli Hı. istiyorsunuz? Ben de aynı olayı. çerçevesi gelmişim. belli evet. değil. Tam onu anlattım. Ben, ben de yani. MHP onu, diyor onu ki, zorluyor. MHP diyor ki, ya sen ne istiyorsun Ak Parti? Getirme istiyor. Söylüyor, söylüyor, benim dakika. de evet oyu verebileceğim evet. bir evet. şey getireceksin. Tabii. Yani, tabii. O yüzden evet. çok onu, onu mantıklı onu bir hamle. İşte bu Ak Parti işine gelen bir şey mesela. Ak Parti bakın, MHP'li başarılı evet. hamlesini görün o yüzden diyorum. Yani diyor ki sen başkanlık istiyor musun? Nasıl bir başkanlık istiyorsun? Yaz getir. Yani AK Parti'nin evet verebileceği bir yaz getireceği bir şey yok. Yani daha net değil çünkü. Bir bir işte Burhan Kuzu başka bir başkanlık modelinden bahsediyor. Ee, Şen Top başka bir başkanlık modelinden bahsediyor. Bence bu AK Parti'nin hatası. İkinci hatası ve benim eleştirdiğim konu yeni anayasa dediğimiz şey 10. 10 defa gündeme getirilip, geri çekilip, ısıtılıp, geri çekilip yapılacak bir şey değildi. Bütün sivil toplum örgütlerini konuşturdu, halka konuşturdu, akil insanlar gitti, heyetler oluşturuldu. Ve anayasa metinleri çıktı ve sıfır anayasa metinleri çıktı. Evet. AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemlerdi. Evet. Yapamadı bir türlü. Yapamadı çünkü... Bir kafa karışıklığı mı diyelim buna yoksa siyaseten bunu başaramadı mı? Sürekli parlamentoda bir uzlaşma aradı. CHP ve HDP buna asla yanaşmadı. MHP de o zaman yanaşmadı. Bir türlü bunu çıkaramadı. Halbuki bu krizler olmadan, bu tartışmalar, bu darbe, bu terör olmadan önce AK Parti bu ülkeye sıfır yeni bir anayasa hediye edebilirdi ve başkanlık sistemini de orada çözebilirdi ve hepimiz rahat ederdik. Ama şimdi haklı olarak insanlar diyor ki ya terör var, Musul hareketi var, o var. Şimdi olacak zaman mı değil ama AK Parti'nin ajandasında zaten bu vardı tartışılacak. Ama MHP'nin hamlesi bence son derece mantıklı. Ne istiyorsun? Parlamentoda tartışalım. Gel buraya. Zaten Modeli bir durum var. Yani Cumhurbaşkanı zaten yetkileri 12 Eylül'den kaynaklanan zirvede bir gücü var zaten Cumhurbaşkanı. Onu kullanıyor Tayyip Erdoğan da. Şimdi diyor ki parlamentoda bu işi konuşalım. Ama... Bugün MHP'nin CHP'ye yönelttiği eleştirileri de bence CHP görmezden gelmemesi lazım. Bir ana muhalefet partisinin bu kadar oyun dışında olmasını ben demokrasi açısından yanlış buluyorum. Hep şunu savundum. Ana muhalefetin zayıf olması demokrasiye verilen bir zarardır. İkincisi iktidarı güçlendirmeyen bir şeydir aslında. Ne gibi Hüseyin Bolt diyor ya beni zorlayan birisi olsa ben daha çok rekor kırarım. AK Parti'yi zorlamıyor CHP. Yani biz dışarıdan böyle görüyoruz Sayın Vekilim. Evet. Ve evet, MHP'nin... Bahçelerin bugün e, muhteşem cümlesini de söyleyeyim. Yani hamama gidiyorsunuz, kuruna beğenmiyorsunuz. Düğüne gidiyorsunuz, zurna beğenmiyorsunuz. O zaman bize bir yol gösterin. Bir açılım yapın, bir bir şey üretin. Yani biz de diyelim ki CHP'nin tezi de budur. O yüzden Ama o de Ama belli canım haksızlık etmeyin. Yani, yani de, parlamenter o, rejimin temellerinin güçlendirilmesini söylüyor. Yani bu başta birlikte yaklaşıma yani karşı yani. cumhurbaşkanı seçimi evet. anayasada olmuş. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. İşte o yüzden reel politik değil diyorum CHP. Yani bayağı havada bir siyaset yapıyor. Sahada değil yani. Bakın Murat Bey varken şey olmaz ama şunu söyleyeyim. Avusturya'da, Avusturya'da, Finlandiya'da biliyorsunuz bu ülkelerde cumhurbaşkanlığı halk oyuyla seçiliyor ve kimse de efendim ya burada sistem sorunu var. Ne yapalım? Hadi anayasayı değiştirelim demiyor yani. Bizim yani hocam yani. verirseniz ben bir iki değerlendirme yapayım. Her ülkedeki sistem kendi tarihsel sürecinden doğar. Şimdi İngiltere'de anayasa yok biliyorsunuz. Ee, bir e, kurallar zinciri var. Parlamentodan bahsedilmiyor. Bakanlar Kurulu'ndan bahsetmiyor. Hatta İngiltere'deki kurallara göre kral ya da kraliçe donanmayı tamamen e, terhis edebilir. Gemilerini satabilir. Kimse bir şey diyemez. Yapabiliyor mu böyle bir şey? Yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem nasıl? konfederasyondan doğmuş. Yani önce birlik, sonra bir federasyon olmuş. Ve ilk başkan yani bağımsızlığı kazanan başkan George Washington'ın gücünden doğmuş bir başkanlık sistemi. Fransa'da De Gaulle var. Yine bir bağımsızlık kahramanı yarı başkanlık sistemi var. Herkesin kendi koşullarına göre oluşturduğu bir sistem evet. var. Şimdi siz diyorsunuz ki AKP e, anayasayı bir hediye edebilir. Demokratik bir anayasayı 12 Eylül anayasası deyip Öyle bir niyeti varsa bunu parlamentoda va ama ıspat bu. Bakın ben anlatayım size. Ben yaşadığım bir şey anlatayım. Bakın biz bu sene saat 3'lere, 4'lere, sabahlara kadar parlamentoda çalıştık. Bu Avrupa Birliği uyum yasaları için. İçişleri Komisyonuna bir yasa geldi. Ben İçişleri Komisyonu üyesiyim. Önce gittim şey, kolluk kuvvetlerini gözetleme komisyonu kurulması hakkında kanun. Önce İçişleri Komisyonu başkanına gittim. Celalettin Güvenç Sayın Başkan dedim. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Siz de bu ülkenin insanı seçmenin oylarıyla seçiniz. Ben de. Gelin komisyonda bu yasaları Avrupa Birliği'ne uyum mu yapacağız? En demokratik şekilde birlikte çıkaralım. Bizim hassasiyetlerimiz göz önünde bulunduğu. Ya ne güzel konuşuyorsunuz sayın vekilim. Çok güzel. Olur dedi. Geldik şeye, komisyona. Efkan Alaya söyledim aynı şeyi. Dedim ki sayın bakan, ben komisyon başkanına da söyledim bunu. Gelin bu bu işi oluştururken en demokratik şekilde oluşturalım. Ama hep Yaklaşım şu, yani bir şeyi kuralım, yapıyı kuralım ama idarenin denetiminde olacak şekilde kuralım. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda aynı şeyi yaptılar. Kişisel verilerin korunması hakkında kanunda aynı şeyi yaptılar. Hep kendi kontrolünde olsun. Nasıl yasayı estetiriz, böyle bakıyorlar olaya. Ve parlamentoda ben yasanın bütün üzerine konuşurken şunu söyledim. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. Bu parlamentoda uzlaşmayı kim engelliyor? Her noktada söyledik birlikte yapalım diye. Yani demokratik bir anayasa yapma niyeti olan bir AKP yok. Böyle bir şey yok. Siz hayal kuruyorsunuz. Bakın ülkede madde, olan bir madde, maddelerle anlaşamıyorsunuz hocam parlamentoda. Çok özür dilerim bir soru soracağım. Sizin şu anda reel olarak sokakta durduğumuz yerde tıkanmış bir sistem var. Baş, seçilmiş, cumhurbaşkanı, yani kanunu yaptılar, kanunu seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Seçilmiş bir başbakan var sistem tıkanmış gözüküyor. MHP diyor ki AK Parti getir teklifini kardeşim ben burada konuşayım. CHP ne diyor? Bakın öner ne diyor? sistemi çıktı tıkayan şu anki Cumhurbaşkanı. Peki tamam Cumhurbaşkanı. Öneriniz ne? Cumhurbaşkanı anayasa, anayasal sınırlarına çekilecek. Anayasada anayasa o anayasa var. Ya yetkiler kullanıyor. var. Hayır. Bakanlar, hayır bakın. Hayır, ne yapıyor? anayasa, yazı, anayasa, anayasa, anayasa. kullanmıyor ya ki. Kemal Bey anayasa Sayın Cumhurbaşkanı'na yüksek yargı üyeleriyle beraber çay toplamı diyor Rize'de Allah Yapmayın, aşkına. Yapmayın gözünü seveyim. Burada ya da, a, çıkmaz, akademik, gözünü... yılın, akademik yani. yılın açılışını sarayda mı yaptın? Sayın Vekilim şöyle bir yani şey var. Yani, bakın Gümüşhane Üniversitesi'nin rektörü, söylüyorum. dekanı yani falan o fotoğraflar diyor. şu an ülke o durumda. Sizin Sayın Vekilim, her öneri, şey, nedir, Bakanı Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı, Başbakan Cumhurbaşkanı. O ne dersi oluyor. Biz bunu yaşıyoruz bu ki, parlamentoda. Bir şey söyleyebilirim miyim? Evet, peki, peki yani, o anayasa bugün başkanına başkanlık sistemi gibi sorunu yok. Tamam. 7 Haziran'a giderken e, başkanlık sistemini bir seçim stratejisi olarak AKP ortaya koydu. Cumhurbaşkanı e, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir gezdi. Haritayı paylaştırdığınızda yarısını Davutoğlu gezmiş, yarısını Erdoğan gezmiş. Ve halk buna cevaz vermedi. Ve çıktı tamam. o dönemin Cumhurbaşkanı dedi ki biz başkanlık sistemini istedik. Fakat halk buna onay. E o vermedi. zaman bırakın getirsin başarısız olsun. Bırakın getirsin başarısız olsunlar madem öyle düşünüyorsunuz. Onu da hayır diyorsunuz. Yani zurna da kuruna da hep kötü. Onan anlatmaya çalışıyorum. kapatmak zorunda. Evet. süren bitti. O şu var. Başbakanına bu yetkileri anayasa an. veriyor mu vermiyor mu? O hal, Türkiye'de. Evet. Sıkıntı bu. Çünkü bizde 80 yıl, 90 yıllık bu cumhuriyet döneminde Cumhurbaşkanları bazen bu yetkileri hep kullanmışlardır. Bundan dolayı başbakanla bazen muhalefet partisi hep sıkıntı. Bunun çözüme ulaşması lazım. Sizin önerebileceğiniz şöyle olabilir. Ya Cumhurbaşkanının yetkisi artırılsın ya da Cumhurbaşkanının yetkisi Azaltısın Başbakan'ın. Evet, bu da bir öneri olarak yani daha, daha köklü bir şey gerekiyor. Bunu, yani Türkiye'de muhalefetin bunu siyasal partiler, ya. Ama bunun şöyle. ifade edilmesi, siyasal partiler da. kanunu, tamam, <laughs> evet. seçim kanunu ve tü, e, sıfırdan anayasa yapımı konusunda güçlü bir kamuoyu oluşturması gerekiyor. Bunun da yapabilmenin yolu o hal gibi KYK'larla yönetilmek gibi e, sıra dışı rejimler ve sıra dışı düzenlemelerden çıkıp şu demokratik zemine geri döndük. Evet, peki. Burada noktalamak zorundayız. O hal bilançosunu konuşamadık. Üç ayını doldurdu olan işte hal uygulamaları. Son bir buçuk aydır karar, kar, kar, kanun, kanun hükmünde kararname çıkarılmadı. Yeni bir ee, KHK'ya imza atmadı bakanlar kurulu ama göz, ee, pardon, o hal uygulamaları devam ediyor. Çıkan bilançoya göre şu anda 40 bin kişi gözaltına alınmış durumda. Yani alındı ya da bırakıldı ondan sonra. 20 bin kişi tutuklu. E, binlerce kamu görevlisi ihraç edildi. Binlercesi ihraç bekliyor. 23 Radyo 23 yayın ve 3 Haber Ajansı kapatıldı. 115 gazetecinin sürekli basın kartı iptal edildi. 660 gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi. 45 gazete, 15 dergi, 10 des, 18 televizyon kanalı kapatıldı. Ee, ve işte özel öğretim kurumları, özel yurtlar, vakıflar, dernekler, üniversiteler konusunda da kapatma kararları alındı. Genel olarak o halin durumu bu. Hükümet diyor ki bu önlemleri almazsaydık biz darbe girişiminden sonra ortaya çıkan tabloyla mücadele edemezdik. Bu yapılanmayı devlet içinden ancak böyle sökebiliriz mağdurların mağduriyeti giderilecektir. Muhalefet de diyor ki bu böyle gitmez. O hal meselesini önümüzdeki programlara saklayalım çünkü bu saatten sonra artık vaktimiz kalmadı. Bu akşam Musul Musul'dan yola çıkarak en son başkanlık tartışmalarına değindik. Çok teşekkür ediyorum geldiniz katıldığınız için. Ee, yerinden bilgiler de aldık ee, Musul ve e, Erbil Ve bölgede neler oluyor Çok teşekkür ediyorum ee, Perşembe akşamı saat 21'de tekrar görüşeceğiz İyi sabahlar efendim